Herkese merhaba. 100 kişiyi aştık görebildiğim kadarıyla. Hepiniz hoş geldiniz. İsmim Nevsal. Zoom'da sadece 4 kişinin fotoğrafını görebildiğim için tam emin olamadım. Herkesin gelip gelmediğini ama alttaki katılımcı sayımında onu görebiliyorum. İsmim Nevsal. 1-2 dakika kendimi tanıtmaya çalışayım. Son dakikada yetişmeye çalışan katılımcılar da olabilir diye düşüncesiyle. İsmim Nevsal. Trade Atlas firmasında iş geliştirme yöneticisi olarak çalışıyorum. Yurt dışı satıştan sorumluyum aynı zamanda. Eski bir ihracatçıyım ben. İhracata 2007 yılında Osteam Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde başladım. Akabinde kendim bir şirket kurdum. Kendi ismimle Orta Doğu'ya makine ihraç etmeye çalıştım. Çok uzun soluklu olmadı. 2010 yılında Irak'a yerleştim. Irak'ın Erbil şehrine yerleştim. Aile şirketimiz inşaat firmasının burada aldığı büyük bir proje çerçevesinde projenin finans biriminin başındaydım yaklaşık 2 yıl boyunca. Devamında 2,5 yıl boyunca Irak'ta kalmaya devam ettim. Burada ticaretle uğraştım. Yani Türkiye'den ihracatçı, Irak'ta da ithalatçı olmak suretiyle Türkiye'den satın aldığım inşaat malzemelerinin burada dağıtımı ile uğraştım. 2014 yılında memlekete dönüş yaptım diyelim, kesin dönüş. Bir enerji firmasında çalıştım, gümrük ve lojistik işlerinden sorumlu olarak. Akabinde 2016 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde ekonomik araştırmalar şube müdürü olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık 3,5 sene boyunca. 2019'da ayrıldım. O dönemden buraya ticari istihbarat konusunda çalışıyorum, müşteri bulma konusunda çalışıyorum. Yaklaşık 1,5 sene serbest çalıştım. Son 5-6 aylık dönemde Trade Atlas firmasında bu çalışmaları yürütüyorum. Bugün de müşteri bulmayı anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Farklı kaynaklardan nasıl müşteri bulunabilir, müşterilere nasıl ulaşılabilir, o müşterilerle nasıl iletişim kurulabilir? Bu konuda elimden geldiğince bilgim çerçevesinde ticari istihbaratın kendisi de dahil olmak üzere sizlere bu bilgileri aktarmaya çalışacağım. 34 geçiyor şu anda. 1-2 dakika daha bekleyelim isterseniz. Ben bir yandan ekranımı paylaşayım. Evet. 1-2 dakika içerisinde son dakikada gelen katılımcıların da gelmesini beklemek suretiyle programa başlayabiliriz diyelim. Aslen Diyarbakırlıyım. Aslen neresiniz diye bir soru geldi. Aslen Diyarbakırlıyım. Niğde'de büyüdüm ama bunlar tabii çok gerekli detaylar değil ama babam memurdu, Niğde'de büyüdüm. O ilkokulu Samsun'da başladım. Ankara Fen Lisesi'nde okudum. Sonra işte ODTÜ'de okudum vesaire. Ama aslen Diyarbakır. Program süresince bu arada soru cevap bölümü açıkmış zaten. Chat'ten de sorabilirsiniz dilediğiniz soruyu. Ben hani cümleyi tamamlar tamamlamaz chat'teki soruları elimden geldiğince hızla yanıtlamaya çalışırım. Kısa cevaplar halinde. Çok uzun soluklu bir cevap gerektiren soru olursa da onu bölüm sonlarına aktarmaya çalışalım. Hani bütünlüğü bozmaması açısından. Bir ya da iki tane ara verebiliriz diye düşünüyorum. Sonuçta ihracatçı olanlar var aramızda büyük olasılıkla. Gelen mailler, telefon trafiği vesaire. Hani bunlar bizim de tabii ki iş hayatında yaşadığımız şeyler. Dolayısıyla oradaki sizin iş akışınızı da 3 saat boyunca baltalamadan aralarda kısa aralar vererek bir ya da iki ara bu şekilde programı devam ettirmeye çalışalım elimizden geldiğince. Sunumu sizlerle paylaşacağız. EİB'e göndereceğiz bu sunumu. Kendilerinden alabilirsiniz. Aynı zamanda bu eğitimin kendisini de hem EİB hem de Trade Atlas olarak biz YouTube'a yükleyeceğiz. Oradan da takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız bölümler olursa. Evet, isterseniz başlayalım yavaş yavaş kendimizi tanıtmış olduk. Chat bölümüne son kez bir bakalım. Eğitim sonunda sertifika verilecek mi? Bunu Ege İhraççı Birlikleri bilir. Benim net olarak bilgim yok esasen bu konuda. Ben bilgi vereyim izninizle. Katılım belgesi alabilir katılımcılarımız eğitimin sonunda.
Kampüs Eyüp.org.tr üzerinden login olduktan sonra PDF formatında indirebilirler. Tüm katılımcılarımızın bilgisine tekrar iyi eğitimler diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi malumunuz aramızda ihracatçılar var. Tabii belki hiç ihracat yapmayan firmalar da vardır. Girişimciler vardır. İhracat esasen meşakkatli bir iş denebilir. Çok fazla alt başlığı var. Çünkü yurt içi satışa kıyaslarsak ürünler bir ülkeden bir ülkeye gittiği için işte bunun nakliyesi, ihracat desteği, akredit ödeme yöntemleri, teslim şekilleri vesaire çok farklı farklı uzmanlık gerektiren başlıklara temas etmekte. Bunların her biri de deyim yerindeyse ayrı bir eğitim konusudur, ayrı bir uzmanlık alanıdır. Ama biz ihracatın pazarlama bölümündeyiz. Dolayısıyla ben hep şunu söylemeye çalışırım. İhracatın temeli müşteri bulmaktır. Yani pazarlamadır, satıştır, nasıl adlandırırsanız. Müşteri hatta kimi ihracat işlemlerinde ürünün de öncesinde gelir. Yani bir müşteri sizden herhangi bir ürün istediğinde onu üretirsiniz ya da bir yerden alırsınız vesaire. Dolayısıyla asıl olan ihracatta asıl olan müşteriyi bulmaktır. Müşteri bulunduktan sonra geriye kalan bütün başlıklar öyle ya da böyle sizin şahsi ya da kurum olarak bilginiz olması dahi bunun desteğini veren firmalar, kurumlar, ajanslar tarafından bir şekilde çözümlenebilmekte günümüzde. Yani örneğin bankalar size ödeme yöntemiyle ilgili destek verir. Lojistik firmaları lojistikle ilgili çok ciddi deneyimlerini sizinle paylaşır. Dolayısıyla müşteri bulunduktan sonra geri kalan işlemler görece çok daha kolay gidecektir. Biz de bugünkü eğitimimizde tamamen müşteri nasıl bulunabilir, hangi kanallardan bulunabilir? Dolayısıyla buna yoğunlaşmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Şimdi tabii müşteri bulabileceğimiz çok fazla kaynak var. İnternetin gelişmesi, internette birçok kaynağın bu anlamda ihracatçıları, ithalatçıları hizmet etmesi anlamında. İnternet dışında tabii ki canlı olarak da bu konuda bazı çalışmalar yapılabilir. Şimdi bu anlamda bugün sayacağımız bu yöntemleri değerlendirebilmek için şöyle bir algoritma hazırlamaya çalıştım. Bu yöntemleri pasif ve aktif olarak ikiye ayırabiliriz. Yani pasiften kasıt sizin mesela bir mağaza açmak. Az sonra göreceğiz zaten. Bir mağaza açmak pasif bir yöntemdir. Çünkü mağazayı açıp beklemek durumundasınız. Yani yoldan geçenleri kolundan tutup içeri alamayacağınız için bunu pasif bir yöntem olarak adlandırabiliriz. Ama gidip kapı kapı bir şeyler satmaya çalışmak bu daha aktif bir yöntem olacaktır. Diğer taraftan farklı bir parametrede işin online yani masa başı olması ya da sahada olması arasındaki fark. Son parametremizde bu sistemin ya da bu önerinin ne kadar pahalı olduğu yani ucuz mu pahalı mı ücretsiz mi ücretli mi. Dolayısıyla bu parametreler çerçevesinde elimizden geldiğince bütün alternatif metotları görmeye bunları incelemeye çalışacağız. YouTube'da canlı verilemiyor sanırım ama YouTube'a yüklenecek akabinde. Ekranımı tam ekran yapabilirim. Tamam. Ben böyle daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum ama eğer... Tamam, şöyle yapalım. Sanırım daha iyi görülecektir. Şunu da biraz küçülteyim. Evet. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Evet, bu üç parametre çerçevesinde bütün kaynakları elimizden geldiğince inceleyeceğiz. Örneklerine gideceğiz, bakacağız. Oradan ne bulabilir hepsini inceleyeceğiz. Şimdi önce bu parametreler çerçevesinde birkaç örnek görmeye çalışalım. Şimdi örneğin bir ticaret heyetine katılım. Bu aktif bir çalışma denebilir. Çünkü alacaksınız çantanızı, numunenizi, kataloğunuzu vesaire. Bambaşka bir ülkeye gideceksiniz. Orada yeni firmalarla tanışacaksınız. Aktif pasif ayrımında bu aktif bölümüne daha yakındır. Sahada online ayrımında da sahada bölümüne daha yakın. Ancak görece pahalı bir hizmet olduğu söylenebilir. Bunun bir sebebi de bunun tek seferlik bir faaliyet olması. Keza fuar katılımı buna çok benzer. Fuar katılımının heyetten farklı sizin görece daha pasif olmanızdır. Yani standınızı kurdunuz, düzenlediniz vesaire ticaret heyetine göre daha pahalı bir yöntem. Ama tamamen sahadasınız tabii ki gene aynı şekilde. Bir web sitesi açmak örneğin bu bir online faaliyettir ve pasif bir faaliyettir. Sonuçta web sitesini açacaksınız, ortaya koyacaksınız ve görece çok çok ucuz bir yöntem denebilir. Ticari istihbarat hizmetine erişim olarak adlandırabileceğimiz çalışmada da yine online'sınız. Ancak burada aktifsiniz çünkü aktif olarak rakiplerinizin beyannamelerini göreceksiniz, rakiplerinizin müşterilerini göreceksiniz. Siteye göre tabii ki biraz daha pahalı ama heyet, fuar katılımı vesaire
bunlara göre biraz daha hesaplı bir yöntem olarak adlandırılabilir. Bundan sonraki örnekleri genelde bu üç parametre çerçevesinde işlemeye çalışacağız. Bunlara ek olarak tabii bunun ne kadar etkin olduğu da aslında başlı başına bir parametre ama bu etkinlik çok göreceli, yani tartışılır. Kişiden kişiye, firmadan firmaya göre değişebilir. Onun için bu yorum tamamen hani sizlerin kendi takdiridir. Şimdi sahada ve aktif olarak yapılabilecek müşteri bulma yöntemlerinden birkaç örnek vererek başlayalım. Örneğin potansiyel müşterilerin tespit edilmesi, ziyaret bölgelerinin seçilmesi, gelip bunların kapı kapı gezilmesi, bu sahadaki en aktif yöntemlerden biridir. Tabii burada şöyle bir husus söz konusu. Gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler, hatta yani belki gelişmiş düzeyinden de bağımsız olarak ülkelerin tamamında kapıdan kapıya ziyaret yönteminde farklı metotları izlemek gerekir. Örneğin daha Avrupa, Amerika, işte Japonya gibi ülkelerde randevu almadan bir firmaya girip biz bunu üretiyoruz demenin etkinliği yok denecek kadar azdır. Çok tesadüflere bağlıdır diye düşünüyorum. Ama örneğin Irak'ta, ben şu anda Erbil'deyim. Bu arada Erbil'den bağlanıyorum. Örneğin Erbil gibi bir yerde, Irak gibi bir ülkede zaten hedef olabilecek müşterileri kolaylıkla tespit edebilmeniz mümkün değil. Yani internet penetrasyonu çok zayıf. Firmaların siteleri olsa bile işte mail adresleri, telefonlarına ulaşmak çok kolay değil. Dolayısıyla bu gibi ülkelerde tam tersi belki direkt çat kapı gelmek çok çok daha fazla firmaya erişme anlamında size bir kapı açacaktır. Şimdi Erbil'le ilgili şöyle bir örnek vereyim hani daha anlaşılması için. Yuvarlak bir şehir, haritada görebildiğiniz gibi. Erbil'de deyim yerindeyse her sektör belli bir alanda kümelenmektedir. Mesela şurada bir aydınlatmacıların olduğu bir sokak var. Bir sokak tamamen ev aydınlatmacıların, ev aydınlatma ürünleri satan firmaların olduğu sokak. Başlı başına bir sokak sadece mobilyacıların, bir sokak sadece tıpla ilgili medikal ilaç vesaire bunların olduğu sokaklar. Dolayısıyla bunun gibi randevu gerektirmeyen ülkelerde o ülkedeki firmaların kümelenme noktalarına da bakarak çok kolaylıkla kataloğunuzu, numunenizi almak mümkünse tabii ki numuneleri alarak bu şekilde bunları ziyaret edebilirsiniz. Ama dediğim gibi daha gelişmiş ülkelerde işte Avrupa, Amerika vesaire buralarda daha belirli bir süre öncesinden randevu almak çok çok daha isabetli olacaktır. Biz Amerika'ya bir seyahatte bir hafta önce firmalardan randevu almaya çalıştık. Birkaç firma bizi reddetti. Bir hafta sonrasında randevu aramız mümkün değil, programımız çok yoğun diye. Dolayısıyla bazı ülkelerde hatta birkaç hafta önceden bu girişime başlamak gerekebilir. Şimdi sahada aktif olarak yapılabilecek çalışmalardan bir tanesi de fuarın ziyaret edilmesidir. Bu noktada şuradan bazı web sitelerini göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Tam ekranı tekrar açayım görüntüyü bozmak anlamında. Şimdi fuar ziyareti bir fuara katılımcı olarak yani stand açmaktan önce yapılması gereken çalışmalardan bence bir tanesidir. O fuarın havasını koklama anlamında. Peki hangi fuarlara katılabiliriz derseniz dünyada fuarların listeleyen birçok site var. Ama benim en çok kullandığım auma.de sitesidir. Şuradan göstereceğim size. Bir Alman firmasının sitesi bu. Şuraya ekran görüntüsünü de aldım. Dünyadaki neredeyse bütün fuarları, sektörler, ürün grupları, tarihler, fuarın yapıldığı ülke hatta düzenleyici firmasına kadar olmak üzere buradan filtreleyebilirsiniz. Bakın şu Auma'nın web sitesi İngilizcesi var tabii ki. Almanya hükümetinin sitesi olabilir. Çok emin değilim. Şimdi şu hemen alt tarafta bakın Advanced Search bölümü var. Az önce ekranda gösterdiğim görsel şurası. Fuar ismiyle de arayabilirsiniz. Örneğin siz havacılık endüstrisinde ürün yapan bir firmasınız. Havacılığı seçtiniz. Şuradan alt başlıkları seçmeniz mümkün. Aeronautics alt başlığını seçtiniz. 2021'in örneğin başından 2022'nin şuradan da December'ı seçelim. 2021'in başından 2022'nin sonuna kadar şuradan da bir ülke seçeceğim. Örneğin United States olsun. Amerika'daki bütün havacılık fuarlarının listesini görüyorum şu anda. 15 tane fuar tespit etti. Geçmiş fuarlar var tabii ki 2021'in başından aldığımız için. 2022'nin sonuna kadar olan bütün fuarlar burada. Her bir fuar içinde bakın bunlara tıklarsanız bunların detaylarını buradan görebilirsiniz. Fuarı düzenleyen kim? Onların web sitesi, işte hatta varsa telefon numarası, işte mail adresi vesaire. Dolayısıyla sektörünüzün önde gelen fuarlarını değerlendirmek anlamında Auma ya da ona benzer siteleri kullanabilirsiniz. Bu sayede bu fuarların fuarlar hakkında bilgi edinebilirsiniz diyelim. Şimdi fuara gitmeden önce tabii ki yapılması gereken bazı çalışmalar var.
bu ziyaretin daha anlamlı ve etkili olabilmesi için. Örneğin fuarın önceki katılımcılarını inceleyebilirsiniz. Bu fuara hangi tip firmalar geliyor diye. Bu doğru ve isabetli fuar seçimi için önemli bir başlık. Örneğin ben 2008 yılında gitmiştim. Bugünlerde yapıldı sanırım Dubai Big Five Fuarı. Belki aranızda katılanlar da vardır. Dubai Big Five Fuarı inşaat sektörünün büyük fuarlarından bir tanesi. Birkaç fuar hariç benim bugüne kadar ziyaret ettiğim yüzlerce fuar sitesinin tamamında o fuara geçmiş yıllarda katılan firmalara çok kolaylıkla ulaşmak mümkün. Bu da o fuarın yapısı hakkında size bir fikir verecektir. Yani size benzer firmalar orada mı değil mi? Bu firmalar nerelerde yoğunlaşmış, hangi ürünlerle öne çıkmaya çalışmışlar vesaire gibi. Bakın Big Five için örneğin şurada Exhibit'in altında 2020 Exhibitor List denen bir bölüm var. Burada fuara katılan bütün firmaları görmek mümkün. Bunları ülkelere göre kırmak, sektörlere göre ayırmak, tek tek incelemek, bu şekilde de çok kolaylıkla bilgi edinmek pekala mümkün. Firmaların açıklamaları, hatta iletişim bilgileri. Fuar listelerinde bakın, şunu ben çok fazla gördüm. Burada sales adresi verilmiş. Tabii ki sales info, kontak vesaire, bunun gibi mailler sıklıkla verilmekte ama bazı firmalarda doğrudan nokta atışı birilerinin maillerine de ulaşabilirsiniz. Bu sayede firmaların genelde orta ve düşük ölçekli firmalarda bu daha sık rastlanır. Yani firmanın patronu, genel müdürü vesaire bunların doğrudan mail adreslerini de yakalayabilmek mümkün. Dolayısıyla fuar listeleri başlı başına ciddi bir potansiyel kaynaktır. Fuara gitmeden önce de bunların değerlendirilmesinin çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu sayede önce online araştırma, akabinde fuar ziyareti, sonra belki bir ya da iki sene sonraki fuara da yerinde ziyaret bunun etkinliğini arttıracak. Şimdi fuara gidince fuar alanında ziyaretçi yoğunluğu ve fuar haritasının da incelenmesi lazım. Çünkü fuar alanında bulunduğunuz nokta sizin başarınızı kesinlikle ve kesinlikle etkileyecek. Şurada buna ilişkin biraz eğri büğrü oldu ama bakın bir şablon yapmaya çalıştım. Şu siyah kapının, bu holün kapısı olduğunu varsayalım. A, B, C adında 3 tane dikey koridorumuz var. D, V, E adında 2 tane yatay koridorumuz var. Şimdi bu aslında çok sağlıksız bir fuar alanı yapılanmasıdır. Çünkü mantıken içeri giren herkesin bütün standları dolaşabilmesi için fuar alanının bu şekilde tasarlanması gerekir. Ama eğer şöyle bir fuar alanını gördüyseniz, bu durumda insanların bir kısmı ister istemez A, D, C, E bandını takip ederek belki şu B'deki firmaları hiç görmeyerek dışarı çıkabilir ya da A'dan D'ye gelip B'den E'ye devam ederek çıkabilir. Yani koridorlardan bir tanesinin bypass edilmesi pekala mümkün. Dolayısıyla eğer böyle bir fuar alanında bir stand açmak durumundaysanız benim tercihim muhtemelen D koridorundaki şu iki yıldız alanında olurdu veya tam karşısında. Yani kim nereden giderse ya da gelirse gelsin bir şekilde insanların tamamının geçeceği alanlar veya kapı ağzı tabii ki burada önemli. Dolayısıyla fuarı ziyaret ederken aynı zamanda o fuarın yapısı nasıl, insanlar hangi kapılardan içeri girip nerelerden devam ediyorlar firmaları ziyarete. Dolayısıyla bunların da incelenmesi sonraki yıllarda standartlaşma noktasında bize çok ciddi fayda sağlayacaktır. Şimdi girdi çıktı olarak bahsetmeye çalıştığım şey de şu. Fuarı tamamen turistik amaçla ziyaret etmenin tabii ki çok ciddi bir faydası yok. Hazır oraya gitmişken, orada yüzlerce belki binlerce firma standını açmış bir şeyler sergiliyorken orada elbette ki temas da kurulabilir. Yani örneğin bir gıda fuarından bahsedelim. Bu fuarda bugün aroma, un, şeker, ambalaj bu firmaların hepsi orada olacaktır. Hatta nihai ürün satan kek, pasta, işte bisküvi, çikolata vesaire bu firmaların da hepsi orada olacaktır. Sizin örneğin ürününüz başka bir firmaların girdisi olabilecek bir ürünse örneğin ambalaj malzemeleri üretiyorsunuz. Bu fuardaki neredeyse bütün firmalar potansiyel olarak sizin müşterinizdir esasen. Ya da şeker üretirseniz şekerli ürün üreten firmaların tamamı aynı zamanda sizin müşterinizdir. Tabii şu bir gerçek. Fuara gelen firmalar genelde satış hevesiyle gelen. Kimse ben gideyim de fuardan bir şeyler satın alayım mantığıyla orada bir stand açmaz genelde. Çok çok büyük firmalar haricinde. Oradaki personel de genellikle satış personeli olur. Yani satış yöneticileri, ihracat sorumluları vesaire. Ama ölçekten ölçeğe değişmekle birlikte özellikle orta ölçekli ve onun daha altındaki firmalarda firmanın genel müdürlerinin, patronlarının bu fuarlara sıklıkla katıldığını belki sizler de tecrübe etmişsinizdir. Hatta belki katılmışsınızdır. Dolayısıyla fuar ziyareti anlamında şöyle söyleyebiliriz. Hem fuarın önceki katılımcılarının tespit edilmesi ki bu listede başlı başına potansiyel bir müşteri listesidir. Fuarın
Yapısının ve havasının toplanması, buna ilişkin analizler yapılması burada ciddi faydalar sağlayacaktır. Sonraki yıllarda fuar ziyaretlerinde. Son olarak zaten hali hazırda orada bütün standlar kurulu, canlı canlı insanlarla tanışma şansınız var. Yanımızda kataloglarımızı vesaire götürüp bunlarla kolaylıkla tanışabiliriz. Fuar ziyaretine ilişkin söyleyeceklerim de bunlar. Bu bölümleri de geçiyorum. Şimdi son olarak sahada aktif çalışmalardan ticaret heyetlerine örnek vereyim. Belki daha önce katılanlarınız vardır. FİM ve ihracatçı birlikleri ticaret heyetleri düzenlemekte. URGİ projesi kapsamındaysanız orada da katılmışsınızdır. İşte TOB, DEİK ya da sektörel dernekler, bunların da ticaret heyeti düzenleme yetkileri var. Dolayısıyla ticaret heyetleri sizin doğrudan firmalarla temas kurmanız anlamında size yardımcı olacaktır. Daha önce hiç katılmayan firmalar için şöyle bir görsel hazırladım. Ben TİM'deyken Rusya'da bir ticaret heyetine katılmıştım. TİM'in sorumlusu olarak, yani personel olarak. Çalışma mantığı şudur ticaret heyetlerinin. Türkiye'de katılımcı firmalar toplanır. Örneğin bir gıda ticaret heyeti düzenleyeceğiz Rusya'ya. Biz biraz daha genel amaçlı yapmıştık Türkiye İhracatlar Meclisi'ndeyken. Şehrin çoğunlukla en lüks otellerinden bir tanesini, konferans salonunu kapatıyoruz ve buraya, burada gördüğünüz gibi, masaları diziyoruz. Türk firmalar, yani bizle beraber ihracat yapmaya gelen firmalar buradaki masalara oturmakta. Ondan sonra Türkiye İhracatçılar Meclisi ya da işte her düzenleyen her kimse, bunun yetkilendirdiği Rusya'daki yerel ajanslarda gelen her firmanın potansiyeline uygun olarak o ülkedeki ithalatçıları bu konferans salonuna davet etmekte. Yani bir gıda fuarı düzenledik, gittik Rusya'ya, hepimiz masaların başına oturduk, hepimizin katalogları, numuneleri yanında. Akabinde kapılar açıldı ve Rusya'daki ithalatçılar içeri giriyor. Onların da ellerinde zaten bu masalarda kimlerin oturduğuna dair bilgiler var. Dolayısıyla geliyorlar birebir o anda insanlara canlı canlı ürünleri gösterme, fiyatları sunma, işte bağlantı kurma şansına sahip oluyorsunuz ticaret heyeti anlamında. İlk parametre örneğinde vermiştik. Ticaret heyetleri fuarlara göre biraz daha hesaplı. Fuarlar da tabii ki Ticaret Bakanlığı'nın desteği altında. Ama ticaret heyetleri de aynı destekten faydalanmakta, ama çok daha hesaplı bir yöntem denebilir. Tek atışlık olması bu anlamda biraz sıkıntı olabilir. Bir bağlantı yakalayamazsınız çünkü o para deyim yerine ise çöpe gitmiş olacaktır. Ama doğrudan firmalarla temas etme anlamında böyle bir şansı size sunmakta ticaret heyetleri. Eğitim PDF'ini indirme imkanınız var mıdır? Tabii ki. Biz bunu EYİP'le paylaşacağız. Ege İlerçi Birlikleri'nden. Tamam, zaten Müşra Hanım buna cevap verdi. Şimdi ticaret heyetleriyle ilgili olarak söyleyebileceklerim de bunlar. Sahada aktif olarak yapılan çalışmalardan bir tanesidir. Şimdi sahada pasif çalışmalar olarak adlandırabileceğimiz çalışmalara örnekler göstermeye çalışayım elimle geldiğince. Mağaza açmak sahada pasif çalışmalardan bir tanesi. İster yurt içi mağaza olsun, ister yurt dışı mağaza olsun. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Mesela İstoç ve Eminönü'nü örnek gösterebilirim. Bazı endüstriyel ürünler için İstoç, deyim yerindeyse bir 365 gün fuar alanı gibi. Çünkü içerideki insanların, yani gezen kalabalığın yarısı yabancı. Zaten bunu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. İnsanlar sadece oradan tek tek ürün almaya da gelmiyorlar. Bunların bir kısmı tek tek ürün alıp bir kısmı da toplu bağlantı yapmaya gelen firmalar var. Keza Eminönü de aynı şekilde, tekstil olsun, takı olsun, hani işte baharat vesaire birçok üründe, halı, bu ürünlerde mağaza anlamında size ihracatın kapısını çok kolay açabilecek bir yöntem. Sahadasınız, birebir müşteriyle yüz yüzesiniz, ama tabii ki gene pasif bir yöntem. Keza yurt dışı mağazası da çok benzer şekilde. Yurt dışı mağaza açtığınızda da sahada olacaksınız. Tabii ki içerideki mağazaya göre yurt dışında daha da yakınsınız potansiyel müşterilere. Ama öyle ya da böyle yine de insanların tabii ki gelip mağazayı ziyaret etmesini beklemek durumundasınız. Yurt dışı mağaza ile ilgili kolay desteği anlatacağım. Chat bölümüne bakayım. Ben teşekkür ederim Halil Bey. Eğitim sonunda sertifika, katılım sertifikası verilecek. Az önce Yiğit Bey söylemişti. EYİP'in kampüs sayfasını başvurursunuz, oradan alabildiğinizi iletmişti Yiğit Bey. Oradan alabilirsiniz. Şimdi kolay destek daha önce kullanmayanlar için şöyle hızlıca gösterelim. Ticaret Bakanlığı'nın verdiği birçok ihracat desteği var malumunuz. Hatta şunu kapatalım. Biz TİM'de bir araştırma yaptığımızda Türkiye'deki kadar çeşitli
ve yoğun ihracat desteği veren çok fazla ülke olmadığını fark etmiştik. Hatta ve hatta bazı ülkelerde parasal destek daha yok. Yani sadece eğitim, danışmanlık, işte koçluk, mentorluk vesaire gibi. Ama biz bu anlamda diğer ülkelere kıyasla çok çok daha ilerideyiz. İmkanlar el verdiği ölçüde tabii ki. Çünkü sonuçta bu da bir bütçe meselesi. Şimdi kolay destek gov.tr sitesinin hemen altına inerseniz burada mal ve hizmet ihracatı için kullanabildiğiniz desteklerin hepsini çok basit böyle bir çizgi film arayüzüyle görebilirsiniz. Yurt dışına gidip müşteri olmak istiyorum örneğin. İş seyahatlerim desteklensin. Buna girersiniz. Yurt dışına gidip firmaları ziyaret edip geldiğinizde bu masraflarınızın bir kısmının desteklendiğini göreceksiniz. Örneğin az önce konuştuğumuz ofis, mağaza ve depom desteklensin. Şimdi buna tıkladığımız zaman bu desteğin ne olduğunu, nasıl faydalanabileceğimizi göreceğiz. Bu destekle ne kazanırsınız? En fazla 25 birim için her ülke başına 4 yıl boyunca bu desteklenmekte. Neler desteklenir, bu destekten nasıl faydalanır, nerelere başvuracağız işte vesaire. Bunların hepsine ilişkin detayları çok basit bir arayüzde buradan görmek mümkün. Ne kadar, hangi ölçüde, ne kadara kadar desteklenir vesaire. Burada hedef ve öncelikli ülkeler altında bir başlık var. Ticaret Bakanlığımız her sene hedef ve öncelikli ülkeler diye iki ayrı liste yayınlıyor. Dolayısıyla örneğin Almanya bir hedef ülke ise Almanya'da bunu açarsınız destek %60. Gürcistan öncelikli ülke, burada açarsınız destek %50 ama her iki gruba da girmeyen Mısır'da açarsınız da %40 oranında destekten faydalanabilmektesiniz. Kolay destek sayesinde bunları görebilirsiniz. Evet, tekrar sunumumuza dönelim. Şimdi mağaza ile ilgili anlatabileceklerim kabaca bu kadar. Şimdi fuar katılımı konusuyla ilgili söylemek istediğim çok şey var. Fuar katılımını ben sahada pasif olarak konumlandırdım. Aslında şöyle, fuarın ziyaret edilmesi sahada aktif de, fuarın kendisinde stand açılması sahada pasif midir? Yani tabii ki bu kavramlar arasında aslında yani %100 mutlak bir ayrım söz konusu değil. Ama görece yapılan aktivite daha pasife doğru kaymakta fuar katılımında. Zira standı açıp teknik olarak tek cümleyle fuar nedir? Stand açıp standın başında beklemektir. Böyle diyebiliriz. Ama bunun çok çok daha ötesi var. Bakın madde madde anlatmaya çalışacağım örneklerle birlikte. Şimdi öncelikle hangi fuara katılabiliriz? Az önce AUMA sayfasından dünyadaki bütün fuarların listesine erişebileceğimizi gördük. Ama Ticaret Bakanlığı'nın fuar desteklerini konu olarak yayınladığı bazı listeler var. Şimdi hemen tekrar web sitemize gelip şuradan bakalım. Ticaret Bakanlığı fuarlar. Ticaret Bakanlığı sayfasında bakın fuarlar adı altında bir başlık var. Fuarlar ve bunların destekleriyle ilgili bütün bilgileri buradan kolaylıkla erişebilirsiniz. 2021 yılında destek kapsamına alınan yurt dışı fuarlar. Şimdi buraya tıkladığınızda iki liste göreceğiz. Bunların bir tanesi milli katılım organizasyonlarıdır. Bakın Excel'leri de indirelim bir yandan. Tamam, şöyle açıldı. Milli katılım organizasyonu şudur. Ticaret Bakanlığı örneğin git gibi bir görev vermiş. Demiş ki Kiev'deki moda fuarına git, organizatörden belirli bir alanı kapat. Yani 10 firmalık, 50 firmalık artık Türkiye'deki firmaların talebine göre 100 firmalık bir alanı İstanbul işte Tekstil ve Konfeksiyon İlaççıları Birliği gider. Bu alanı tamamen kapatır. Akabinde bunları deyim yerindeyse parsel parsel Türk firmalarını küçük parçalar halinde satar. Yani siz fuarın Ukrayna'daki organizatörüyle mümkün olduğu kadar minimum temastasınızdır. Ne yurt dışında yazışmanız gerekir, ne işte yurt dışına evrak gelecek vesaire. Hani bunlar diğer fuarlara göre minimum düzeydedir. Aynı zamanda bunun en büyük avantajlarından bir tanesi de Türk pavilyonu olması. Yani her yer işte Türkiye'ye hoş geldiniz. İşte genelde mavi turkuaz kullanılıyor hatırlayabildiğim kadarıyla. Firmaların hepsinin işte o çerçevede aynı bölgede olması. Bunun gibi avantajları var. Dolayısıyla milli katılım fuarları bunlar. Bakın mesela Ege İhracatçı Birliği'nin de organizatör olduğu tamam bunu web sitesinde açtığı için filtrelemesi çok kolay olmayacak ama şurada bakın Ege İhracatçı Birliği'mizin mesela Japonya'daki Foodex yapan fuarında ki bu fuar geçti Mart ayında gıda ve içecek fuarında da EYB bunun sorumlusuymuş. Dolayısıyla EYB'e başvurarak çok kolaylıkla bu fuarda standımızı alabilirdik. Ürünlerimizi gönderebilirdik. Hatta işte vize vesaire alımı noktasına kadar burada hatırladığım kadarıyla ihracatçı birlikleri bu noktada bizlere yardımcı olmakta firmalara. Ama bakın bu listede sadece
118 firma vardı. 120 tane fuar var. Şimdi dünyada binlerce fuar var tabii ki. Bu listede olmayan fuarlar için ne yapabiliriz dersiniz? Yine Ticaret Bakanlığı'nın bakın 2021 yılında bireysel katılımın desteklendiği yurt dışı sektörel fuarlar. Burada bir Türkiye pavilyonu yok. Yani siz kendi başınızsınız. Kendi standınızı oluşturacaksınız. İşte o standı tasarlayacaksınız. Ürünlerinizi göndereceksiniz vesaire. Ama bu fuarlara da pekala katılabilir. Burada da Ticaret Bakanlığı desteğe esas tutarları açıklıyor. Yani ben senin masrafının şu kadarını sana geri ödeyeceğim diye buradaki harcamanızı tabii ki bu çerçevede belki biraz daha dikkatli ve bunu dikkate alarak yaparsınız. Ama burada da bakın dünyanın her yerinde kendi alanındaki fuarları çok kolaylıkla görebilirsiniz. Yani fuar seçimi anlamında bakabileceğiniz iki liste burası. Ya buradan milli fuarlara bakıp direkt örneğin İTKİP'le EYİP'le irtibata geçersiniz. Veyahut bu listedeki fuarlara bakarak doğrudan bunu kim organizatörü her kimse onlarla irtibata geçebilirsiniz kolaylıkla. Şimdi katılımcı analizi az önce aslında buna değindik. Çünkü fuarı ziyaret etseniz de katılımcıları bilmeniz önemli. Stand açsanız da katılımcıları bilmeniz önemli. Katılımcı analiziyle ilgili bakın bir cümle şunu söylemek istiyorum. Şimdi buraya örneğini yazdım. Hani sonradan sunumu görürseniz belki hatırınızda kalması kolay olur diye. Dünyadaki kozmetik fuarlarını araştıracağım ben. Bunlara kimler katılıyor bakacağım. Örneğin bakın Cosmetics Exhibitors yazıyorum. Şunları da kapatalım. Şimdi Google'a Cosmetics Exhibitors yazdığımda Google zaten benim fuarların katılımcılarını aradığımı çok kolaylıkla anlıyor. Bakın hemen şu In Cosmetics bilmiyorum ama Düsseldorf'ta düzenlenen bir güzellik fuarı. Bakın bunun katılımcıları. Şimdi hemen girebiliriz bu siteye. Çok özür diliyorum. 2022 yılında yapılacak bir sonraki fuar. Bir önceki fuarın katılımcıları bakın hemen şurada Find All Exhibitors 2020. Buna tıkladığımızda 2020 yılında bu fuarı kimlerin gittiğini göreceğiz. Bu şu anlamda da önemli. Sizinle beraber aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar bu fuarlara gidiyorlar mı, gitmiyorlar mı? Hem bu noktada önemli hem de tabii ki potansiyel olarak kendinize buradan bu listelerden dahi müşteri bulmanız mümkün. Bakın bunları ürünlere göre ayırabilirsiniz, ülkelere göre ayırabilirsiniz. Örneğin Türk firmalarına bakalım. Düsseldorf'ta hangi firmalar gitmiş? Silivri firması AKDR Dış Ticaret Limited şirketi. İstanbul firması BG Sağlık. HTC Kozmetik. Bakın bu firmaları görüyorsunuz. Her bir firmanın içerisinde girdiğinizde de az önce dediğim gibi bakın adresi, telefonu, mail adresi hatta şu vakit bir insan yani info vesaire gibi jenerik mail değil de bir kişiye ait gibi görünüyor. Telefonu var, web sitesi var vesaire. Bunları da pekala buradan kolaylıkla görmeniz mümkündür. Gıda üzerine olan bir site yok mu? Fuarlar anlamında diyorsanız bakın kozmetiği gıdaya çevireceğiz. Şöyle eğer sorduğumuz soru buysa Alperen Bey'in. Şimdi Food Exhibitor derseniz de bakın Good Food bunun reklamlarını görüyorum sürekli. Yakın bir zamanda mı çok emin değilim ama bakın Good Food Exhibitor. Şimdi buna girerseniz buradaki gıdacıları görürsünüz. Aşağı doğru baktığınızda Yunanistan'da bir fuar listesi var. Bakın Exhibitor list o da burada. İngiltere'de yani UK ile bittiği için öyle söylüyorum. Muhtemelen İngiltere'dedir. Bunun katılımcıları da burada. Dolayısıyla yani buradan aslında deyim yerindeyse hem etinden hem sütünden fuar listelerinin tamamından azami şekilde faydalanabilirsiniz. Hem kendinize müşteri bulabilirsiniz. Bu firmaları tek tek incelersiniz. Bu firmalar ne iş yapıyorlar? Bana müşteri olabilir mi diye. Aynı zamanda benim rakiplerim bu fuarlarda yer açmışlar mı? Oradalar mı? Değiller mi? Ya da sektörün önde gelen firmaları oradalar mı? Yani mesela Ülker'in gittiği bir fuar, Eti yani bunlar Türkiye'nin gıda devleri diyebiliriz. Ya da Unilever, Procter & Gamble bunların gittiği fuarları daha itibarlı olmasını bekliyoruz. Yoksa işte Atina'nın bir köşesinde düzenlenen ufak tefek fuardan da müşteri çıkabilir ama daha itibarlı fuarlardan bu oranı arttırmak pekala mümkün olacaktır. Ben teşekkür ederim. Dolayısıyla dediğim gibi bakın fuar listeleri başlı başına aslında internette erişebildiğiniz bir kaynak. Online mıdır? Online'dir. Sahada değilsiniz, bilgisayar başındasınız ama ücreti sıfır. Yani gördüğünüz gibi her şey Google'da, Google'a açık, sıfır maliyetle dünyadaki neredeyse, ben çok özellikle birkaç fuarda görmedim, bunun dışında dünyadaki neredeyse bütün fuarların katılımcılarını blok olarak çok kolaylıkla erişebilir. Bunları pekala kolaylıkla filtreleyebilirsiniz. Kalsit için hiç fuar bulamadık. Sektörde yeniyiz diye Caner Bey'den bir soru geldi. Şimdi Kalsit Exhibitors yazmak çok doğru olmayacaktı. Çünkü
genelde fuarların isimleri sektörü ifade eder. Kalsitten kasıt madencilik fuarlarında mı sergilenmekte? Benim bildiğim çünkü öyle. Belki madencilik fuarları olabilir veyahut mutfakta kullanılan bir ürünse, yani hani mutfak tezgahı vesaire, belki o fuarlara bakmak gerekebilir. Ama her şekilde yani yine de bakın, sonuçta hani deyim yerindeyse denemesi bedava. Calcite Exhibitors yazalım. Calcite Compounding World Expo. Evet. Ben böyle tahmin etmemiştim. Bu Calcite'in geçtiği bir fuar da varmış. Compounding World Expo. Burada bu Calcite adında bir firma da olabilir. Ya da ürün de olabilir. Ama yani mantık olarak bu şekilde ürünlerinizi yazın. Mümkün olduğu kadar geniş tutmaya çalışmak gerekir. Veyahut bakın şu da mümkün. Şimdi şu İstanbul firmasını alalım. Diyelim ki kalsit sektörü ya da herhangi bir ürün yönünde hiçbir fuar bulamadınız. Şu da mümkündür. Sektördeki en büyük rakibiniz kim? Örneğin benim sektördeki en büyük rakibim İstanbul'da Pergusa firması. Şimdi Pergusa firmasını yazıp exhibitor yazdığımda bu firmanın katıldığı fuarları göreceğim zaten. Bakın az önce baktığımız şurada. Beauty Düsseldorf. Pergusa'yı gördüm. Başka nereye katılmış? Beauty DE fuarına da katılmış. Ayrı bir fuar ise. Şurada FMM Malezya fuarı var. Zannediyorum ki buraya da katılmış. Bakın firmanın deyim yerindeyse fuar fotoğrafını çekmiş olduk. İtalya'da bir fuara katılmış olabilir. Şurada tekrar bir sonuç çıktı vesaire. Yani bu yöntemle ilerleyebilirsiniz. Bu sayede bulabilirsiniz. Ya da evet kimya fuarlarını arayabilirsiniz. O şekilde bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi üründen bulamazsanız da şey olarak gitmek pekala mümkün. Rakiplerinizin isimleriyle gitmek pekala mümkündür. Chat bölümüne de hemen bakayım. Kalsit daha ziyade doğal taş sektörüyle ilgili. Tamam. Murat Bey'in desteği oldu. Teşekkür ederim. Dolayısıyla yani hangi sektöre yönelik satışınız var ise bu kalsitte. Ben Orta Anadolu yani Niğde Aksaray bölgesinde çok kalsit firması var diye hatırlıyorum. Siz tabii neredesiniz tam bilmiyorum ama oralarda birkaç firmayla tanışmıştım. Şimdi katılımcılar bizim gibi üreticilerdir. Evet doğru, şimdi Zeynep Hanım'ın yorumu. Fuarlara katılan firmalar üreticiler tabii ki. Şimdi sizinle aynı ürünü fuarda sergilen bir firmaya bir şey satmak çok çok mantıklı değil. Zaten kendileri bunu satmaya çalışıyorlar. Fuar listelerindeki amaç şu olur. Önce fuarı analiz edip o fuarı ziyaret ya da katılım noktasında size bir fayda sağlar mı? Bunu incelemek. İkinci noktada da eğer ürünlerini son kullanıcıya değil de girdi olarak kullanılabilen bir ürün ise bunları analiz etmek. Yani örneğin iplik üretiyorsunuzdur. Tekstil fuarına bakarsınız. Siz tişört üretirken tişört satan firmaların bilgilerine erişmek tabii ki hiçbir işinize yaramayacaktır. Ama dediğim gibi bu girdi çıktı ilişkisi anlamında bunları bulabilirsiniz. Sizin bu sorunuza geleceğiz Zeynep Hanım. Tabii ki az sonra bütün kaynakları incelediğimizde sorunuzun yanıtını da alacağınızı ümit ediyorum. Karavan sektöründe çalışıyorum. İhracat potansiyeli olan karavan firmalarını bir araya getirmeye çalışıyorum. Düsseldorf'ta karavan salonu resmen ezberledim ve içerik olarak kaydettim diye bir YouTube dosyası geldi Oğuzhan Bey'den. Bu Düsseldorf'taki karavan salonu dediğiniz bir fuar mıdır? Ben çünkü daha önce hiç duymadım ama hemen şurada herkesin baktığı noktada şey yapalım. Evet, bu bir fuar sanırım görebildiğim kadarıyla. Tamam, yani orada chat bölümünü tekrar açabilir isem. Oğuzhan Bey'in söylediği, yani bu bahsettiğimiz çalışmaların tamamını yapılmış. Oğuzhan Bey katılımcıları biliyor. Zaten görece dar bir sektörde olduğu için katılımcıları kolaylıkla avucunuzun içine alabilirsiniz. Şimdi devam edeceğim ben. Son olarak şunu da söyleyip ondan sonra kapatacağım. Şimdi saha analizi. Gidilen ya da hedeflenen fuarlar için de yapılabilir. Bu çok genel manada da yapmak mümkün. Sizin ürünleriniz son kullanıcıya yönelik ise bu ürünlerin ilgili pazarlarda ne kadara satıldığını görmek pekala mümkün. Bakın şöyle düşünün. Almanya'da herhangi birisi Migros.com.tr'ye girmek suretiyle Türkiye'deki peynir, zeytin, et, tavuk, balık her neyse Migros'ta satılan ya da Carrefour'a girmek suretiyle Carrefour'da satılan bütün ürünlerin piyasasını görebilir. 3 aşağı 5 yukarı. Yani tabii ki mesela BİM'in fiyatını göremiyoruz. Çünkü broşürler dışında online satışı yok vesaire. Ama ülkelerdeki bu işi yapan özür diliyorum. Ülkelerdeki e-ticaret sitelerine uluslararası ya da yerel girmek suretiyle ürünlerin fiyatlarını çok kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Buraya Carrefour örneği koymamın sebebi şu. Carrefour dünyanın birçok ülkesinde var. Orta Doğu ve Afrika'da ciddi oranda güçlü. Onu biliyorum. Burada şunu yapabiliriz. Hemen çok kısa bir örnek vereyim.
Bugün Carrefour France diyeceğim mesela ben. Carrefour'un Fransa sayfasına şuradan girip Carrefour'daki fiyatları pekala çok kolaylıkla görebilirim. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı olabilir. Sanırım şuna basacağız kapatmak için. Carrefour'un Fransa sayfası şu anda bana görünür durumda. Ama bazı perakendeciler yani Carrefour gibi sitelerinin yurt dışından girilmesini çok fazla tasvip etmiyor, istemiyor. Bu durumda da şuradaki Chrome'dan hemen bir örnek göstereyim. Örneğin ben buradan Carrefour Türkiye'ye giremiyorum şu anda Irak'ta olduğum için. Yani site az önce baktığımda öyleydi çünkü dönüp duruyor. Ondan sonra da hata veriyor. Muhtemelen Carrefour Irak'tan Türkiye'deki fiyatları görmemi istemiyor. Şimdi bunun çözümü de şudur. Daha önce hiç kullanmadıysanız eğer VPN denilen siz hangi ülkede olursanız olun internete başka bir ülkeden girmiş gibi sizi öyle konumlandıran bazı programlar var. Bakın ben bunların bir tanesini şu VEEPN benim kullandığım bir Chrome eklentisi olarak buraya ekledim. Şimdi çalışma mantığı da çok basit. Şurada bakın 6-7 tane ülkeyi ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Yani ben Avusturya'dan gireceğim derseniz para ödeyeceksiniz, o ayrı mesele. Ama Fransa, Hollanda, Rusya bunların tamamını girebiliyorsunuz. Ben şimdi bunu Hollanda diye seçip VPN'i açarsam şu anda artık sistem beni Hollanda'dan internete girdiğim gibi zannediyor. Dolayısıyla Hollanda'daki perakendecileri çok kolaylıkla bu şekilde bulabilirim. O Hollanda'dan girmiş olduğum için de yani sistem beni böyle zannettiği için de oradaki fiyatları analiz edebilirim. Kendi ürünlerimin fiyatlarını çok kolaylıkla bulabilirim. Bunu bakın Carrefour, Migros vesaire gibi dünyanın birçok ülkesinde perakende satış yapan yerel zincirler için bakabilirsiniz. Amazon zaten her zaman her ülkede her yerde açık. Yerel e-ticaret sitelerini de pekala bulabilirsiniz. Yerel e-ticaret siteleri gibi bakın listeleri ben genelde Wikipedia'dan bulurum. List of countries falan gibi mesela list of countries by imports. Bu Wikipedia'da bir sayfa. Ya da list of e-commerce websites in Philippines dediğinizde iyi ya da kötü Wikipedia'da bunların listesini kolaylıkla görebilirsiniz. Bunlara bakmak suretiyle de yerel fiyatları araştırabilirsiniz. VPN'i kapatalım çünkü interneti biraz ağırlaştırmakta. Şuradaki chat bölümüne bakayım hemen. Yeni ithalat ihracat şirketi açmak isteyenler için bilgiler verilecek mi? Programın sonunda bunun için özel bir bölüm yapalım. Mert Bey, buna ilişkin de aslında anlatabileceğim şeyler var ama hedef pazar ve müşteri bulmaya yönelik olarak eğitimi kurguladığımız için hani ilk başta onu koymadım. Yani en basit tabiriyle ihracat nedir? İşte kaba terimleriyle nedir? Nasıl yapılır? Neye ihtiyacınız var? İşte vesaire. Bunları şey yapabiliriz. Bunları programın sonunda kolaylıkla yapabiliriz. Programın sonunda hatırlatırsanız değinelim. Şimdi hazır tüketim malları gibi değilse evet o zaman ona da geleceğiz. Bu durumda bu fiyatları görebilmeniz için beyannamelere erişmeniz gerekir. Dolayısıyla buna da ticari istihbarat diyoruz. O bölüm var zaten programımızda. Ona da geleceğiz. En son kısa bir özet geçebilir misiniz? Tamam. Sen olarak buradaki bütün maddelerin kısa bir özetini geçebiliriz. Cami Berk Bey, onu da yapabiliriz. Gıda Kaset Karavan gibi spesifik sektör olarak sorular en sona bırakılırsa programı canlı izleyen tüm sektörden katılımcılar için daha verimli olur. Olmaz mı? Evet, Sait Bey. Haklısınız. Şöyle aslında zaten öyle ya da böyle bir şeyleri göstermek için bir örneğe ihtiyacım var. Eğer herhangi bir örnek gelmezse ben kendi aklımdaki örneği yapıyorum ama bir örnek gelirse mümkün olduğu kadar ona dönmeye çalışıyorum. Ama tabii ki sektörel bütünlüğü ve yani geneli şey yapmadan, genelden kopmadan devam edelim. Eğitimin PDF'ine nasıl ulaşabiliriz? Ege İhracatçı Birliklerinden bunu temin edebilirsiniz. Biz bunu EİB'e göndereceğiz. Yiğit Bey size yardımcı olacaktır o noktada. Nevsal Bey, bir de mesaj var. Buğday ve un araştırması nasıl yapabiliriz? Güvenilir alıcı veya satıcılara nasıl ulaşırız? Ona da geleceğiz. İlgili bölüme geldiğinde örnek olarak buğdayı işleyelim. Sayın Nigar Hasanova örnek olması açısından. Şimdi sırayla devam ediyorum ben sunuma. Şimdi online ve pasif yöntemleri anlatmaya çalışacağım. Şimdi en kalabalık grup burası. Bilgisayar başında oturdunuz, ihracata başlamak istiyorsunuz ya da ihracatınızı arttırmak istiyorsunuz. Başvurabileceğiniz tabii ki birçoğu sizin de malumunuzdur. Onlarca yüzlerce kaynak var. Şimdi ben tek tek elimden geldiğince bunları örnekleriyle anlatmaya çalışayım. Çok özür diliyorum.
Nevsal Bey, sesiniz gitti ama. Sesim tamam. Şimdi açtım sesi tekrar. Şimdi bir web sitesi ihracat için, yani deyim yerindeyse olmazsa olmaz bir koşul diyebiliriz. Web sitesi olmadan ihracat yapan var mı? Tabii ki var. Ama eğer gerçekten bütün dünyaya bir şeyler satmak istiyorsanız, sizi ziyaret eden insanların, firmaların, alıcıların görebildiği, görece eli yüzü düzgün, mantıklı, ürünlerinizi anlatan, öne çıkan noktaları öne çıkaran, işte resimler, videolarla desteklenmiş güzel bir site kurulması ihracat için olmazsa olmazdır. Bu aynı zamanda sizin Google'da bulunmanızı da sağlayacak. Yani öyle ya da böyle 7 milyar insanın yaşadığı bir dünyadayız. Herkese, her alıcıya nokta atışı gitmeniz mümkün olmayabilir. Dolayısıyla bir kısım insanı da kendiniz otomatik olarak web sitesi vesaire gibi yöntemlerle çekebilirsiniz. Şimdi eğer bir web sitesiniz yoksa ya da web siteniz çok kullanışlı, yani gözünüze güzel görünmüyorsa diyeyim. Bakın ben burada Wix'i kullandım daha önce. GoDaddy aynı hizmeti veriyor. Türkiye'de bu hizmeti veren bir firma var mı bilmiyorum ama Wix gibi siteler deyim yerindeyse PowerPoint'te sunum hazırlar gibi size web sitesi hazırlamanızı sağlayan arayüzler. Ve bunların maliyetleri de yıllık yanlış hatırlamıyorsam 400-500 TL'ye kadar inmişti en son aklımda kaldığı kadarıyla. Bakın şu görünümlü siteyi siz Wix'te hazırlayabilirsiniz. Hiçbir satır kod dahi yazmanıza gerek yok. Burada böyle muhtelif örnekler var. Tamamen sistem şöyle çalışıyor. Tıklıyorsunuz, ondan sonra yazıyı değiştiriyorsunuz, resmi değiştiriyorsunuz vesaire. Bu sayede kendi sitenizi oluşturuyorsunuz. İhracata başlayan ya da ihracatını arttırmak isteyen firmalar için bence kesinlikle ve kesinlikle web sitesi en önde gelen aktivitelerden bir tanesidir. Güzel bir web sitesine sahip olunmalı. Bu web sitesinin SEO dediğimiz, yani arama motoru optimizasyonu konusu başlı başına bir uzmanlık. İşte bu gibi siteler bu konuda da size yardımcı oluyorlar. Yani site Google'da görülsün diye çalışmalar yapıyorlar. Sitenin birden çok dilde olması önemli. En azından bir İngilizce olmalı. Hedef alanınıza göre işte Almanca, Fransızca, Arapça vesaire. Google Translate'i kolaylıkla kullanabilirsiniz bunun için. Bazı diller için mesela Rusça için Yandex'i, Korece için Naver'i kullanabilirsiniz. Mesela Naver Güney Kore'nin Yandex'idir, Güney Kore'nin Google'ıdır. Tercüme anlamında da Kore tercümeleri daha iyidir. Onları kullanabilirsiniz. İstatistik anlamında Google Analytics'i kesinlikle ve kesinlikle kullanın. Wix gibi siteler zaten bunu otomatik olarak yapmakta. Yani arkadan sizi Google Analytics'e bağlamakta. Böylece kim, hangi ülkeden, sizi ne zaman ziyaret etmiş, hangi sayfalara girmiş, hangi sayfadan çıkmış, niye acaba ürünlerinize bakmadan kaçmış vesaire. Bunları görmek pekala kolaylıkla mümkün olacak. Şimdi burada çok bilinmeyen, yani bunlar çok bilinen şeyler ama çok bilinmeyen iki tanesi de söyleyeceğim size. Bir tanesi Uptime Robot. Şimdi web sitesi yapmak kadar bu web sitesinin sürekli online olması da tabii ki önemli. Ama siz her daim, yani günde 50 defa kalkıp kendi sitenize girip benim sistem çalışıyor mu diye tabii ki bakamazsınız işinizin gücünüzün arasında. Ya da işte Çin'de, Türkiye saatinde saat 4'te başlıyorlar. Amerika'da gece 12'de bitiriyorlar vesaire. Dolayısıyla sizin adınıza bunu yapan bir site var. Uptime Robot. Mantığı şudur. Bakın ücretsiz üye oluyorsunuz. Sitenizi tanımlıyorsunuz. Kendi siteniz olmasına gerek yok. İsterseniz google.com'u tanımlayın. İsterseniz işte eip.org.tr'yi tanımlayın. Sistem 50 tane siteye kadar size ücretsiz izin vermekte ve her 5 dakikada bir sizin sitenize bir ziyaretçi göndermekte. Ziyaretçi gönderiyor ve site buna yanıt veriyor mu? Bunu raporluyor. Eğer siteye gönderdiği ziyaretçi siteye erişemez ise anında, yani saniyesinde geldiğini biliyorum, anında size mail atıyor. Sizin siteniz kapalı diye. Dolayısıyla aman sitem kapandı mı, sitemde bir sıkıntı var mı diye kaygılanmanızı giderecek çok güzel bir site. Bunu bence kesinlikle kullanın. Çünkü sitenin online olması önemli. Fuara gittiniz, mail attınız, insanları aradınız. Bir şekilde bu insanları sitenize çektiniz. Ama siteye bir girdi ki karşılık kişi, site çökmüş, çalışmıyor. O kişinin bir daha girmesi tesadüflere bağlı. Dolayısıyla bunu sağlamak için Uptime robotu kullanabilirsiniz. Diğeri de GT Matrix, yani GT Matrix ya da Türkçe okursak eğer. Şimdi bu sitede sizin sitenizin ne kadar kullanıcı dostu olduğunu size göstermekte. Bakın şimdi Eyüp örneğini yapalım. Eyüp.org.tr sitenizi buraya yazıyorsunuz. Çok özür diliyorum, telefonun sesini kapatmayı unutmuşum. Hemen kapatayım. Kapatamadım. Çok kısacık bekleteceğim. Evet. Şimdi eip.org.tr'ye yazdınız. Buna dilediğiniz siteyi yazabilirsiniz. Yine hani sitenin sahiplenilmesini gerektirmeyen bir
analiz yöntemi bu. Şimdi bu site Ape.org.tr ya da sizin yazdığınız hangi site ise şimdi bunu ziyaret ediyor. Şu anda bu site ne kadar kullanıcı dostu, ne kadar hızlı açılıyor, nerelerde sıkıntıları var size bunu gösterecek. Bu da sizin arka planda sitenin daha kullanıcı dostu olmasını sağlaması anlamında size fayda sağlayacaktır. Şu analizi bitirince çok uzun sürmüyor genelde. Yaklaşık 10-12 saniye sürüyor benim hatırladığım kadarıyla ama birazcık bekleyelim. Şu analiz sonuçlarına şöyle hızlıca bakalım. Evet, şimdi bakın. Ape.org.tr burada E notu aldı değerlendirme anlamında. Yani sınıfta kalmadı ama bağlayan dersleri alabilir ama bu dersten kaldı diyebiliriz E notuna. Performansını, yapısını vesaire görüyorsunuz. Şimdi sıradan kod yazmayan bir kullanıcı olarak bakın burada bakılacak tek nokta şu. Şurada sitenin tamamen yüklenmesi 9.4 saniye aldı. Şimdi tabii ki yani Eyüp gibi işte İmmit, Kim, Top hani bu siteler sonuçta bir şey satmak istemediği için daha çok tam tersine bilgi sunmak istediği için daha yoğun siteler, daha fazla bir yoğunluk söz konusu. Ama kendi sitenizin açılma performansını buradan görebilirsiniz. Sitenin ana sayfasını hınca hınç doldurursanız gelen insanların site daha açılmadan kaçmasına sebebiyet verme imkanınız var. Dolayısıyla ana sayfanın görece daha makul, daha basit olması gerekir. Şurada da bakın bunun bütün detaylarını görebiliyorsunuz. Performansını görebiliyorsunuz, yapısını görebiliyorsunuz vesaire. Yani bunlar tabii sizin için ne kadar şey ifade eder. Sizin için etmese de eğer web sitesini birine tasarlatıyorsanız belki onlar için bir şeyler ifade edebilir. Bakın parça parça hangi başlığın ne kadar sürede açıldığı bile burada var. Yani şurada sadece 5 saniyede açılan mesela bir bölüm var. Şu resmi buradan kaldırabiliriz bence gibi. Bakın bu Hububat resmi. Mesela bunun gibi yorumları kolaylıkla yapabilirsiniz. Web sitenin daha sağlıklı çalışması anlamında. Tamam, soru cevap bölümünde bir şey yokmuş. Şimdi devam ediyorum ben. Şimdi Google ayak izi. Burada ben Macaristanlı bir firma, gene iyi bir örnek vereceğim. Ama bu tabii ki her firma için yapılabilir. Şimdi malumunuz dünyanın en büyük arama motoru Google. Her şeyi endeksliyor. Aklınıza gelebilecek. Sadece şunu da belki biliyorsunuzdur. Google sadece yazıları değil, Excel'leri ve Word'leri de endeksler. Yani sitenize bir Word dosyası atın. Onun da içine endeksler otomatik olarak. Bütün sekmelerini alır hatta. Hatta ve hatta bakın resim halinde kaydedilmiş PDF dosyalarını dahi tarıyor Google. Yani en optimize, en iyi sonuca ulaşabilmek için. Dolayısıyla Google'da neredeyse her şeyi bulabilirsiniz. Şimdi firmaların, rakiplerinizin ya da potansiyel alıcıların Google'daki varlıkları da sizin için ciddi bir müşteri bulma kaynağı olabilir. Şimdi bunu nasıl kullanabiliriz? Az sonra örneklerle göstereceğim. Ana sayfa yoğun olsa da sayfayı hızlandırmak mümkün demiş. Ömer Bey bu anlamda hani sizlere benim çok uzmanlığı olduğum konu değil. Kaşe sanırım Kaşe diye okunuyor bu. Catch ya da programları ve diğer SEO araçlarıyla. Evet yani bu sayede bunlar mümkün ama hani temel olarak Ömer Bey'in desteği için teşekkür ederim. Temel olarak web sitesinin hızlı açılması ve kullanıcı dostu olması önemli. Şimdi bakın Ege İhracatçı Birlikleri örneğinden başlayalım. Şimdi bu Google'daki ayak izinizi kendi firmanızdan başlayabilirsiniz ama buradaki temel nokta şu. Önce rakiplere bakmak gerekir aslında. Benim rakiplerim Google'da nerelerde? Yani daha doğrusu Google'un nerede olduğu önemli değil. Hangi sitelerde Google tarafından endekslenen hangi sitelerde yer alıyor? Bunlara bakmak mümkün. Şimdi ben burada Chrome'u kullanacağım. Çünkü Chrome'un ayarını, arama ayarını her bir aramada 100'e kadar sonuç gelmesi için değiştirdim. Normalde biliyorsunuz Google 10 tane sonuç verir. Altta da sayfaları değiştirirsiniz ama daha çok sonuç gelmesi için bunu değiştirdim. Bakın şimdi Ege İhracatçı Birlikleri'nden başlayalım. Tırnak içerisinde Ape.org.tr yazıyorum. Tırnağı koymamın sebebi tabii Chrome siteye gidecek ama onun dışında da bunu kalıp olarak almasını istiyorum. Yani parça parça almasın Google. Tırnak içerisinde kalıp olarak Ape.org.tr'nin geçtiği 57 tane kayıt var Google'da. Şimdi bakın Ege İhracatçı Birlikleri'ni hiç tanımıyorum. Şimdi bakacağım. Şunların ilk 15-20 tanesi zaten Eyüp'in kendi sitesi olacaktır. Şimdi Eyüp'in LinkedIn sayfasını gördüm. Bakın kolay destek Gov.tr'de Eyüp'e link verilmiş. Bu bir Excel dosyası. Şimdi bunun ön belleğine girersem zaten şuradan göreceğim. Gördüğünüz gibi Ege İhracatçı Birlikleri'nden en az 8-10 tane personel doğrudan mail adresleri ve telefonları var burada. Burada endekslenmiş. Bakın ilan vermiş. Facebook sayfası açmış. Diğer ihracatçı birliklerinin sayfalarında yer alıyor. İşte vesaire. Bakın buradan Dışişleri Bakanlığı'nın sağlık vizesi vermeye yetkili kuruluşlarından bir tanesi muhtemelen şuradaki Word dosyasından. Dolayısıyla burada Ege İhracatçı Birlikleri'nin internetteki varlığını kolaylıkla görebiliyoruz. Ha,
Eyüp tabii ki yani bizim aradığımız şey değil ama ben size örneğin Master Plus adında bir firma var. Bir Macaristan firması. Daha önce çalıştığım firmalarda biz bunlarla temas halindeydik. Bakın Master Plus. Şimdi ben bu firmanın başındaki www.httv bölümünü silip tırnak içerisinde az önce Eyüp'e yaptığım gibi aynısını yapıyorum. Şimdi ilk çıkan sonuçlar tabii kendisi. Bunun dışında bakın bu firma nerelerde, nerelere gitmiş? Şimdi şurada bakın bir C'ye Çek Cumhuriyeti uzantısı olabilir. Burada bir mesela doküman var. Macaristan firmasının Çek Cumhuriyeti ne iş var? Burada bir fuara mı katıldı, bir sempozyuma mı katıldı vesaire. Bakın bunu incelemek mümkün. Şöyle biraz daha aşağı gelip buradaki sonuçların tamamını tek tek bakarak bu firmanın nerelerde neler yaptığını kolaylıkla görebilirsiniz. Yani amacımız tabii ki bu firmanın istihbaratını almak ama buradan bu firmanın bulunduğu yerlerde biz neden yokuz? Ya da bu firmanın bulunduğu yerlerde başka potansiyel alıcılar var mı? Kolaylıkla bunları görebiliriz. Bakın ben şimdi bu siteye girmişim zaten. Yeşil boyalı onlar daha önce ziyaret ettim. Şimdi bu siteyi incelerken, bu örneği çalışırken manufacturers, sonunda iki S'li bir site gördüm. Bu da nedir acaba diye girdim. Ve bakın şunu fark ettim. Şimdi manufacturers diye bir web sitesi var. Global manufacturers diye bu adamlar da gelmişler burada. Ama kendi sayfalarını açmışlar ama site onlara bir sayfa açmış. Bakın burada bazı bilgiler var. İşte ürünleri, firmanın tanıtımı vesaire. Peki şimdi burada ben de yer alabilir miyim? Tabii ki yer alabilirim. Bakın şuradan görüyorsunuz. Free listing your business online. Şimdi internetteki yani Google ayak izi anlamında ki ulaşmaya çalıştığımız nokta sadece rakiplerin analizi değil. Ya da oradan da farklı müşteriler bulmak da değil. Aynı zamanda bizim kendi varlığımızı da aynı ölçüde arttırmak. Eğer bu firma benim rakibimse, bu firma eğer burada yer alıyorsa ben de burada yer alacağım. Hemen şuradaki free listing bölümünden ben de kendi firmamı buraya kaydedeceğim kolaylıkla. Ve bunun gibi internette ücretsiz ya da belki çok cüzi ücretlerle yer alabileceğimiz bütün siteleri tek tek ziyaret edebiliriz. Bunların hepsinde bir hesap açabiliriz, bir sayfa açabiliriz. Çünkü siz internette ne kadar varsınız, siteniz, dolayısıyla firmanız kolaylıkla o kadar trafik çekecektir. Şimdi birkaç soru birikti. Hızlıca birazdan 5 dakika ara verelim. Bir ara verelim. Şuradaki sorulara bakalım. Cloudflare kurarak sitenizin daha hızlı açılmasını sağlayabiliriz. Eğitim kaydediliyor mu? Evet, kaydediliyor. Eğitim sonrası Ege İlaççı Birlikleri ve Trade Atlas olarak biz bunu YouTube'a yükleyeceğiz. Hani başlarında oradan bakabilirsiniz. Tamam, ona zaten cevap gelmiş. CY Kıbrıs'ta olabilir. Evet, doğru, kesinlikle. Cyprus sanırım. Ben onu da yanlış söyledim. Demek ki Kıbrıs'ta bir organizasyona katılmış gibi görünüyor. Şimdi bakın, internetteki varlığınız her ülkede önemli. Hedef ülke gözetmeksizin dünyanın her ülkesinde öyle ya da böyle firma endeksleyen siteler var. Bunların bir kısmı ücretsiz. Tamamen reklam parasına çalışan, mesela şu manufacturers reklam parasına çalışıyor gibi görünüyor. Yani başka bir açıklaması olamaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla buralardaki varlığınızla size belki hiç beklemediğiniz trafikleri kolaylıkla getirebilecektir. Tekrar bu siteye nasıl bağlandığımızı gösterir misiniz? Ozan Bey, YouTube linki program bitince yüklenecek. Zannediyorum ki Eyüp Yiğit Bey sizinle bunu paylaşacaktır. Şimdi şunu tamam. Eğitim kayıtları ile ilgili oradan bir şey de geldi. Liste de geldi. Bu siteye nasıl ulaştık? Bakın şöyle ulaştık. Şimdi herhangi bir firmayı ele alıyoruz. Diyelim ki siz gıda sektöründesiniz. Dünyanın en büyük gıda firmalarından bir tanesi. Zannediyorum ki Unilever'dir. Milka'nın sahibi olan firma da çok büyük ama adını hatırlayamadım şimdi. Şimdi Unilever.com. Bunu Unilever için de yapabiliriz. Ama tabii çok büyük olduğu için çok fazla sonuç çıkacak. Şimdi Unilever'in bu domaini, yani bu firma internette nerelerde var? Bakın bunu analiz ediyorum. Az önceki Master Plus örneği bu Macaristanlı bir fiberglass üreticisi. Ben buradaki siteleri tek tek takip ettiğimde şunu gördüm. Bakın bunların hepsini tek tek inceledik, baktık, inceledik, baktık ve bunun bakın şurada yer aldığını gördüm. Manufacturers.com. Şimdi nedir diye baktığımda da bunun işte az önce geldiğimiz gibi tamamen üretici endeksleyen bir site olduğunu gördüm. Ve kayıt da ücretsiz. Zaten şurada yazıyor. Bakın free listing. Şimdi bakın burada hangi Türk firmaları burada var? Buradan trafik topluyorlar. Denkatex, Mayer Örme. Bakın bunlar hatta İzmir Denizli firmasıymış zaten. Organize Sanayi Bölgesi birinci kısım tam olarak anlayamadım. Bakın burada Türk firmalarını görebiliyorsunuz. Bazı Türk firmaları da Tural İdrolik vesaire. Zaten hali hazırda buraya kaydolmuşlar. 20 sanırım 20 çarpı 1000'den 20 bin tane firma var burada kabaca. Sadece Türkiye'den.
eğer buradaki sıralama doğruysa. Dolayısıyla bunun gibi siteleri bulabiliriz. Şimdi Mayer Örme Tekstil firması mesela buradaymış. Şimdi ben bu firmanın web sitesini alıp bakın aynen devam edeceğim. Yani türevini alacağım matematik tabiriyle. Şimdi mayerorme.com bakalım nerelerde varmış. Şimdi az önce geldiğimiz şu manufacturer zaten burada bir yerlerde illaki çıkacak. Ama bunun dışındaki başka şeyleri de görebiliriz. Bakın buyer selling şöyle bir şey vardı. buyingsellingeu.com. Şimdi hemen bu dikkatimi çekti. Geliyorum. Ben de buraya girebilirim. Burada tabii hata verdi sistem ama siz de buraya kaydolabilirsiniz. Yani bunun gibi sektördeki rakiplerinizi taramak suretiyle ya da benzer iş yapan firmalar olabilir. Taramak suretiyle bunların internette Google izlerini tarayıp aynı şekilde ki bunlar tamamen online ve ücretsiz kaydolan kaynaklar çoğunlukla siz de buralarda kendinize bir hesap açıp oradaki varlığınızı sürdürebilirsiniz. Web sitesini yazıyorsunuz ama önüne ne yazdığınızı şöyle web sitesinin başına sonuna tırnak koyuyorum Murat Bey. Google'ın tam olarak bunu araması için şöyle büyütürsem evet yaptığım şu sadece tırnak. Yani tırnak Eyüp az önce Eyüp örneğini de yapmıştık. Bakın şöyle tırnak Eyüp.org.tr tırnak. Yani www de yazabilirsiniz ama onu ben yazmıyorum genelde. Ya da Turkcell.com.tr yazın. Turkcell'in nerelerde internete hani deyim yerindeyse nerelerde internete düştüğünü görebiliriz. 62 tane sonuç var. Yaptığımız tam olarak budur. Bu şekilde de firmaları şey yapmak mümkün. Bulmak mümkün. Su ürünleri sektörü tamam. Buna bakacağız. Az sonra ilgili bölüm geldiğinde. Şimdi saat 14.33. Bir saat oldu. İsterseniz bir 10 dakika ara verelim. 34 oldu. 14.45'te kaldığımız yerden devam edelim.
Tekrar merhaba herkese. 43 geçiyor şu anda. 2 dakika sonra başlayalım herkes gelince. Merhaba Can Bey. Tamam. Örneklerden bir tanesi de makine olarak yaparız. Zaten örnek çözeceğiz bol bol. Hani her konu başlığıyla ilgili örnek çözmeye çalışıyorum, örnek anlatmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce makine sektörüyle ilgili de şey yapalım, bakalım. Herkese merhaba tekrar. 45 geçiyor. Ben ekranımı paylaşıyorum. Tekrar başlayalım. Şimdi en son kaldığımız nokta burasıydı. Google ayak izi olarak adlandırabileceğimiz çalışmaya ilişkin birkaç örnek vermiştik. Şimdi bunu az önceki örnekte gördüğümüz gibi rakiplerinizin internette nerelerde olduğunu bulmak için kullanabilirsiniz. Müşterilerinizin internette nerede olduğunu bulmak için kullanabilirsiniz. Bakın şu da çok basit bir yöntem. Almanya'da bir müşteriniz var. Bu müşterinizin internetteki varlığını aynı mantıkla tespit ederek o firma benzeri başka firmalara da erişebilirsiniz. Yani bu firmaların kümelendiği bir noktaya erişmek mümkün. Bir derneğe, vakfa erişmek mümkün. Mesela bu dernek özellikle sektörel dernekleşme konusu gelişmiş ülkelerde özellikle Amerika'da neredeyse son noktadır. Bilgisayar ekranı üreticileri işte vakfı, bilmem arı ürünleri ithalatçıları derneği işte vesaire gibi. Dolayısıyla bu yöntem sayesinde bir firmadan başlayarak herhangi bir rakibiniz ya da herhangi bir müşterinizden başlayarak bunların Google'daki varlığı hem sizin için potansiyel kayıt noktaları ve potansiyel varlık noktalarını gösterecektir. Hem de toplu olarak farklı firmalara erişme şansına sahip olabilirsiniz. Şimdi Alexa ile ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. Belki kullananlar vardır. Alexa dünyadaki neredeyse bütün sitelerin tıklanma istatistiklerine göre sıralamasını yayınlayan bir Amazon şirketi. Şuradan alexa.com web sitesi. Tabii mesela şimdi buradaki listelere baktığımızda şunu kolaylıkla göreceğiz. Google, Facebook, YouTube, işte Instagram vesaire bunlar dünyanın en çok kullanılan siteleri. Şimdi herhangi bir sitenin analizi için de şu alt tarafta Browse Top Sites bölümüne ilgili siteyi yazarak bunun metriklerini görebilirsiniz. Şimdi bunu müşteri bulmak için nasıl kullanacağız? Asıl bizim hedefimiz bu. Kendi sitenizi de buradan görmeniz mümkün bu arada. Yani internette kaçıncı sıradasınız, nereye doğru gidiyorsunuz vesaire. Şimdi gene Eyüp örneğinden anlatmaya çalışayım. Bakın Eyüp.org.tr. Şimdi ben Eyüp.org.tr'nin istatistiklerini görüyorum şu anda. Dünyanın en çok tıklanan 288 bininci sitesiymiş. Ege İhracatçı Birlikleri'nin web sitesi. Buradaki siteyi değiştirmek suretiyle buradaki sıralamayı görmek mümkün. Ama burada asıl nokta şu. Şuradaki üçüncü kutu similar sites by audience overlap yani benzer ziyaretçiler hangi başka sitelere gidiyorlar hususu çok basit anlamda size benzer firmaları bulabilir. Yani Mısır'da bir müşteriniz var ona havlu satıyorsunuz o firmanın web sitesini buraya yazarak
web sitesi ona benzeyen Mısır'da ya da dünya genelinde olabilir. Farklı firmalara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bakın mesela Turkcell yazalım. Şimdi Turkcell örneğinden de göreceğiz bunu. Şimdi Turkcell'in benzerlerine bakacak olursak Türk Telekom ve Vodafone. Şimdi sistem Turkcell'in sitesini tarıyor. Bu bir operatör olduğu için Türk Telekom ve Vodafone'u getiriyor. Chat bölümünde tamam. Ben acaba geç kalmayla ilgili bir şey var mı diye baktım. Sayın Özgün Sayın, evet. E-maillerini ulaşmayı da anlatacağız. Tabii ki. Üçüncü bölümde bunu da anlatacağız. Rakiplerin müşterilerini bulma, bunların yöneticilerinin maillerine ulaşma, onlarla işte iletişim kurma yöntemleri olarak öyle bir bölümümüz de var. Orada üçüncü bölümde değineceğiz. Türk Telekom ve Vodafone, Turkcell operatör olduğu için Teknosa ve Vatan Bilgisayar'da Turkcell sitesinde cep telefonu, bilgisayar vesaire sattığı için var. Dolayısıyla herhangi bir siteden başlamak suretiyle ona benzer siteleri böyle parça parça yakalayabilirsiniz. Bakın Türk Telekom'a tıklarsanız buradan. Şimdi burada tabii Turkcell ile Vodafone gelecek. Ona benzer başka siteler var. Yani her zaman tabii %100 belki tutmayabilir ama Türk Telekom belki şikayetlerde çok yer aldığı için burada çıkmış olabilir. Bunu firmalar için de yapmak mümkün. Yani Apple, Microsoft ya da kendi firmanız için yapabilirsiniz. Potansiyel müşterileriniz için yapabilirsiniz. Ona benzer firmaları bulmak anlamında. Ve bunların da şu benzerlik skorlarına bakmak suretiyle buradan da müşteri bulabilirsiniz. Şimdi Alexa dediğimiz sitenin aynı zamanda bir Google eklentisi var. Bakın şuradan Turkcell.com.tr'ye gireyim ben. Şunları kapatalım. Şimdi Alexa'nın Google eklentisini ben buraya ekledim. Bakın Alexa Trafik Rank. Şurada gördüğünüz gibi dünyanın en çok tıklanan neredeyse 7. sitesi Turkcell ve az önce gördüğümüz sonuçların hepsini burada da görebiliyoruz. Aynısı bu da mümkün. Şimdi ben buraya herhangi bir üretici yazıyor olsaydım gene Master Plus firmasından gideyim. Örnek olması anlamında masterplus.hu ve Master Plus Group diye iki tane web sitesi var gerçi. Bakın bunu buradan tıkladığımızda şimdi buna benzer siteleri şuradan görüyoruz. Bunların hepsi tabii birebir Master Plus gibi fiberglass işi yapıyor mudur? Bunu kestirmek çok kolay değil ama en azından sizin için bir başlangıç olabilir. Benzer işleri yapan web siteleri birbirine benzeyen firmaları bulmakta. Site ve firma ne kadar özelleşmişse buradaki sonuçlar o kadar isabetli olacaktır. Yani havacılık sektörüne bir firma yazarsanız muhtemelen şaşma oranı çok çok zayıf olur ama daha genel bir firma yazarsanız belki isabet oranları biraz daha düşük olabilir bu gibi şeylerde. Alexa'ya üye olmak gerekmiyor bunun için. Bakın ücretsiz, daha doğrusu ücretsiz üye olmak gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani ödeme yapmanıza gerek yok. Alexa'nın kendisi zaten şurada gördüğünüz gibi ben login dahi olmadım. Bakın bu sonuçları kolaylıkla görebilirsiniz. Eğer Chrome eklentisini eklerseniz de hemen şuraya bir tane eklenti gelecektir. Girdiğiniz herhangi bir sitede siteyi yazarsınız. Ondan sonra şuradaki eklentiye basmak suretiyle buna benzerleri bulabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki temel nokta bir müşterinizden müşteri türetmek. Yani siz dünyanın herhangi bir yerine bir firmaya ürün satıyorsunuz. O firmanın sitesiyle benzer yapıya, benzer anahtar kelimelere sahip siteleri Alexa'dan almak mümkün. Şimdi Alexa her seferinde 4 ya da 5 tane sonuç vermekte. Ama aslında bunun bir tık daha ilerisi var. Şöyle sunumda şuraya yazdım. Bakın. Tamamen birbirine benzeyen siteleri endeksleyen ve bunu yayınlayan iki tane site örneği şuraya koydum. SimilarSites.com ya da SiteLike.org. Her ikisi de aynı mantıkla çalışıyor. Şimdi şuradan göstereyim. SimilarSites.com. Herhangi bir siteyi yazıyorsunuz ve bu sitenin benzerlerini türetiyorsunuz. Master Plus örneğinden gidebiliriz gene. Master Plus çıkmadı. Turkcell'e bakalım ya da AB'e bakalım. Turkcell.com.tr. Evet. Bakın Turkcell.com.tr. Şimdi az önce gördüğümüz örneklerin bakın burada çok daha uzunluğu görmek mümkün. Farklı farklı versiyonlarını görmek mümkün. Dolayısıyla similar sites olsun ya da diğer sitelike.org olsun. Bunlar eğer bir damar bulduysanız yani bir müşteri bulduğunuz varsayalım. Bu müşteriden farklı farklı müşteriler türetmek mümkün. Birbirine benzeyen siteleri endeksleyen altyapılar bunlar. Bu sayede bulabilirsiniz bu firmaları. Kendi sitenizi aramak suretiyle de belki hiç bilmediğiniz rakiplerinizi göreceksiniz. Yani sizin de benzer bir siteye sahip benzer anahtar kelimeleri içeren tamam üyelik gerekmiyor demiş zaten Büşra Hanım da oradan. Esra'da bir mesaj var ama. Instagram profiliniz nedir? Ben Instagram kullanmıyorum.
Ahmet Bey maalesef. Facebook kullanıyorum ama o da işte hani vaktiyle açmıştık duruyor diyelim. Böyle ayda yılda bir post atarsam o kadar. Instagram'da da yokum maalesef. Twitter'da da yokum. LinkedIn kullanıyorum. Oradan biraz daha aktif denebilir. Bir soru daha var Nevsal Bey ama. Pardon. Müşteriye e-mail ile mi ulaşmak daha kolay? Eğer bulabilirsek direkt telefonla mı ulaşmak daha iyi? Çünkü maillere geri dönüş çok az oluyor demiş Caner Kokov. Evet. E-mail ile ulaşmak daha kolay. Eğer bulabilirsek direkt telefonla mı ulaşmak? Şimdi yani, tabii ikisi de farklı yöntemler. Ben genelde şunu öneririm. Az sonra e-mail bulma bölümünde bunu anlatacaktım ama yeri gelmişken söyleyeyim. Bence ilgili kişinin mailini bulabiliyorsunuz. Yani info değil de ilgili kişinin. Mesela Caner et işte vesaire gibi. Ona önce mail atıp akabinde aramanın daha etkili olduğunu. Ben çok nacizane kendi ihracat yaparken bunun daha etkili olduğunu gördüm. Çünkü bu size şu avantajı sağlıyor. Mail atıp arkasından arayınca o mailin gelip gelmediğini de sorgulama şansınız oluyor. Yani ben mail atmıştım, ulaştım falan diyorsunuz. İşte ilgili kişi maili gözden kaçırmışsa ya da sonra düşmüşse bile öyle ya da böyle şöyle bir tarayıp o maili buluyor. Ha buldum işte vesaire. İlgilenir, ilgilenmez. Tabii ki sonuçta herkese her gün satılamayacaktır. Ama önce mail sonra aramanın daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ama info vesaire bir yere mail atacağınıza önce arayıp doğru kişiyi bulmak oradan daha mantıklı. Ya da hiç bulamıyorsunuz. LinkedIn vesaire üzerinden bulmak çok daha mantıklı olur. E-mail bulma bölümünde zaten buna hızlıca değineceğim. Şimdi bakın odalar, borsalar, ihracatı geliştirme kurumları. Şimdi bizde de bu durum böyle. EYİP'te de böyle. TİM'de işte odalarda, borsalarda. O odaya, borsaya vesaire üye olan bütün firmalar listelenir. Ve çoğu kurumda da bunlar farklı kategorilere göre aranabilir, aramalar yapılabilir. Bu listelerde önemli bir kısmında web sitesi ve maili de ulaşmak mümkün. Bakın ben burada Slovenya Sanayi ve Ticaret Odası'nın örneğini ele almışım. Şimdi hemen şöyle göstereyim Slovenya. Slovenia Chamber of Commerce and Industry. Şu bunun web sitesi. Örneğin Slovenya'ya gitmeyi karar verdiniz. Oradaki firmalarla irtibat kuracaksınız. Şimdi burada tabii şöyle oluyor. Bazı odalar, borsalar ya da kurumlar tüm firmaları endeksliyor. Bazen de sadece ihracatı geliştirmeye yönelik kurulan firmalarda da sadece ihracat yapma niyetinde olan firmalar endeksleniyor. Ama öyle ya da böyle eğer ürününüz zaten ham madde ise ihracatçı firmalar sizin için potansiyel alıcıdır. Onun dışında eğer nihai ürün üretiyorsanız da belki benzer ürünleri satmaya çalışan firmalara erişmek çok efektif olmasa bile en azından denenebilir. Yani ben tişört üretiyorum. Slovenya'da tişört satan firmalara ulaşacağım. Bunlar bir ihtimal ki tamamı ya da bir kısım ürünleri dışarıda ürettiriyor. Oralardan alıyor olabilirler. Mesela buradaki liste bakın şurada. Database of Slovenian Exporters. Şuradan tıkladığınızda şimdi bir liste gelecek. Burada da bakın buraya mesela TOEFL yazalım. Firmalara göre arayabilirsiniz. Ürünlere göre yazabilirsiniz. Tüm veri tabanını tarayabilirsiniz. Yani hem firma hem ürün. Şimdi ben bunu daha önce aramıştım, bakmıştım. Hani anlamlı bir sonuç çıksın örnekte diye. Bakın şurada Baby Center diye bir firma var. İşte aşağı doğru firmalar gidiyor zaten. Bunun mail adresi var, telefon, fax. Fax tabii kullanan kalmadı ama yine de koymuşlar. Mail adresi var, web sitesi var ve bir sorumlusu var. İşte burada sorumlunun ismi var. Şimdi buradan siteleri artık o saatten sonra site inceleme bölümü. Bakın çocuk ürünleri satan muhtemelen Lego'nun da bayisi olabilir. Şimdi bu firma mesela havlu alabilir. Çünkü muhtemelen web sitesinde havlu da vardır diye düşünüyorum. Bunun gibi odaları, borsaları yani ilgili ülkedeki bu kaynakları tamamen taramak mümkün. Şimdi bunların en büyük avantajı bunlar ücretsiz kaynaklar. Yani bakın iki tıkla buradaki firmalara erişmek mümkün. Hem buraya telefon açarsınız ya da mail atarsınız. O tamamen sizin takdiriniz tabii ki. Sizin satış tekniğinize bağlı. Belli bir sayının üstünde mail atmak çok sancılı olabilir. Onu son bölümde anlatacağım. Daha böyle toplu mail programları var bunu kullanabileceğiniz. Ama bir şekilde bakın firmaların bilgilerine öyle ya da böyle buradan erişmek mümkün. Alexa 14 gün için ücretsiz kullanımı izin veriyor. Sonrası aylık $149. Şimdi bu fiyatlama Alexa'nın bütün detaylarıyla her şeyini almak için geçerli benim bildiğim. Yani bizim az önce baktığımız çok basit oraya işte Turkcell, Masterplus vesaire basit aramalar yaptığımızda bunun için herhangi bir ücret yok. Yani ben uzun zamandır da kullanıyorum. Beni kısıtladığını da görmedim. Yani hani yeter sen çok aradın dediğini de görmedim. Bu parayı ödemeye bence yani hani normal bir ihracatçının için çok gerekli olduğunu düşünmüyorum Alexa'ya.
Sunumu paylaşacağız. Eyüp paylaşacak. Sayın Sevgi Açar. Halil İbrahim Bey, ben teşekkür ederim. Bu arada Allah sizden razı olsun. Yani inşallah faydasını görürsünüz diyelim. Şimdi sunuma devam ediyorum ben. Bakın Export Development Canada yine aynı mantık. Yani o örneği de göstermeyeyim. Bir kısım, dediğim gibi bir kısım bu listelerde sadece ihracatçılara erişmek mümkün, bir kısmında firmaların tamamına erişmek mümkün. Bu durum ülkeden ülkeye de şu şekilde değişmekte. Mesela bizim yasalarımıza göre Türkiye'de kurulu her firma bir odaya ya da borsaya kaydolmak zorunda. İhracat yapmak isteyen her firmada EYİP gibi herhangi bir ihracatçı birine kaydolmak zorunda. Ama dünyanın her yerinde bu durum böyle olmayabilir. Yani bu yasal bir şarta bağlanmamış olabilir. Dolayısıyla yani bu listeler %100 mutlak listeler diye sadece bunlara odaklanmak çok çok doğru olmayabilir. Ama yani bunlar online olarak bulabileceğiniz, ücretsiz olarak kolaylıkla erişebileceğiniz listeler. Çoğunda mail adresleri ve telefonlarda olduğu için en azından bir başlangıç noktası olarak sizlere ciddi fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi online pasif olarak adlandırılabilecek farklı bir kanalda Alibaba, Compass vesaire gibi siteler. Alibaba tabii ki malumunuz kendi alanında dünyanın en büyük firması, en büyük grubu da denebilir. Bakın şimdi alibaba.com'a girip hemen ben şimdi herhangi bir siteye girdiğimde ihracat yapmaya çalışırken de böyleydi. Hemen önce sitenin Alexa renkini şuradan görüyorum. Hani bu site ziyaret alıyor mu almıyor mu acaba diye. Bakın alibaba.com dünyanın en çok tıklanan 94. sitesi. İlk 100'de. Dolayısıyla ciddi bir güç ama benim şahsi tecrübem, yani şahsi Alibaba ile olan temasımda ben şunu gördüm. 2005, 2010, 2012 bandına kadar hatta Alibaba deyim yerindeyse tek başına dış ticaretin Google'ı gibiydi. Şu anda bunda bir ben son yıllarda bir zayıflama gözlemliyorum. O zamanlar çünkü ihracatın tek kapısı denebilir neredeyse. Farklı alternatifler çıktı, farklı yöntemler çıktı işte vesaire. O periyotta da her firmayı kabul ettikleri için alakalı alakasız bir sürü firma oraya kaydoldu. Üreten, üretmeyen, hatta oradan gelen spam maillerden işte bilgisayarındaki verileri kaybeden firmalar bile vardır yani. İnternette ararsanız çok kolaylıkla bulursunuz. Şimdi biraz bunu kısıtlamış durumda Alibaba. Artık ücretsiz üyelik bölümünü kapatmış benim bildiğim kadarıyla. Sadece ücretli üyelik vermekte. Kendinize bir sayfa yapıyorsunuz Alibaba ve benzeri platformlarda. Keza Compass da aynı şekilde. Burada şimdi online'dir ama bakın pasif bir yöntemdir. Çünkü bu sitelerdeki varlığınız sizin mücadelenizle trafik çekmek için yeterli değil. Sitenin kendi çektiği trafikten hani deyim yerindeyse siz de nasibinizi alacaksınız. Trafik çoksa çok gelebilir, azsa az gelebilir. İnsanlar ne kadar bu siteleri kullanırsa size de o kadar oradan işte mesaj vesaire düşecektir. Alibaba, Compass buna benzer siteler bu şekilde çalışıyor. Zaten belki üye olanlarınızı hani hepiniz ilk kötü biliyorsunuzdur. Afrika pazarı ile ilgili bir sorum olmuştu. Pardon ben kaçırdım. Şu Nevsal Bey, Afrika'daki firmalara teknoloji, internet yetersizliği ve başka zorluklardan dolayı ulaşmak zor oluyor. Bu konuda bilginiz var mı acaba? Teşekkür ederim yazılmış. Tamam. Doğru. Şimdi internet kullanımının zayıf olduğu Afrika, işte Orta Doğu'nun bir bölümü, Asya'nın bir bölümü. Buradaki firmalara yani oturduğumuz yerden işte az önce saydığımız bazı yöntemlere ulaşmak her zaman çok kolay olmayacaktır. Web sitesine sahip olma oranını, özellikle ithalat yapan firmaların web sitesine sahip olma oranları bu ülkede çok çok daha düşük. Yani çünkü firmanın internette varlık gösterme gibi bir ihtiyacı yok. Şimdi buralarda az sonra farklı yöntemler de var. Bakın müşavirlikler devreye girebilir. Zaten buna ilişkin az sonra başlığı göreceğiz. Buralarda ziyaretler, fuarlar devreye girebilir. Yani internet üzerinden erişemediğimiz görece daha geri kalmış ekonomik anlamda ülkelere bu yöntemlerden ziyade daha böyle sahadaki yöntemlere doğru eğilmek gerekir. Her ülkenin de tabii her ülke ve coğrafyaya göre daha efektif olan yönteme bakmak gerekir. Ama Afrika pazarı ile ilgili durum, yani Irak için de geçerli. Ben Irak'ı çok iyi bildiğim için söylüyorum. Eşim de buralı. Burada mesela kapı kapı gezmek gerekir. Yani Irak'taki firmaları internetten aramanın hiçbir anlamı yok. Zaten bulamazsınız arasanız da kolay kolay. Dolayısıyla fuarlar,
Nevsal Bey'in bağlantısında zannedersem bir problem oldu. Tekrar bağlantı sağlayacaktır kendisi. Büşra Hanım, siz Nevsal Bey'le iletişime geçiyorsunuz. Evet, ben şimdi irtibata geçmeye çalışıyorum. Hemen bilgi vereceğim. Arıyorum. Tamam. Kopmuştur öyle zannediyorum ki Irak'ta olduğu için. Arıyorum. Tamam. Kendisi. Sağ olun. Biz sizden haber bekliyoruz. Tamamdır. Yiğit Bey, bir 5 saniye içerisinde Nevsal Bey burada olacak. Görüştüm kendisiyle. Bağlantısı kopmuş söylediğiniz gibi. Tamamdır Büşra Hanım. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Sağ olun. Merhaba tekrar. Kusura bakmayın, burada bir internet kesintisi oldu. Şu anda beni duyabiliyorsunuz değil mi? Evet evet. Sesiniz geliyor Nevsal Bey. Tamam. Biz hemen kaldığımız yerden devam edelim. Ekranımı paylaşayım. Evet. Sunumu da şöyle açalım. Evet, en son e-ticaret sitelerinde kalmıştık. Şimdi online pasif yöntemlerden son olarak online ve aktif yöntemlere değineceğiz. Şimdi bunların başında ben müşavirlikleri koydum. Online çalışmayı aktif olarak kendinizin yapabileceği bir yöntem. Şimdi Afrika örneği için de bu kesinlikle geçerli ama dünyanın her ülkesi için geçerli. Bakın ticaret.gov.tr sitesinde hemen şuradan gösterelim. Ticaret Bakanlığımızın web sitesinde ana sayfada teşkilatın altında yurt dışı teşkilatı bölümü var. Ticaret müşavirliklerimiz ve ateşeliklerimiz. Şimdi ticaret müşaviri ve ateşenin amacı siz ve sizin gibi ihracat yapmak isteyen firmaların her anlamda önünü açmaktır. Bunun başında da tabii ki orada satabileceğiniz potansiyel firma listeleri gelir. Şimdi burada 140 ya da 150 tane ülkede hatırlayabildiğim kadarıyla bizim ticaret müşavirimiz var. Her birinin ülkesi, ismi, işte bakın Caner Bozat Afganistan'da, işte adresi, telefon numaraları. Şimdi şu IP telefonları çok önemli. Ankara'yı arar gibi arıyorsunuz. Karşı tarafta Afganistan'dan Sayın Caner Bozat açıyor bu telefonu. Hani daha önce hiç aramadıysanız, irtibat kurmadıysanız diye söylüyorum. Genelde de benim tespitim şudur nacizane. Yerel telefonları yerel personel çıkıyor. Yani santral çıkıyor daha doğrusu. Ama IP telefonları müşavir ya da ateşenin masasında duruyor. Ben hep öyle gördüm. Şu telefonlardan hep doğru kişiye eriştim. Aynı zamanda mail adresleri de var. Dolayısıyla bakın
Hedef ülkeniz hangisi ise, isterse Afganistan olsun, isterse Almanya olsun, buraya bir mail atmak suretiyle firmanızın bilgilerini, işte biz İzmirli ABC tekstil firmasıyız, ürünlerimiz budur, getipleri budur, vergi numaramız şudur vesaire. Yani kendiniz ve ürünlerini tanıtıp bölgede potansiyel ithalatçılara ilişkin bize yardımcı olabilir misiniz dediğinizde, ülkeye ve o müşavirliğin elindeki veri tabanlarına göre sizlere ya bazı kaynaklar ileteceklerdir. Yani şu 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 kaynaklara bakabilirsiniz, şu şu fuarlar önemli vesaire. Veyahut doğrudan listeyi çekip size atan müşavirlerimiz de var. Yani bunlara ilişkin çalışmaları yapmış, endekslemiş işte vesaire. Al sana liste diye doğrudan içinde işte artık kaç sayıda firma varsa bunu gönderen müşavirlerimiz de var. Bunu kesinlikle kullanın. Bakın ücretsiz bir yöntemdir. Online bir yöntem dediğimiz gibi. Ve aktif olarak o listeyi alıp siz aktif olarak çalışacaksınız bu listeler üzerinde. Firmaları arayacaksınız, temas edeceksiniz, soracaksınız. Şimdi chatte Irak'ta müşteri bulma devamı nerede kesilmişti? İnternet nerede koptu? Sanırım şeyi söylüyordum. İşte Irak gibi bu anlatacağım bu listeyi nasıl geldiğimizi. Irak gibi Afrika'nın bazı ülkeleri gibi yerlerde firmaların internet siteleri yani web sitesi e-mail kullanımı son derece sınırlı. Bazı ülkelerde sabit telefon da çok nadiren kullanılır hatta. Dolayısıyla bu gibi yerlerde hani internet üzerinden araştırma yapıp firmaları bulmaya çalışıp onlara mail atmak işte vesaire bunlar çok sağlıklı bir yöntemler değil. Burada doğrudan sahaya inip gitmek çok daha mantıklı. Yani çantayı kaptığınız gibi işte gelebilirsiniz mesela Erbil'e ya da Afrika'daki bazı güvenlik koşullarının askeri en azından düzeyde olduğu yerlere. Ticaret heyetlerini kullanabilirsiniz, fuarları kullanabilirsiniz. Şimdi bu listedeki müşavirleri de kesinlikle kullanabilirsiniz. O da borsa araması da yapmak mümkün tabii ki. Yani öyle ya da böyle bütün kaynakları ülkesine göre değerlendirmek lazım. Şimdi şu linki chat bölümüne atayım. Sanırım linki chatte paylaşma dediğimiz bundan bahsediyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın sayfasında bakın hani olur da link kaybolursa da çok basit. Ticaret Bakanlığı'nın ana sayfasında şurada teşkilat var. Teşkilatın altında yurt dışı teşkilatı var. Orada da ticaret müşavirliklerimiz ve ateşeliklerimiz var. Tıkladığınızda zaten otomatik olarak bu liste açılıyor. Şimdi tekrar sunumda... Bir de soru vardı. Çok özür dilerim. Buyurun. Rusya gibi bazı ülkelerdeki firmalar İngilizce konusunda çok yetersiz kalıyor. Bu durumda ilgili dili bilen birini bulup tercümanlık yapması daha mı iyi olur denilmiş. Ya kesinlikle. Yani tabii ki şimdi yerel dilde birilerinin karşıyla temas halde olması son derece önemli. Biz mesela bakın ya biz ihracatçı firmayız Trade Atlas olarak. Ticari istihbarat hizmetini biz de yurt dışına satıyoruz. Bizde Rusça ve Arapça konuşan iki personelimiz var. Yakında İspanyolca bilen bir personel daha alacağız. Bu mal satan firmalar için tabii kesinlikle aynı koşulda geçerli. Bütçe el verdiği ölçüde yabancı dil bilen personelin sizde olması iletişimi son derece hızlandıracaktır elbette ki. Çünkü Rusya'da mesela İngilizce kullanımı sınırlı. Afrika'nın birçok bölgesinde Fransızca kullanılıyor. İkinci dil olarak İngilizce kullanımı biraz daha geride kalıyor. Dolayısıyla hedeflediğimiz ülkenin diline göre de belki bir yaklaşım sergilemek gerekebilir. Yani bunlar hepsi hedef ülkenin seçimine dikkat edilmesi gereken hususlar denebilir. Dil birliği önemli. Mesela Azerbaycan'da iyi kötü Türkçe anlaşırsınız ama Rusya'da Rusça bilmiyorsanız işiniz zor diyebiliriz. Yani imkansız değil ama tabii ki görece daha zor. Bir İngiltere'ye, Amerika'ya göre. Dolayısıyla buna da bakmak mantıklı olur. Bunun yanında da hazır yeri gelmişken bakın sadece dil de değil. O ülkeye ulaşım da önemli. Yani gidemediğimiz bir ülkeye de mal satılabilir tabii ki ama gidebildiğimiz ülkelere öncelik vermek önemli. Yani Madagaskar yerine iki uçuş çünkü yani aktarmalı vesaire gitmek lazım sanırım. Güney Afrika Cumhuriyeti daha makul. Hem de bölgenin merkezi olabilecek bir ülke. Nakliyeyi değerlendirmek gerekir. Mesela Yeni Zelanda'ya Türkiye'den nakliye son derece sınırlı. Oraya mal satılabilir mi? Tabii ki satılabilir. Ama bir tık onun önünde olan daha büyük ve güzergah üzerinde olan Avustralya düşünülebilir belki. Bunun gibi noktalara temas edilebilir. Yani hedef pazar belirlenirken, bu araştırmalar yapılırken. Chat bölümüne döneyim. Fransız firmaları için de aynı maalesef.
İlk soruları Fransızca biliyor musunuz oluyor. Tabii kesinlikle bakın Hakan Bey'in tecrübesi de var. Rusya ve Fransa dil konusunda göze çarpan iki sorunlu ihracat ülkesi. Evet. Rusya tabii bunların şöyle bir avantajı da var. Rusya bilen birini alırsanız işte Türkiye Cumhuriyetler hatta bu tarafta kısmen belki Ukrayna, Belarus oraları da kapsayabilirsiniz. Fransızca bilen ya da Fransızca kendiniz biliyorsanız Afrika kıtasında belki kuzey hariç onun dışındaki ülkelerin önemli bir kısmında ciddi bir avantaj elde etmektesiniz. Dolayısıyla bu diller önemli. Güney Amerika dediğimiz o coğrafyada zaten tamamen İspanyolca bir iki ülkede Portekizce konuşuyor. Yani bunlara da dikkat etmek tabii ki fayda sağlayacaktır. En azından sınırlı kaynakları daha efektif harcamak anlamında. Şimdi firma listeleyen bazı siteler var. Bakın bunların Alibaba vesaire gibi sitelerden şöyle bir farkı var. Alibaba gibi yerlerde siz bir hesap açıyorsunuz. Yani bir mağaza açar gibi kendiniz bir sayfa oluşturuyorsunuz, ürünleri yüklüyorsunuz ve müşteri bekliyorsunuz. Şimdi DMB gibi sitelerde ise bu teknik olarak mümkün değil. Bunlar sadece size firma listesi sunuyorlar. Yani kendi derledikleri firmaları size sunmaktalar. Şimdi şuradan dmb.com nedense DMB sitesi Irak'ta kapalı durumda. Onun için tekrar VPN'i açmak durumundayım. DMB'ye girebilmek için. Irak pazarını biraz ihmal etmişler gibi görünüyor. Dun and Bradstreet belki dünyanın en büyük firma listeleme sitelerinden birisi denebilir bunlara. Bir bölümünde, sitenin bir bölümünde ellerinde 320 milyon firmanın kaydı olduğu yazılıydı. Bu anlamda firmalara ilişkin ciddi manada bilgilere ulaşabilirsiniz. Ama tabii ki parasal anlamda bence pahalı bir site diyebiliriz. Hatta çok pahalı bir site diyebiliriz. Yanlış bilmiyorsam yıllığı 6-7 bin doların üzerinde olması gerekir. Buradan peki hangi bilgiyi elde edeceğiz? Yani hani kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığıyla gideceğiz ama bakın hangi bilgileri elde ettiğimize bakalım. Şimdi burada bakın firmaların bir sınıflandırması söz konusu. Şimdi information bölümünde Turkcell, telekomünikasyon bölümünde işte kablolu kablosuz iletişim Türkiye, İstanbul vesaire ondan sonra firma gibi. Yani bunların hepsi aranabilir kriterler. Şimdi firmaya ilişkin ne var? Firmanın adı var, web sitesi, adresi, firmaya ilişkin tanıtım. Burada bakın diğer sitelere göre bir tık size öne çıkaracak nokta, önemli nokta bunların finansallarıdır. DMB bu anlamda son derece başarılı. Dolayısıyla eğer cidden çok çok büyük bir bağlantının eşiğindeyseniz belki yıllık olarak değil ama zannediyorum bunlar tek tek raporda satıyorlar. Dolayısıyla bu firmada ilişkin finansal tabloları satın alabilirsiniz. Yani son birkaç yıldır bu firmanın gelirleri nasıl, giderleri nasıl, firma mali açıdan güçlü mü, zayıf mı? Çünkü eğer peşin parayı satıyorsanız bu riskler çok minimumdadır ama vadeli satacaksınız, akredit satacaksınız vesaire. Dolayısıyla firmanın mali gücü sizin gelirinizi etkileyecektir. Bu gibi sitelerde bunlara bakmak mümkün. Şurada gösterdiğim başlıklar altında da bunları aramak mümkün. Ama şimdi buradaki sınıflamalar bir ihracatçı için yani çok büyük ihracatçıları kenara bırakırsak hani Caterpillar gibi, Huawei gibi bizim ülkemizdeki ihracatçıların çoğu için çok fazla genel kalacaktır. Çünkü bakın Turkcell'in içinde bulunduğu kategori iletişim kategorisi. Şimdi siz telsiz üretiyorsunuz, ben ahize üretiyorum, öbürü telefonun tuş takımını üretiyor ama hepimiz aynı noktaya odaklanıyoruz. Dolayısıyla veri anlamında buradaki sınıflama ihracat için çok fazla yeterli olmayabilir. Ama en nihayetinde ciddi bir veri tabanı olduğunu söylemek pekala mümkün. Şimdi işin ticari istihbarat bölümüne geleceğiz. Online ve aktif çalışma anlamında. Bu bölümde hem rakiplerin beyannamelerini nasıl çözümleyeceğimizi bulacağız. Akabinde de peşine bu firmaların mail adreslerini nasıl tespit edebileceğimizi, bunları nasıl iletişim kurabileceğimizi anlatacağız. Şu anda saat 3.20 geçiyor. Şöyle bir giriş yapalım. Sonra bir ara verip akabinde son bölümde sistemi baştan sona tamamlayalım. Şimdi ticari istihbaratı belki nacizane ben şöyle yorumluyorum. İhracat 4.0, sanayi 4.0'dan
benzerlik göstermesi anlamında. Şimdi geleneksel ihracat internetin bulunmasıyla değişti. Bu birinci çağ dönemidir. Alibaba vesaire gibi sitelerin 2000'lerde parlaması da sistemi bambaşka bir hale getirdi. Artık firmaların bulunması son derece kolaylaştı. Çünkü bir web siteniz olsa dahi Alibaba vesaire, mesela Google'dan Alibaba'dan önce bunun bulunması hiç kolay değildi. Ben internette 98'de tanıştım liseye, okuduğumuz liseye internet getirmişlerdi. Mesela arama motoru bilmiyorduk biz. İşte NASA.com, işte Bilim Teknik Dergisi'nden linkleri elimizde yazmaya vesaire çalışıyorduk. Dolayısıyla 2000'lerde artık firmaların bulunması kolaylaştı. Şimdi ticari istihbaratta artık belki bir tık daha öne gidiyoruz. Artık rakiplerimizin müşterilerini görebiliyoruz. Nereleri satmışlar, hatta yer yer kaç dolara satmışlar, kaç ton, kaç kilogram, kaç adet satmışlar, bunları görmek mümkün. Şimdi ihracat yapanlarımız var aramızda. İhracat yaparken bir beyanname ölçüyorsunuz. Bu sistemlerin temel kaynağı budur. Yani dış ticaret beyannamesi. Ama bakın şu bir gerçek ki, firma detayındaki dış ticaret beyannameleri Türkiye'de kamu bilgisi değildir. Yani ihracatçı birliğine ya da Ticaret Bakanlığı'na gidip bana A firmasının beyannamelerini verir misiniz diyemezsiniz. Bu ticari sır niteliğindedir Türkiye'de. Kullanılması, alınması, elde edilmesi yasa dışıdır. Ancak dünyada bunun yasal olduğu, kamusal bilgi olduğu ülkeler var. Bunun başında Amerika gelmekte. Amerikan yasalarına göre Amerika'ya deniz yoluyla gelen sevkiyatlarda fiyat bilgisi hariç bütün bilgiler kamu bilgisidir. İlgili koşulları sağlayan bir firma Amerika'nın gümrük idaresine gidip parasını ödeyerek, hatta bugün Amerika Birleşik Devletleri bunu satıyor hatta bu bilgiyi, parasını ödeyerek bu firma düzeyinde beyannameleri alabilirsiniz. Bunu alırsanız da şunu göreceksiniz. Örneğin Apple 2018 yılında Foxconn diye bildiğimiz online firmasından bilgisayarları ithal etmiş. 8,5 ton bilgisayar. Çin'den geliyor, tarihi bu. Şimdi Rusya'da da bu durum aynı, ama Rusya'daki beyannamelerde Amerika'dan farklı olarak ürünlerin GİTİP kodlarını ve değerlerini de görebiliyoruz. Yani Aeroflot firması Amerikan General Electric'ten küçük bir uçak parçası satın almış. Gördüğünüz gibi çok değerli bir parça. 5000 dolar, 60 gramlık bir parça. Bunlar beyanname örnekleri. Sistemde erişebildiğimiz veriler temel olarak budur. Kiminin fiyatı var, kiminin fiyatı yok, kiminin gitimi var vesaire. Az sonra zaten göreceğim. Şimdi Rusya ve Amerika'da olduğu gibi dünya üzerinde bu veriyi elde edebileceğimiz 52-53 tane ülke var. Bunların her bir tanesinin de deyim yerinde ise yoğurt işi farklıdır. Amerika fiyatı vermez. İşte bir tanesi ihracatçıyı gizler, biri ithalatçıyı gizler. Kimisi mesela Ukrayna, Rusya'da olduğu gibi çift yönlü olarak bütün trafiği açar. Bazıları tek yönlü trafiği açmakta. Dolayısıyla ticari istihbarat dediğimiz çalışma, veri tabanları ya da bu sistem buradaki bu beyannamelerin farklı ülkelerden toplanıp aynı veri tabanında kullanıcılara sunulması hadisesidir. Şimdi bu veri tabanları da şöyle. Bakın ihracatçıları görürüz, ithalatçıları görürüz, GİTİP kodlarını görürüz, ürün tanımlarını görürüz. İşte yerine göre fiyatlar, ağırlıklar, hatta bazı noktalarda beyannamenin bilgileri içeriyorsa eğer, bakın notify partileri, işte kalkış varış limanları, işte kaç konteyner gitmiş, kaç TEU, hani TEU dediğimizde işte gemideki konteyner hesabı, konteyner başına, bunları dahi görmek pekala mümkün. Chat bölümüne sorularla bölünmesi daha verimli bir eğitim olacak. Soruların çoğu da eğitim kaydı PDF konularla ilgili. Nevzat Bey, dilerseniz eğitimin sonunda soru cevap yapalım. Zaten bu kısmı olur, kadar olur. Olan bütün soruları cevapladık. Hani bundan sonrakiler isterseniz soru cevap gidelim. Yani en son tamam. Alalım. Bölünmesin. Anlaşılan herkes devam etmek istiyor. Tamam, tamam. Ben şimdi chat bölümüne şöyle bir yıldız atayım. O yıldızdan sonraki soruları, bu veri tabanı nasıl erişeceğimizi anlatacağım. Sayın Dilek Tekin'e de tamam, teşekkür ediyorum yorumunuz için. Eleştiri de yapabilirsiniz, sıkıntı yok yani. Sonuna kadar eleştiri de açığız. Hani hiçbirimiz mükemmel değiliz. Tamam, sizin bahsettiğiniz şekilde devam edelim. Hızlıca akabinde sonlarda, bölüm aralarında da sonda soruları alalım. Şimdi veri tabanlarının yapısı bu şekilde. Bakın şu harita dünyada beyannamelerine erişebildiğimiz ve erişemediğimiz ülkeleri göstermekte. Örneğin gördüğünüz gibi Türkiye gridir. Türkiye'nin beyannamelerine yasa olarak erişmek mümkün değil. Başka firmaların beyannamelerine. Ama Rusya'da bunu yapıyoruz. Amerika'da bunu yapıyoruz. Amerika'da şu kurumdan gidip bunu satın alıyoruz. Latin Amerika ülkeleri var. Afrika'da 8-10 tane ülke var bunu yayınlayan. Hindistan, Pakistan, Vietnam, Endonezya vs. şu bantta
Çin yok maalesef ama şu banttaki ülkeler var. Dolayısıyla bu ülkelerin verilerini toplayıp bu veri tabanlarına dolduruyoruz. Böylece firmalarda alıcı, satıcı vesaire aramak suretiyle bu veri tabanlarına kolaylıkla erişebiliyorlar. Şimdi şu soru gelebilir. Peki gri boyalı ülkelerdeki firmalara nasıl ulaşabiliriz? Bunun yanıtı şu. Eğer buradaki firmalar herhangi bir tarihte yeşil boyalı ülkelerle temas etmişse sistem bunu yakalayacak. Yani bakın Almanya örneği. Almanya'nın verilerine yasal olarak erişmek aynen Türkiye gibi. Beyannamelerine erişemeyiz, yasal değil. Ama Almanya'daki firmalar Rusya'dan bir ithalat ya da Hindistan'dan bir ithalat yaptığında biz bu ithalatçıları çok kolaylıkla görebiliyoruz. Veyahut Almanya'daki firmalar Amerika'ya ihracat yaptığında öbür taraftan bunu Amerikan verisinden çok kolaylıkla görebiliyoruz. Şimdi bunun derinliği esasen hani buna biz yansıtma veri diyoruz. Şuradan onu göstereceğim size. Şöyle bakın buna biz yansıtma veri diyoruz. Yani verisi olmayan bir ülkedeki firmaya verisi olan bir ülke üzerine ulaşmak. İşte Irak'taki Fajet El işte Ezdeha firmasına Rusya beyannamelerine ulaşmak gibi. Irak veri sağlaması da biz bu adamlar Rusya'dan bunu aldığı için ya da bu firma Irak firmasını görebiliyoruz dolayısıyla. Şimdi şurada Data Coverage bölümünden bunun örneğini Almanya örneğini göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Bakın doğrudan veri yayınlamasa dahi bizim veri tabanımızda 280 binin üzerinde Alman ithalatçılar. Doğrudan verisi de yok elimizde yani. Doğru veri olsa tabii ki bir daha da fazla olacaktı. Ama bu Alman firmaları bir şekilde bizim haritada yeşili boyadığımız ülkelerden, şuradaki yeşili boyadığımız ülkelerden bir defa dahi ürün çekmiş olan firmalar. Dolayısıyla bu veri tabanı sayesinde yani 52 ülkenin verisi sayesinde dünyadaki neredeyse tüm ülkelerde hatırı sayılır ölçüde firmaya erişebiliyoruz. Bakın bunu matematiksel olarak da şöyle göstermeye çalışayım. Şunu şöyle çekersek. Şimdi dünyada sadece 4 tane ülke olduğunu varsayalım. Sadece bir nolu ülkenin gümrük beyannamelerini almak demek, yani ithalat ihracat anlamında, şuradaki açık yeşil olan 3 tane veriye erişmek demek, çift yönlü. Şimdi zaten 4 tane ülke arasında sadece 6 farklı ticaret yolu var. Dolayısıyla sadece bir ülkeyle küresel ticaretin yarısını görebiliriz. Eğer iki nolu ülke de bize gümrük verisini sağlarsa, şuradaki kırmızı olan hariç, 3-4 arası hariç, 6 güzergahın 5 tanesi yani %83'lük veriye çok kolaylıkla bu sistemler sayesinde erişebiliriz. Dolayısıyla veri olan ülkelerde tabii ki veri fazladır. Rusya, Vietnam, işte Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya gibi ama veri olmayan ülkelerde de verisi olan ülkelerle yapılan ticaretler sayesinde bunları çok kolaylıkla görmek mümkün. Bir sonraki slide'a geçeceğim. Şimdi bu sistem, bu veri tabanları kabaca, yani biz tabii bu bizim kendi oranımız, bizim elimizde 1.6 milyarı aşkın satır beyanname var. Benim hatırımda kaldığı kadarıyla Türkiye'de bir yılda açılan ihracat beyannamesi 5 milyonun biraz altındaydı. Aklımda öyle kalmış. Bizim veri tabanımız 1.6 milyar satır beyannameden oluşmakta. Tabii bunda Amerika faktörü var. 50 tane, 52 tane ülkeden bu verileri alıyoruz. Dolayısıyla bu 1.6 milyar satır, bunlar yıllık bazda değerlendirildiğinde küresel ticaretin %60 civarındaki bir oranını pekala bu sistemler üzerinden görmek kolaylıkla mümkün. Şimdi bu veri tabanlarında nasıl arama yapılabilir? Bakın standart bir beyannameden bahsediyoruz. Bir beyannamenin en can alıcı noktaları satıcı firma kim, alıcı firma kim, giden ürün nedir ve giden ürünün getir kodu. Bunların tamamı bu sistemler üzerinden, az sonra ben kendi sistem üzerinden bunu göstereceğim. Bunların üzerinden pekala aranabilir kolaylıkla. Bakın şimdi şuradan birkaç tane örnek vereyim. Burası bizim Advanced Search alanımız. Yani birden çok değişkenli arama yapabilme şansına sahip olduğumuz alan. Şimdi burası başlangıç ve bitiş tarihleri. Bakın sadece isterseniz 2020'nin Şubat 4'ünden yani tam takdiri size kalmış hangi tarihle ilgiliyorsunuz? Başlangıç ve bitiş tarihlerini yazabilirsiniz. Şimdi şuraya döneceğim. Bakın firma ismini ithalatçı ya da ihracatçı olarak aramak mümkün. Şimdi örneğin Importer Company bölümüne Microsoft yazdığınızda bu Microsoft da dünyanın her yerinde olsun dediniz. Yani şuradaki seçim şunu gösterir.
sadece Angola'daki Microsoft'u da arayabilirsiniz. Angola'da Microsoft'un ofisi var mıdır çok emin değilim. Türkiye'de, Amerika'da var. Ya da dünyadaki tüm Microsoft'ları arayabilirsiniz. Şimdi ben sisteme bu sorguyu gönderdiğimde sistem geçen sene Şubat ayından bu seneye kadar, bakın şöyle, geçen sene Şubat ayından en güncel veriye kadar isminde Microsoft yazan bütün ithalatçıları bize dökmüş durumda. 223 tane farklı ithalatçı var. Şimdi şuradan görüyorsunuz zaten bunları. Bakın Microsoft India, Microsoft Ireland vesaire diye gidiyor bunlar. Dünyanın farklı yerlerindeki Microsoft'lar. Microsoft Corporation muhtemelen Amerika'dakidir. Şu ütünün çok benzer olması nokta virgül farkından da. Çünkü gelen beyannamelerde kimisi farklı yazılmış, kimisi farklı. Sistem bunları farklı firmalar olarak değerlendirmekte. Sadece Microsoft'un 15 bin tane beyannamesine bu şekilde ulaşmak mümkün. Chat bölümüne bakayım, ondan sonra devam edeyim. Bu beyannameler güncel mi? Bunu siz arayabiliyorsunuz. Bakın güncelliği şöyledir. Bu bazı ülkelerde bu veriler bir ay geriden gelir. Mesela Amerika'da olduğu gibi bazı ülkelerde 2 ay, bazı ülkelerde 3-4 ay veriden gelir. Nadiren 6 ayda bir vesaire yayınlayan ülkeler de var ama çoğunlukla birkaç ay geriden gelmek suretiyle bunu görebiliriz. Şimdi şu Microsoft'u indirdiğimde zaten bunu göreceğiz. Bakın şunu indirelim hemen. Bir örnek çalışma yapalım. Soruları da sonradan bakacağız dedik ama yine orada ben ışığı görünce hemen ışığa şey yaptım. Anlatmaya devam edeyim ben. Akabinde bu bölümü az sonra bir 5-10 dakikaya kapatacağız. Kapatırken bütün sorulara cevap vereceğim. Bakın şimdi şu sistemden gelen otomatik olarak Excel. Şurada tekrar bakalım. Biz 2020 Şubat 4'ten en güncel veri her neyse oraya kadar olan sistemi tarıyoruz. İthalatçı bölümünde Microsoft yazan kayıtları tarıyoruz ve tüm ülkeleri tarıyoruz. Şimdi geleni görüyorsunuz. Bakın 29.9 tarihinde Kaliforniya'daki Microsoft Corporation, ihracatçı Maintech Computer China. Şimdi devam ediyorum. Bakın bu bir Amerikan verisi olduğu için burada fiyat yok. Çünkü bu veri Amerika'dan geldi. Çin veri yayınlamadığı için. Ama ağırlığını görüyoruz. Bakın 10 ton veri, 10 ton ürün gitmiş. Şu muhtemelen karton sayısı, quantity bölümü çok standartize edilmiş bir yapı değil. Bakın adetler var, setler var, çiftler var. İşte kimisi işte varil vesaire yazıyor ama burada bu ürün her neyse, bakın Xbox Video Gaming Console. 1386 tane muhtemelen şuradan da anlayabiliriz diye düşünüyorum. Her bir Xbox'ın ağırlığı kabaca, yani ağırlık anlamında baktığımızda sanırım tutuyor gibi 9-10 kilo falan çıkacak. 1386 tane Xbox Çinli Maintech firmasından 10 ton ağırlığında Amerika'daki Microsoft'a yetişmiş. Dolayısıyla ben şu anda artık bu beyannameden görüyorum ki Microsoft'un Xbox üreticisi Çinli Maintech Computer firmasıdır. Şurada da bakın bunlar tabii çok kullanılan detaylar değil ama Los Angeles'a gelmiş, Şangay'dan kalkmış gibi Los Angeles'a gelmiş. Notify Party gene Microsoft'un kendisi vesaire. İşte bu Çinli firmanın açtığı beyanname ve bu ürünler beyannameyle beraber Amerika'ya yetişti. Biz bu veriyi buradan aldık ve bunları bakın çok kolaylıkla şuradan pekala görmek mümkün. Şimdi bakın İngiltere firması var, Çin'den satın almış, Hindistan'dan alan firmalar, Tayvan'dan alan firmalar. Bakın fiyat olan beyannameler var. Şurada radar management'ı geçiyorum. Bakın mouse, keyboard 95 bin dolar para ödemiş şuradaki firma. Bir şey GmbH Department Berlin, Microsoft Ireland. Bakın burada sistemin Microsoft'u yakalama sebebi şurada Microsoft Ireland yazması. Bunu yakalamış. Burada bir Almanya firması Microsoft İrlanda adına bu ithalatı gerçekleştiriyor. Alınan ürün nedir? Mouse, keyboard 6700 kilogram mouse, keyboard gelmiş. Adedini maalesef göremiyoruz. Ama Microsoft buna ne kadar ödemiş? 95 bin dolar para ödemiş. Bunu buradan görüyoruz. Dolayısıyla bu beyannameler siz ve sizin gibi firmaların açtığı beyannamelerin birebir aynısı ve biz burada bunları görmek suretiyle rakiplerimizi görebiliriz. Şimdi eğitimin ilk bölümünde bir soru vardı. Firmaların işte detaylı müşterileri nasıl görebiliriz diye. İşte bu ticari istihbarat denilen sistem sayesinde bunu kolaylıkla görebiliriz. Bakın şimdi sisteme aynı zamanda ihracatçı olarak Microsoft, yani bu tabii örnek olarak Microsoft'u çözüyorum ben. İhracatçı olarak Microsoft'u yazarsak da bu sefer Microsoft'un müşterilerini bulacağız. Yani ben bir makine üreticisiyim, tekstil makinesi üretiyorum. En büyük rakibim İtalyan ABC makine firması. Yapacağım şey buraya ABC makine firmasının resmi ismini yazmaktır. Sistemin el verdiği ölçüde
buradaki beyannameleri görerek bunların bütün müşterilerini görebilirsiniz. Bakın Microsoft'un müşterisi Reddington India diye bir firmaya tam 2100 defa sevkiyat yapmış. Büyük olasılıkla Microsoft Hindistan'ın ya resmi dağıtım firmasıdır veya resmi gümrükleme firmasıdır. Beyannameleri onlar kapattığı için bunu görüyoruz. Şimdi aynı şekilde bunun da bakın numunesini indirelim. Bu sefer ihracatçı bölümünde Microsoft'u göreceğiz. Evet, bakın Microsoft, United States, şimdi buradaki örneklere bakalım. Amerika'daki Microsoft firması, Ekvador'daki Rodriguez Velez Rosi Viviana, firma ismi değil de isim gibi görünüyor sanki ama tabii çok emin olamadım. Şimdi neler gitmiş buraya? Ha, zaten bakın küçük küçük sevkiyatlar bir isme gitmiş de olabilir. Kitler, bakın şurada kitler, processor olabilir, şurada laptop gitmiş. Video kayıt cihazı olabilir bunlar. En son beyannamelerin tamamı Ekvator'daki bu arkadaş tarafından ithal edildiği için sadece bunları görüyoruz. Ama eğer buradaki 11 bin beyannamenin tamamını indirirsem 150 tane farklı firmanın tamamını pekala görebileceğim. Şimdi sistem basamadım. Tek seferde 10 bin tane beyannameye kadar indirmemize izin vermekte. Peki 11 bin beyannameyi nasıl indireceğiz derseniz şuradaki Şubat'ı Mart'a ya da Nisan'a taşıyacağız ya da sonu biraz geriye çekeceğiz. Yani iki parti halinde buradaki 11 bin isterseniz 20-30 bin satılık veri her neyse bunları kolaylıkla indirebilirsiniz. Bakın bunu açtığımızda bu Rodriguez'ler gene tepede gelecek tabii ki. Ama artık bir yerden sonra diğer bütün firmaları göreceğiz. Bakın şurada görebiliyorsunuz. Tarihleri itibariyle, GitHub kodları itibariyle, Microsoft Corporation, Microsoft'tan Microsoft'a gidiyor. Microsoft China'dan Microsoft Hindistan'a giden bir sevkiyatlar $1,600 değerinde ne gitmiş? İşte ürün açıklaması vesaire. Surface Computer gitmiş bir tane. Bu muhtemelen belki bir garanti kapsamında ya da numune gibi gitmiş olabilir. Bunu fiyata göre sıralarsanız daha böyle yüksek tonajlı. Çünkü şurada bu ruble olduğu için tabii bu kadar fazla. Dolara çevirirsek belki diğerleri gibi olacaktır. Ama özet olarak bakın ithalatçı, ihracatçı firma aradığınızda sistem bize bu firmaların ihracatçı arıyorsak müşterilerini, ithalatçı arıyorsak tedarikçilerini kolaylıkla verecektir. Dolayısıyla siz rakiplerinizin istihbarat analizini, yani ticari istihbarat analizini çok kolaylıkla bu sistemler sayesinde yapabilirsiniz. Şimdi firma arama hususuyla ilgili birkaç notum var. Akabinde bir ara verelim. Arada chat'teki soruları da hızlıca cevaplamaya çalışacağım. Bakın, şimdi bizim elimizdeki beyannameler, yani ticari istihbarat sistemleri veri tabanında yer alan beyannameler siz ve sizin gibi ihracatçılar tarafından doldurulan beyannamelerdir. Dünyada firma isimleri de standartize olmadığı için bu sistemlerde aynı firmanın farklı farklı versiyonlarını görmek mümkün. Yani Microsoft Corporation da var burada aynı firma. Microsoft Incorporation da yazmış. Birisi Incorporation yazmış göndermiş. Öbürü Corporation yazmış göndermiş. Birisi bunu kısaltmış göndermiş. Hatta aralarda harf hataları dahi görmek mümkün. Şimdi bizde de bu böyledir. ABC makina sanayi ticaret diye gönderirsiniz. Santiç diye gönderirsiniz. NTD yazarsınız. Limited yazarsınız. Sistem bunların hepsini farklı farklı firmalar olarak algılar. Çünkü bunların 1.6 milyar satırda birleştirilmesi, gözle bakılması, analiz edilmesi hem çok kolay değil. Bir şekilde bir ekip kurulabilir öyle ya da böyle ama bu aynı zamanda riskli bir süreç. Çünkü belki Corporation ve Incorporation adında iki tane Microsoft olmadığını hiçbir zaman bilemiyoruz. Amerikan kayıtlarına bakmadığımız için. İkincisi bazı firmaların dış ticaret ajansları vardır. Bakın bu bir örnek. IKEA Holding firmasının mesela Belçika'da IKEA Supply Belgium, IKEA Supply Slovakya, IKEA Supply Georgia diye buralarda IKEA Supply adında firmaları var. Buradaki şans bunun IKEA ismini içermesi. Ama mesela Koç Holding'in Ram dış ticaret adında bir firması var. Siz sistemi Koç Holding diye ne kadar ararsanız arayın, Ram dış ticaret üzerinden giden Arçelik buzdolaplarını görmeniz mümkün değil. Çünkü beyanname Ram dış ticaret tarafından açılmış. Dünyada da bu durum böyledir. Farklı firmaların farklı isimlerde ya da benzer isimlerde dış ticaret firmaları olabilir. Şimdi beyannamenin ihracatçı ve ithalatçı bölümünde resmi firma ismi yazar. Dolayısıyla Algida diye bir firma yok. Burada Unilever var. Bunu ithal eden, alan satan Unilever firması. Dolayısıyla firma ismini aramak gerekir. Şimdi bir sektörde faaliyet gösteriyorsunuz ama o sektörde belki çok fazla rakiplerinizi tanımıyor olabilirsiniz. Şimdi bazı sektörlerde
firmaların isimlerinde geçen uzantılar o sektörü deyim yerindeyse ele verir. Bakın burada solar bunun en bariz örneği. Güneş enerji sistemleriyle çalışan, yani buna ilişkin işte ara madde, işte nihai mamul vesaire ürün üreten firmaların bir kısmının isminde solar kelimesi geçer. Örneğin ben güneş paneli ürettim. Şimdi bu güneş paneli ticaretine bakacağım. Rakiplerimin hiçbir ismini bilmiyorum. Sisteme ben solar diye bir komut gönderirsem sistem bana içinde solar kelimesi geçen ithalatçıları dökecek. Bakın şurada göreceğiz. İşte bir Vietnam firması Vina Solar Technology, First Solar, Sheju ya da Sheko nasıl okunuyor bilmiyorum. India Solar and Windows vesaire. Dolayısıyla firmaların resmi isimlerinde geçmesi olası kelimeler de burada başlı başına bir anahtar kelime olabilir. Bu kelime ne kadar spesifikse sonuç o kadar verimli olur. Şimdi ben buraya bakın tekstil yazarsam, şimdi Solar'da 3500 tane ithalatçı çıktı. Ama ben buraya tekstil yazarsam eminim bunun kat ve kat fazlası çıkacaktır. Çünkü tekstil çok çok daha geniş bir kelime ve çok fazla firma var bu sektörde. Bakın 20 bin tane ithalatçı var bizim sistemimizde. 1.4 milyon tane beyanname var ve bu firmaların isminde tekstil kelimesi geçmekte. Ki bu sadece İngilizce. Rus firmaların isminde Rusça tekstil geçiyor. Vietnam'da Vietnamcı vesaire. Buna az sonra değineceğim. Son olarak da şunu söylemek gerekir. Bazı kayıtlarda alıcıların mesela nakliye firmaları, gümrük firmaları olduğunu görürüz. Mesela ben Rusya'da bunun yaygın olduğunu biliyorum. Siz Gazprom'a bir ürün satıyorsunuz. Gazprom diyor ki benim gümrük firmam var. ABC gümrükleme ya da ABC lojistik faturayı ona kes, o gümrüğünü yapacak, malı bana getirecek. Dolayısıyla bu ürünün nihai olarak Gazprom'a gittiğini bilmek çok kolay değil. Tek çıkarı şu. Ürünün açıklama bölümünde ya da Notify Party bölümünde eğer Gazprom yazıyorsa bunu anlayabiliriz. Yoksa Almanya'dan herhangi bir firma işte Rusya'ya Van'a satmış, alıcı ABC gümrükleme. Bunun peşinden çok fazla gitmeye gerek yok. Çünkü o firmanın Gazprom olduğunu anlamamız imkansız. Eğer bir ipucu yok ise. Kişi isimleri çıkacak. Az önce gördüğü gibi Latin Amerika'da bu çok yaygındır. Türkiye'de kişi ismi sadece ve sadece bir şahıs firması varsa ithalat yapabilir. Ama bildiğim kadarıyla Latin Amerika'da şahıslar da ithalat yapabiliyor. Çok fazla kişi ismi çıkacaktır. Bakın mesela vergi numaraları. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Firmanın beyannameye ismini yazarken bilmiyorum siz kullanıyor musunuz? Biz ihracat yaparken hiç kullanmadık. Bakın tax number yazmışlar. Yani adam müşterisin yani kişi daha doğrusu müşterisin ismini yazmış. Açıklama bölümüne bile tax number yazmış. Dolayısıyla tax number'ı bile şuradan görmek mümkün. Aynı şekilde bankaları buradan görmek mümkün. Bankaların burada çıkmasının mesela Commerzbank yazıyor. Bakın ithalatçı Commerzbank. Şimdi burada çıkan kayıtlar Almanya'daki banka 2000 defa ithalat yapmış değildir. Bu banka bu kadar ithalat yapmaz zaten. Buradaki espri şu. Çoğunlukla akreditifli işlemlerde alıcılar banka görünüyor. Bunların bir kısmı. Tamamı değil tabii ama. Dolayısıyla buradaki Commerzbank kaydı 643 defa ithalatı var. Bir bankanın bu kadar ithalat yapması teknik olarak çok yani makul bir veri değil. Hindistan'dan bakın ne almış? İplik sanırım bu. İplik tip kodu. Dolayısıyla banka buradan gidip almayacağını göre Hindistanlı firma Almanya'da bir firma ya da dünyanın bir noktasında bir firma ürün satmış. İşlem akreditif olduğu için buradaki alıcı da Commerzbank çıkmış. HSBC vesaire bunların hepsi bu sistemlerde kolaylıkla çıkmakta. Şimdi devamında şöyle yapacağız. Anahtar kelime ve GİTİP kodu aramaları da göstereceğim. Bunlardan nasıl faydalanabileceğimizi göstereceğim. Şu anda sunumu kapatırsam 15.42 55 geçe isterseniz devam edelim. Arada da bir 10-12 dakikalık mola vermiş olalım. Akabinde son bölüme geçeceğiz. Ben ayrılmayacağım ama chat bölümündeki soruları yanıtlayacağım. Elimden geldiğince 55 geçe tekrar burada olalım. Şuraya notu düşelim. 15.55. Şimdi ben yukarı doğru gelen bütün mesajları okuyacağım. Eğer mesaj sahipleri buradaysa da onları yanıtlamış olalım. Bu beyannameler güncel bir sorusuna yanıt verdim. Bazı ülkelerde bir ay mesela Amerika hatta bir aydan da daha kısa ay bitince biz 10-15 gün içerisinde bunları yüklüyoruz. Bazı ülkelerde şu anda 9. aylar hali hazırda yüklü. 8-7-6 ay. Kimi ülkelerde biraz daha geç gidiyor. Bazı ülkelerde de bakın şöyle şuradan gösterebilirim.
veri yayınlamayı durduran ülkeler de var. Yani örneğin Güney Kore böyleydi. Şuradan göstermeye çalışayım. Evet. Güney Kore 2013-2014 yıllarında bu verileri yayınlamaktaydı ama ondan sonra durdurdu. Bakın ondan sonra veri yok. Çünkü yasal yoldan artık bu verileri elde etmek mümkün değil. Kapalı. Dolayısıyla aynı şekilde bizim veri tabanımızda da. Beyannamelerde bir handikap söz konusu olabilir. Ödeme türüne göre alıcı banka görünüyorsa bize alıcı, asıl nihai alıcı konusunda bilgi veremez. Az önce zaten buna değindim. Kesinlikle. Bakın burada bakacağınız şey ya beyannamenin açıklama bölümüdür. Sayın Muratay, açıklama bölümünde bunu yakalamaya çalışabilirsiniz. Ya da şuradaki Notify Party bölümünde bunu yakalamaya çalışabilirsiniz. Ama ikisinde de yakalayamazsınız. Maalesef ki nihai alıcıyı bulamazsınız. Gidip 19.05.31 ile arama yapabilir misiniz? Şöyle yapayım. 19.05.31. Bunu buraya yazdım. Az sonra gidip aramasını bu örneği kullanacağım. Rakibimiz Türk firmasıysa ne yapacağız? Türkiye beyannameleri paylaşmak. Evet. Türkiye beyannamelerini paylaşmıyoruz. Şimdi bunun bakın yanıtı şu. Türk firmalarının birbirleriyle rekabeti bu anlamda çok fazla bir fayda getirmeyecektir. Dünyada milyonlarca firma varken bizim veri tabanımızda 18 milyona aşkın firma var. Şuradan ana sayfamızda zaten bunun sayacı, dünya nüfus sayacı falan gibi sayaçlar var. Belki biz onun gibi dönüyor sürekli. Bakın 14 milyon tane ithalatçı, 18.6 milyon tane ithalatçı var. Pardon 14 milyon tane ihracatçı var. 1.65 milyar beyanname var. Dolayısıyla biz de bir Türk firması olarak Türk firmalarının birbiriyle rekabetleri yerine farklı firmaların müşterilerine erişmelerini daha makul görüyoruz. Ama buradaki sistemde şöyle, bizim veri tabanımızda bunu az sonra gene toplu olarak da söyleyeceğim. Türk firmalarının beyannameleri silinmiş değil, sadece isimleri silinmiş durumda. Yani ben sisteme şöyle bir sorgu gönderebilirim. Türkiye'den Rusya'ya giden tekstil ürünleri. Burada Türk firmasının adı yazmayacak. Yani A, B, C diye Türk firmaları yazmayacak. Ama bu beyannamelere erişebileceğim. Bakın Product Detail bölümüne Textile yazalım. Alıcı ülke Rusya. Az sonra bunu da anlatacağım tabii ama Country of Origin, Turkey. Şu anda ben Türkiye'den Rusya'ya giden tekstil ürünlerine bakacağım. Bakın ben bu sistemi aradığımda sistem bana sonuç verecektir. İngilizce aradığım için az sonuç veriyor. Bunun Rusçasını yazarsam çok daha fazla sonuç verir. Şimdi burada çıkan firmalar Rusya'daki ithalatçılar. Yani Koton Rusya'da bir yer kurmuş. Onun beyannamelerinde Koton çıkıyor. Tabii ki buna yapacak bir şey yok. Ama bu beyannamede bakın şuradaki örnekle gösterebilirim. Türkiye'deki satan firmanın adı yok. Yani Türk firmalarını arayamazsınız ama Türk firmalarının beyannamelerine isim olmadan erişebilirsiniz. Devam ediyorum. 10 dakika ara zaten şu anda aradayız. Şimdi Zeynep Hanım'ın sorusu güncel yurt dışı alım taleplerinin ne olduğu? Bunlar yapılmış ticaret. Firma isimlerini bulsak da müşterinin alım zamanını kaçırmış olabiliriz. Gelecek talepleri nasıl bulabilirsiniz? Evet. Şimdi gelecek taleplere ilişkin yayın yapan bazı siteler de var. Turkish Exporter mesela. Buna benzer bir liste yayınlıyor. Bu iki farklı kulvar diyebiliriz. Şimdi bunlar evet yapılmış işlemlerdir. Ancak bu işlemlerin yıllara sahip olan sürekliliğini görürseniz firmaların ne kadar isabetli ve ne kadar sürekli olarak ithalat yaptığını görebilirsiniz. Bunun dışında ticari istihbarat dediğimiz sistemlerin diğer bütün kanallardan yani bu Alibaba'da böyle talep yayınlayan siteler, arama işte arama motorları vesaire bunlardan farkı bunların resmi beyannameleri olmalıdır. Dolayısıyla burada hiçbir tereddüde mahal yok. Yani Microsoft az önce baktığımız örnek Microsoft bakın şurada Microsoft firması şu tarihte 9. ayın 29'unda MainTech firmasından bu Xbox'ları satın almıştır. Bu ne? Microsoft'un kendi talebiyle buraya girilmiş bir kayıttır. Ne de MainTech firmasının biz Xbox üretiyoruz diye piyasaya çıkıp buraya doldurulmuş bir veridir. Tamamen resmi gümrük verisidir. Dolayısıyla istihbarat sistemlerinin diğerlerinin kıyasla en önemli özelliği bunların mutlak veriler olmasıdır. Ha ben buradaki sevkiyatlardan bunu görebilirim. Bütün MainTech'leri ve bütün Microsoft'ları ve bütün Xbox'ları ben burada ararsam bu sürekliliğin, bu ticaretin ne kadar devamlı olduğunu
kolaylıkla görebilirim. Aradaki farkı bu şekilde söylemek lazım. Kargo nakliye şirketleri ve gümrük şirketleri adına da çok fazla döküm var. Sizin listelerde asıl firmaya ulaşılamıyor. Bu konuya zaten gelmiştik. Eğer yani TNT, işte DHL, bakın şimdi ithalatçı firma olarak DHL yazalım. Yani DHL dediğimiz bir nakliye firması. Nakliye firmasının iplik ayakkabı ithal etmesi söz konusu değil. 2000 tane beyannamesi var. Sadece Rusya'da, tüm dünyada tabii daha da fazla olacaktır. Ama bunlar şöyle, yani Rusya gümrüğünden gelen beyanname bu şekilde. Dolayısıyla bizim bunları açıp acaba bunu kim aldı diye arama şansımız yok maalesef. Çünkü Rusya beyannamesi diyor ki bize, işte ya da Meksika beyannamesi şuradaki gibi, ithalatçı DHL Express'tir. Dolayısıyla 1.6 milyar satıldı. Buradaki 7, 8, 10, 20 milyon veri ihmal edilmelidir. Asıl firmalara ulaşmaya çalışmak daha doğru olacaktır. Yurt dışı alım talepleri, az önce buna cevap verdik. Ücretli, ücretsiz platformlar var mıdır? Benim bildiğim ülkemizde Turkish Exporter bunu yapıyor. Yurt dışında illaki benzerleri vardır ama çok emin değilim. Aklıma gelen bir site yok. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin böyle bir hizmetini görmüştüm. Alım talepleri diye. Ama çok uzun süre önce gördüm. Ne kadar sürekli olduğu o proje çok çok emin değilim. Hemen şöyle top alım talepleri diye bakalım. Top 2B siteleri varmış. Buradan bunları yayınlıyor olabilirler. Bakın BTSO'nun yaptığı Bursa Ticaret Sanayi Odası sanırım işbirliği teknikleri bülteni. Bunlara bakabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı bir ara müşavirliklerden bu veriyi toplayıp yayınlama üzerine bir sistem kurmuştu. Kolay ihracat platformunu, ama bunu yüklediler mi çok emin değilim. Çünkü o dönemler ben TİM'de çalışırken bu projenin bir kısmında ben de görev almıştım. Kolay ihracat platformunun altında böyle bir alım talebi bölümü olabilir. Ya da ticaret gov.tr'nin altında. Ama çok çok emin olamıyorum. Müşavirliklerle şey yapabilirsiniz. İrtibata geçebilirsiniz. Belki ülke ülke. Aklıma gelen bilgiler bunlar. Trade Atlas'ta kullandığımız Advanced Search ücretli midir? Evet, ücretlidir. Bizim sitemizin kullanımı yıllık ücretli. Ona az sonra değineceğim ben ücretlendirme bölümünde. Doğru gidip tespiti nasıl yapılır? Değindik mi? Kaçırdım. Şöyle, bakın şimdi 37. slide'dayız. Ben sunumun sonunda faydalanabileceğinizi düşündüğünüz bazı web sitelerini buralara ekledim. Zaten bunları birer cümleyle değineceğim ama yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Gümrük.com.tr'ye bakabilirsiniz. TİM ve İhracatçı Birlikleri'nin sayfasında var. Gitip tespiti yapılan yerler. Çok özür diliyorum. Gümrük.com.tr'ye de bakmak mümkün. Mesela şurada İngiltere hükümetinin gitip tespiti sitesi. Yani bunlar hepsi adım adım gitip tespit eden siteler ama gitip tespit anlamındaki sıkıntı şu. Mesela diyelim ki Mineral Products'a girdiniz. Ürününüz burada. İşte tuz, sülfür, işte vesaire, taş, neyse bunlara girdiniz. Şimdi bunlar içerisinde de bir şekilde seçmeniz gerekir. Benimki hangisine giriyor diye. Bulamadığınız noktada da genelde en sonlarda şey olur. Diğer bütün, işte mesela işte ekmek, peynir, domates, diğer bütün gıdalar diye. Tabii bunu örnek olarak söyledim. Bakın burada A'dır işte falan filan, building stone. Eğer bu gruplarda bulamıyorsanız ürününüzü şurada bulabilirsiniz. Şimdi bunlar gitipleri kategori kategori aramaya yarıyor. Ama şu var, uygulama GTB Gov.tr'de ürün ismi yazarak aramak mümkün, resimlere bakmak mümkün. Dediğim gibi sunumun sonunda bu bölüme değineceğim Fatma Hanım'ın sorusuna. Şimdi dönüş alamama hususuna yapılabilecek bir şey yok. O mailin tarzına bağlı. Buna ilişkin de söyleyecek birkaç cümlem var ama az sonraki bölümün sonunda. Sadece deniz ticaret verileri midir bunlar? Hayır. Ülkeden ülkeye göre değişir. Mesela Meksika'da bütün ticareti görürüz ama Amerika'da sadece deniz ticareti görürüz. Bazı ülkelerde havayı görüyoruz. Bazılarını da görebiliyoruz vesaire. İrem Hanım'a bakalım. Sipariş üzerinde üretim yapan mobil ürününüz. İki bin mailden bir tanesinde olumlu olumsuz geri dönüş alamadım. Başka yollar denemeliyiz sanırım. Şimdi arama, mail, ziyaret dışında zaten yapılabilecek çok fazla aslında bir yöntem yok. Firmayla birebir markaj anlamında. Hani fuara vesaire gidersiniz o ayrı mesele. Ama 2000'de bir çok çok düşük. Burada şimdi giden mail ve ilişkin bazı sorunlar vardır. Bu bölümün sonunda özür diliyorum. Buna ilişkin birkaç tüyo vermeye çalışacağım. Hani şimdi mükerrer olmasın. Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret imkanları belki bu konuda. Evet.
Az önce söylemeye çalıştığım buydu. Tebrik, teşekkür ederim. Ticaret heyetlerine katılmak için nereden başvuru yapılıyor? İlgili ihracatçı birlikleri, TOB, odalar, işte DEİK vesaire, bunların sitelerini takip edersiniz. Oralarda bunlar yayınlanıyorlar, duyurular vesaire bölümde. Oradan bunu kolaylıkla görebilirsiniz. Sunumu paylaşacağız Özlem Hanım. Ege İhracatçı Birlikleri'ni göndereceğiz biz. Yiğit Beyler sizinle paylaşacaktır. Ben bir dakika kaldı. Affınıza sığınarak bir çay alıp geleyim. Akabinde son bölüme başlıyoruz. Herkese tekrar merhaba. 55 geçiyor. Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Şöyle sunumumuzu tam ekran yapalım. Evet. Şimdi firma arama bölümüne değindik. Bakın anahtar kelimeler ve GİTİP kodları da arama yapacağız. Şuradaki Excel dosyalarını da kapatayım ben, bilgisayarı yavaşlatmasın. Evet. Şimdi tekrar sunuma gelip oradan da sitemize gelelim. Şimdi tekrar arama bölümündeyiz. Ürün adı arama örneği yapacağız. Şimdi firma adı tabii çift yönlü çalışan bir değişken. Yani ithalatçıyı ayrı, ihracatçıyı ayrı arıyoruz. Ama beyanlanmadaki ürün tek olduğu için anahtar kelimede böyle bir ayrım yok. Anahtar kelimeyi aradığımızda zaten alıcı, satıcı hepsini göreceğiz. Keza GİTİP kodunda da aynı. Şimdi bakın 2005 yılından günümüze kadar şimdi şurada Product Detail bölümünü arıyor. Örneğin ben Shoes yazdım. Örnek bir arama olarak sonuçlar gelsin. Şimdi sistem bana beyannamenin açıklama bölümünde Shoes yazan bütün kayıtları dökecek şu anda. Bakın 217 bin tane ithalatçının beyannamesinde, en az bir beyannamesinin açıklamasında 6 milyon sevkiyat eder bu. Shoes kelimesi geçiyor. Şimdi shoes gibi kelimeler son derece geniş, yani son derece genel kelimeler olduğu için sonuç işlenebilir olmaktan bir tık öteye gidiyor. Yani 217 bin tane ithalatçı arayamazsınız. Hatta bunlara mail bile atmak, maillerini dahi test etmek çok çok kolay değil. Dolayısıyla bunu daha makul ve mantıklı bir seviyeye indirmek gerekir. Şimdi örneğin ben tüm dünyadaki ayakkabıcıları değil de Angola'daki ya da Almanya'daki ya da aklınıza herhangi bir ülke geliyorsa, hedef pazarınız hangisi ise, bunu arıyorum. Bakın Angola'da beyannamesinde shoes geçen 71 tane ithalatçı var. Bunlar 218 defa ithalat yapmışlar. Şimdi aynı şekilde ben bu dosyayı buradan indirdiğimde bunların nereden bunu aldığını göreceğim. Ama bakın shoes kelimesi dediğim gibi çok çok genel bir kelime. Dolayısıyla burada şunu düşünmek gerekir. Bir ihracatçı olarak siz beyannamenize hangi kelimeleri yazıyorsunuz? Çünkü dünyadaki milyonlarca firmada buna benzer kelimeler yazacaktır. Bu aramayı bir Google araması gibi düşünmeyin. Çünkü Google siz shoes yazdığınızda ne aradığınızı iyi kötü bilir. Ama bu sistemler, yani veri tabanı sistemi, tamamen şu kalıbın aynısını içeride arama mantığını kurdu. Beyannamede ayakkabı gitse dahi, eğer o beyannamenin açıklamasında shoes yoksa biz o beyannameyi kaçırdık demektir. Şimdi buna ilişkin sunumdan bazı noktalar göstereceğim. Ürün araması nasıl yapılır, nasıl efektif sonuç alınır? Şimdi öncelikle bakın şuradaki görselden başlayalım. Sisteme mouse diye bir komut gönderdiğinizde sistem sizin bilgisayar parçasını yoksa canlı fare mi satmaya çalıştığınızı anlamaz.
her iki kaydı getirir. Hatta ve hatta beyannamenin açıklamasında Mickey Mouse tişört, Mickey Mouse ayakkabısı, anahtarlığı vesaire, yani ucunda köşesinde Mouse geçen alakalı alakasız bütün beyannameleri dökeceksiniz. Ama örneğin sizin hedefiniz sadece bilgisayar mouse satmak. Dolayısıyla burada daha detaylı arama yapmaya ihtiyaç var. Örneğin cep telefonu örneğinden vereyim. Bakın mouse çünkü yani unique diyebileceğimiz bir kelime. Şimdi cep telefonunun farklı farklı açıklamaları var. Cellphone yazanlar var, smartphone yazanlar var. Buna ayrı birleşik yazanlar var. Bazılarını kısaltanlar var. Cellphone diye ararsanız cellph nokta yazan beyannameleri maalesef göremezsiniz. Çünkü sistem bunu yakalayamaz. Tamamen veri tabanını bu mantıkta tarıyor. Hatta ve hatta cep telefonu ihraç etmek için oraya cep telefonu yazmak zorunda da değilsiniz. Mesela iPhone 13 yazar geçersiniz. Samsung S4 yazar geçersiniz. Masa ihraç etmek için oraya masa yazmak zorunda da değilsiniz. Yani yazmaya da bilirsiniz. Çünkü bu tamamen sizin kendi keyfinize kalmış. Mal gümrükten geçip gittikten sonra kimse niye burada masa yazmayacak, yazmıyor diye sizin peşinize gelmeyecektir. Dolayısıyla buradaki arama mantığını böyle düşünmek gerekir. Şimdi ürünün farklı farklı varyasyonlarını aramak önemli. Cell phone, smartphone. İşte ayakkabının çeşitleri olabilir. Şimdi farklı dilde bakın şu alternatif diller dediğim de şudur. 52-53 ülkeden gümrük beyannamelerini alıyoruz ama bunların bazıları maalesef ki İngilizce değil. Örneğin Rusya. Şimdi Rusya'dan gelen beyannamelerin büyük çoğunluğu Rusça. Ben şimdi bunu size bir örnekle göstereyim. Bakın shoes yazıp şimdi arıyorum. O sonuç gelene kadar ben ayakkabının Rusçasını yakalayacağım şuradan. Translate'den. Zannediyorum ki şudur. Genelde ben Translate'den bir veri aldığımda bunun Google'da görsellerini ararım. Evet. Doğru sonuçlar veriyor ama sanırım bu sadece kadın ayakkabısı için kullanılıyor. Şurada bir cinsiyet şeyi de var. Ama hiç önemli değil. Bakın 1800 tane firma yakaladı sistem. Şimdi ben buraya bunun Rusçasını yazdığımda buradaki 1800 tane firmanın hiçbir tanesini yakalamayacak. Çünkü bunlar tamamen Rusça, İngilizce shoes yazan beyannameler. Ama Rusça shoes aradığımda bakın 3000 tane bambaşka firma çıktı. Yani bambaşka derken aynı firmalara çıkabilir tabii ki ama mantık olarak tamamen farklı farklı firmalarla karşı karşıyayız şu anda. Bunların beyannamelerinde Rusça şu shoes kelimesi yazmakta. Şimdi hangi ülkelerde bu durum böyle dersiniz? Bunu harita üzerinden göstermeye çalışayım. Şurada bakın Güney Amerika'daki beyannamelerin ezici bir çoğunluğu İspanyolcadır. Bir kısmı da Portekizcedir. Özellikle kendi aralarındaki ticaret tamamen bu dillerde. Hadi belki Almanya, Amerika ile olanlar İngilizce olabilir ama bu bölgede İspanyolca ve Portekizce aramak gerekir. Rusya'da Rusça, Ukrayna'da Ukraynaca. Türkiye Cumhuriyetleri'nin önemli bir kısmı Rusça kullanılıyor beyannamelerde. Hindistan, Pakistan bunlar görece güvenli İngilizce kullanıyorlar. Yani İngilizce anlamında güvenli ama Vietnam kendi dilini kullanıyor. Ayrıca Afrika ülkelerinin bir kısmında da Fransızca beyannameler gelmekte. Dolayısıyla tekrar sunuma geri dönersek ayakkabı satacaksak ayakkabıyı shoes diye aradık. Yani İngilizcesini aradık. Fransızcasını arayabilirsiniz. Afrika ile ilgileniyorsunuz. Vietnam'a satacaksınız. Vietnamcasını, Rusça, Ukraynaca vesaire bunların hepsini ayrı ayrı aramak gerekir. Aynı zamanda bakın beyannamenin açıklama bölümü tamamen serbest stilde doldurulan bir yer olduğu için burada firmaların isimlerini de görebiliyoruz. Yani Çin'den Almanya'ya bir ürün gidiyor. Açıklama şu: Microsoft Xbox. Şimdi belki Çin'deki satıcı Microsoft değil, Almanya'daki alıcı Microsoft değil ama A firmasından B firmasına giden ürünün açıklamasında Microsoft yazıyor olabilir. Yani burada mesela İtalya'da bir rakibiniz var. Tekstil makinesi üretiyor. Firmanın ismini product detail, yani tabii ki ithalatçı ve ithalatçı olarak arayacaksınız ama bunu product detail'i de yazmak suretiyle oralardan da sonuç almak mümkün. Yani ben buraya Mercedes yazarım. Mercedes tabii ki bir firma adı ama aynı zamanda marka adı, giden gelen ürünlerde işte Mercedes S320 falan, bakın buradaki beyannameleri görebiliyoruz. 1300-248 bin beyannamenin açıklamasında Mercedes kelimesi geçiyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek faydalı olabilir. Şimdi GİTİP araması örneğine geçmeden önce şunu belirtmek isterim. Dünyada milyonlarca ürün var ama sadece 6000 küsur GİTİP kodu var. Dolayısıyla bu ürünleri bunlara sıkıştırmak çok kolay değil. Zaten kolay olmadığını burada görüyoruz. Bakın domates, zeytinyağı, saç kurutucusu gibi altılı GİTİP bazında nokta atışı bir ürüne isabet eden
ürünler var. Yani bu kod dünyanın her yerinde domatesdir. İçerisinde başka hiçbir meyve sebze geçmez. Net. Ama bir de şöyle gitip kodları var. 01, 06, 90 diğer canlılar. Ya da işte 55, 12, 90, 99 diğer mensucat. Bunların mantığı şu. Şimdi vakti zamanında çok sık ticareti yapılan mensucatlar toplanmış. İşte A mensucat, B, C, D, E geri kalan bütün mensucat türleri de diğer mensucatların içine atılmış. Ama bu gitipler bazen tabii küresel ticaretin değişmesiyle o kadar şişiyor ki bunu trade map'te görebilirsiniz verilerini. Yani mesela Türkiye'deki gitip kodlarının bizim yani Türkçe gitip kodlarının üçte birinde diğer ürünler başlığı geçmekte. Diğer mensucat, diğer otomotiv parçaları işte vesaire gibi. Dolayısıyla gitip kodunuz eğer böyle bir gitibe isabet ediyorsa burada bir nokta daha ileride bir analiz yapmak gerekir. Şimdi buna ilişkin örnek kullanacağım. Buraya bir gitip kodu yazmıştım. Chat bölümünde birisi rica etmişti. Dönünce onu yaparız demiştik ama inşallah şuradan hızlıca bulalım. Evet. 19.05.31. Bakın örnek olarak bunu yapalım. 19.05.31. 31. Tatlı bisküviler. Şimdi bunun tüm dünyaya olan, bakın 2015, isterseniz bunu da şöyle 2020 yapalım. 2020'den günümüze kadar bu gitip kodunda dünyadaki şu anda bütün ithalatçıları çekmek üzereyiz. Sonuç gelince bunu göreceğiz. 17 bin tane ithalatçı var. 350 bine yakın beyanname açılmış. Şuradaki gitip kodunda, bakın çok kısa bir sonuç indireyim, şunu göstereyim. Bunlar bazı ülkelerde 6'lıdır, bazılarında 8, 10, 12. Yani ülkenin verisi her nasıl ise sistemde biz de bunu bu şekilde kaydediyoruz. Ama sadece 6 haneli gitip kodları aranabilir. TradeMap'te de böyledir, TradeMap kullanılabilir. Çünkü dünyada sadece gitip kodlarının ilk 6 hanesi bütün her yerde ortaktır. Bakın burada görüyorsunuz 19.05.31 çift 0. İşte alıcısı Hindistan'dan Angola'ya giden. Burada gerçi ihracatçılar çıkmamış ama şunları görüyorsunuz. Güney Kore'den Filipinler'e giden, Belçika'dan Uganda'ya giden. İşte yani bisküvi, eğer bu gitip kodu net olarak sizin gitip kodunuzsa o zaman buradaki beyannamelerin hepsini vaktiniz tabii ki yer verdiği sürece 17 bin firmayı tek tek analiz edebilirsiniz. Az önce yaptığım gibi bakın ben örneğin sadece United States diyelim. Ben Amerika'ya satacağım bisküvilerimi. Hedef pazarım Amerika derseniz bunu böyle sınırlandırmış olduk. 1000 tane firmaya ulaşmış olduk. Şimdi burada bu arada bu firmaların hepsini de tek tek analiz etmek şu şekilde mümkün. Firmaları şurada bakın firma ismine tıklarsanız bu firmanın kendi beyannameleri gelir. Örneğin Amerika'daki firma Hindistan'daki firmadan alıyor bu ürünleri. Şurada 18 bin dolarlık, 19 bin dolarlık işte tatlı bisküvi satın almış. Download ederseniz zaten az önce bunların örneğini göstermiştik. Şimdi şuradaki Advanced Search bölümünün çalışma mantığı şudur. Sisteme birden çok değişken gönderebilirsiniz. Diyelim ki ben, bakın, Country of Origin'i India seçeceğim. Şu anda sistem bana sadece Hindistan'dan çıkıp Amerika'ya gelen beyannameleri gösterecek. Gitip kodu, zaten gitip kodunu da seçmiştik. Bakın, 183 Amerikan firması son 1,5-2 yıla yakın periyotta Hindistan'dan bisküvi satın almış. Bunları da buradan görebiliyorsunuz. Hatta ve hatta, bakın şöyle bir şey de mümkün. Diyelim ki siz Hindistan'daki satıcıyı biliyorsunuz. Şunu alalım. Ben Hindistan'daki şu firmanın, ihracatçı ismini bunu yazacağım. Bu firmanın Amerika'ya sattığı beyannameleri görmek istiyorum derseniz bakın sadece iki sonuç çıktı. Zaten şu firmaya satıyor. Ya da ithalatçı kısmına Foods yazarsınız. Yani bir kademe daha sisteme bir değişken eklemek suretiyle bu sefer 37 tane sonuç çıktı. Şimdi artık yani bir nevi sistemdeki veriyi işlenebilir bir hale getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Çünkü 10 bin tane firmayı aramak, bulmak bunlar çok kolay değil ama 37 firmada bu kolay. Zaten bakın şurada Google linkleri var. Google linklerine tıkladığımızda tık diye firmaya erişebiliyoruz. Amerika'da zaten bu erişim oranları çok çok yüksektir. Şu Sahaj Foods ama henüz daha sanırım tamamlamamış sitesini herhalde şu firma olmalı. Gibi ama daha gelişmemiş ülkelerde bu biraz daha zayıf olacak tabii ki. Ama özet olarak Advanced Search anlamında şunu söylemeye çalışıyorum. Tarih ve alıcı ülke başta olmak üzere sisteme ihtiyacınız ve işleyebildiğiniz veri yükü anlamında değişik parametrelerle sorgu gönderebilirsiniz. Özür diliyorum.
Şurada product detail bölümüne de mesela ben orange yazayım. Yani ben portakallı bisküvi üretiyorum. Ya tabii burada sonuç gelir mi çok emin değilim ama örnek olması açısından söyledim. Şu anda sistem bu git kodunu tarayacak. Hindistan'dan çıkış yapacak. İthalatçı isminde foods kelimesini arayacak. Amerika'ya gelecek bu tarihler arasında ve ürün beyanname açıklamasında orange yazan beyannameleri getirecek bize. Mesela bu tekstil sektörü için kot kumaşı, bir önceki eğitimde mesela öyle bir şey vardı. Kot kumaşı gitibini yazıyor. Akabinde de oraya taşlanmış kelimesini koyuyor. Yani çünkü taşlanmış kot kumaşı doğrudan bir altılı gitibe sahip değil. Kot kumaşının içini takip ediliyor. Dolayısıyla çoklu beyanname, yani çoklu değişken aramaları sayesinde kolaylıkla çok daha isabetli sonuçlara varabilirsiniz. Şimdi vakitte dikkat edelim. 4:10 geçiyor. Biraz daha hızlı giderek buraları bitireceğim. Şuraları örnek göstermeden sadece sunum üzerinden anlatayım. Şimdi bu sistemler üzerinden elde edeceğimiz veri sadece firma, gitip ve anahtar kelime aramalarıyla sınırlı değil. Bakın ben bilgisayar çipi ürettim örneğin Türkiye'de. Şimdi Intel en büyük rakip. Intel, AMD vesaire. Bunlar dünyanın sayılı çip üreticileri. Intel'in müşterilerini çektim. Intel yazdım. İhracatçı olarak bütün listeyi döktüm. Kendi gitip kodumu yazdım. Farklı dillerde ve farklı formatlarda anahtar kelimelerimi yazdım. Computer chip, computer board, chipset vesaire gibi. Bunları da aradım sistemde. Şimdi bakın bir sonraki aşamaya şöyle geçebiliriz. Elimizde bütün dünyanın verisi olmadığı için örneğin Almanya'da bir bilgisayar üreticisi çiplerini İtalya'dan aldığını varsayalım. Her iki ülkede veri yayınlamadığı için maalesef bu ticareti göremiyoruz. Ancak Almanya'daki firma bilgisayar üretmek için İtalya'dan çip, Hindistan'dan da örneğin hard disk aldı. İşte biz çip satmak için hard disk ticaretini de takip edebiliriz. Benzer bir tamamlayıcı ürünler üzerinden. Çünkü hard disk alan, yani bilgisayara takılabilen hard disk alan bir firma bunu eğer tekrar satmayacaksa, bunun tüccarı değilse muhtemelen bunu bilgisayara takacak ve bir bilgisayar üretmek için bunu kullanacak. Şurada benzer tamamlayıcı ürünleri görüyorsunuz. Bakın elma, armut, cep telefonu kamerası, cep telefonu bataryası. Bunlar benzer bir tamamlayıcı ürünler. Yani bir ülkede eğer kendi ürünleriniz için doğrudan müşteri sayısı yetersiz kalır ise benzer ve tamamlayıcı ürünler üzerinden gidebilirsiniz. Aynı şekilde bakın girdi çıktı analizi yapmak mümkün. Çip üreten rakiplerimi bulmak için kristalize silikon ticaretini takip ediyorum. Çünkü çip üretmek için silikona ihtiyaç var. Bu silikon ticareti beni çipçilere götürecek. Akabinde bu çip firmalarını aramak suretiyle de son nihai noktaya onların müşterilerini yakalayacağım. Diğer taraftan da çıktı analizi aynen bilgisayar. Yani çipi alıp bilgisayara takıp bilgisayar satan firmaları bulabilirim. Amerika'ya bilgisayar satan bütün firmaları dökerim. Tek tek ararım başlamaya. Siz üretici misiniz? Tüccar mısınız? Zaten aramadan önce tabii ki bir Google araması yapılabilir. Bunlar bulunduktan sonra bunlarla temasa geçirebilir. Ona ilişkin bakın girdi çıktı ya da şöyle bir örnek vereyim. Almanya'ya fındık satmak için Almanya'daki fındıkçıları aradıktan sonra Almanya'da örneğin büyük çaplı kakao ve şeker ithal eden firmaları bulabilirsiniz. Bu bir yöntem. Almanya'dan örneğin Ukrayna'ya fındık satan firmaları bulabilirsiniz. Çünkü Almanya fındık üretiminde bizim kadar güçlü değil. Bizden alıp yani sizin müşterinizin müşterisi onu yakalayabilirsiniz. Ya da Almanya'dan Amerika'ya satanları bulabilirsiniz. Veyahut örneğin bu bir çikolata temperleme makinesi. Şimdi çikolata temperleme makinesi alan bir firma ya bunu alıp satacaktır birilerine içeride ya da dışarıda. Veyahut burası bir çikolata fabrikası ve bu arkadaşlar fındık, süt vesaire bunları toplamak suretiyle çikolata üretecekler. Dünyadaki temperleme makineleri yani çikolata üretiminde kullanılan makineleri takip ederek de çok kolaylıkla müşterilere ulaşabilirsiniz. En son örnekte malumunuz çikolata ticaretini de çok kolaylıkla yani çikolata satan firmaları tarayarak da onlara fındık satmaya çalışabilirsiniz. Şimdi tedarik zinciri çözümlemesine ilişkin bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Az önceki çikolata örneğinde şuradan göstereyim hatta. Ben örneğin fındık satmaya çalışıyorum. Şimdi Almanya'daki fındık ya da işte ya da Amerika'daki örneğin herhangi bir ürünün sunumu nerede? Şuradaydı. Herhangi bir ürünün alıcı ve satıcılarına ilişkin bir harita yapacağım kendi sektörümde. Bakın şuradaki örnek Amerika'daki duvar kağıdı pazarı. Belki aramızda duvar kağıdı sektöründe olan firmalar da vardır. Bunları tanıyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi buradaki çalışma, buradaki şablon her ülke ve her sektör için, ürün için kolaylıkla yapılabilir. Bakın yöntemi şu. Herhangi bir tane firmadan başlamak suretiyle. Örneğin
Bakın Bravestar firması. Siz bu firmanın Amerika'da duvar kağıdı ithal ettiğini biliyorsunuz. Şimdi sistemin importer bölümüne Bravestar yazıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri diye arıyorsunuz. Bu firmanın dünyadaki bütün tedarikçilerini çıkardı. Örneğin İngiliz Wall Vision, işte İtalyan Parati firması vesaire. Hemen bir sonraki aşamaya geçiyorum. Şimdi eğer bu Wall Vision Bravestar'ı duvar kağıdı satıyorsa bunun sattığı başka müşteriler de vardır kesinlikle. Bakın hemen exporter bölümüne geliyorum. Buraya Wall Vision yazıyorum. Bu sefer artık Amerika'yı değil belki bütün dünyaya İngiliz firmanın bütün dünyadaki müşterilerini bulacağım. Arayacağım. Çıkan bütün sonuçları alacağım. Ve şunu gördüm ki bu firma aynı zamanda Fabrikat denilen bu firmaya satıyor. Hemen tekrar döneceğim ithalatçıya Fabrikat yazacağım. Yani bu sayede sistemde ithalatçı ve ihracatçılar arasındaki gerekli dengeyi, gerekli aramaları sabırla yapmak suretiyle şurada küçücük bir bölümünü gördüğünüz Amerikan duvar kağıdı pazarının deyim yerindeyse çarşaf gibi bir halini bütün oyuncuları tek tek sabırla çıkarabilirsiniz. Böylece artık o pazarın aslında yarısını bir nevi ele geçirdiniz. Kim kime satıyor, kim kimden alıyor? İrtibata geçeceğiniz firmalar belli. Bunlardaki rakipleriniz belli vesaire. Bu sayede çok kolaylıkla böyle tedarik zincirleri oluşturabilirsiniz. Şimdi bir iki cümleyle kendi sitemize ilişkin şunu söyleyeyim. TradeAtlas.com sitemiz şurada packages bölümünde ama ben yurt dışından girdiğim için bunu gösteremeyeceğim maalesef. Şu anda Irak'ta olduğum için yurt dışı sitesi açılıyor. Packages bölümüne girerseniz ya da Türkçedeki işte paketler bölümüne girerseniz burada fiyatlarımızı görebilirsiniz. Biz devlet destekli bir siteyiz. Ticaret Bakanlığı tarafından ön onaylıyız. %60 oranında devlet desteği söz konusu. Bir de İş Bankası ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde İş Bankası'nın da %25'i söz konusu. Yani şuradaki World Package Professional yazan paket destekli İş Bankası indirimi sonrası kabaca bir firmaya maliyeti 4-5 bin TL bandına gelmektedir. Bunlar bir yıllık kullanım ücreti. Bunları da buradan görebilirsiniz. Şurada Packages bölümünden görebilirsiniz. Sabri Hanım aramızda bizim yurt içi satış müdürümüz. Sabri Hanım kendi iletişim bilgilerini de buraya eğer yazar, yazmıştır belki ama tekrar yazabilirsiniz ya da yurt içi satıştan arkadaşlar onlarla da irtibata geçebilirsiniz. Şimdi kalan kısıtlı süremizde ben hemen mail adreslerinin tespitiyle ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Zaten soru cevap bölümünde bu sıkça geçti. Şimdi hatta bir sonraki slide'dan şöyle başlayalım. Benim çok nacizane kendi kişisel tecrübem şudur. Eğer jenerik olarak adlandırılan mail adreslerine mail gönderirseniz isabet oranları çok çok zayıf. Az önce zaten bir örnek vardı burada. 2000'de bir çok çok kötü yani gerçekten ama bu size özel bir durum değil emin olun. Belki bir miktar iyileşim ufak tefek tüyolarla ama bu oranlar her zaman düşük kalacaktır. Yani bunu kendinizden düşünün. Kendi infonuza gelen mailden kaç tane ürün aldınız? Belki yıllardır bu işi yapan firmalar var aramızda. Dolayısıyla isabet oranını arttırmak için yapılabilecek çalışmalardan bir tanesi o firmalarda karar verici konumunda bulunan insanlara erişmeye çalışmak. Yani Info@Lansend firmasına işte Borno satmaya çalışmak yerine burada bakın Global Sourcing'den sorumlu kişi var. Yani nokta atışı zaten siz firmanın kapısından da çalıp içeri girseniz muhtemelen bu adam karar verecek alıyorum ya da almıyorum diye. Dolayısıyla bu adama mail atmak buradaki isabet oranını arttırabilir ama bakın atılan mailin şekli şablonu da son derece önemli. Şimdi şu kriterler bence çok dikkat edilmesi gereken noktalar. Ortalama bir çalışan günde en az 150-200 hatta eğer daha üst düzey yöneticisiyse onun ekibinin CC'lediği mailler falan bunları tutarsanız belki 300-400 tane mail alıyor. Dolayısıyla gönderdiğiniz mailin önce spam'a düşmemesi için bazı çalışmalar yapmak gerekir. Bir, çok yüklü mail spam'a düşer. Yani bir mail mesela öyle mailler geliyor bazen. Adam mail atmış Çin'den yani firma, adam kullanıyorum ama yani firma bunları firma olarak anlayın şey yapmayalım. Ekinde 10 megabaytlık PDF var. Zaten en güzel maili de yazmış olsa otomatik olarak spam'a düşme oranı çok yüksek. Çok fazla link içeren, çok fazla fotoğraf ek işte vesaire içeren bu mailler spam'a takılır. Dolayısıyla önceliğimiz mailin spam'a takılmaması. İkinci aşamada da bizle beraber alıcıya giden 200-300 tane mail arasından seçilebilmeye çalışmak. Şimdi burada bakın ilk nokta şudur. Hepimiz Outlook kullanıyoruz. Outlook'u açtığında orada gördüğü kişinin yani alıcının gördüğü 3 nokta var. Bir,
sizin gönderen adı. Şimdi gönderen adını mesela eğri mühürü yazmamak gerekiyor. Mesela öyle firmalar görüyoruz maalesef. Küçük harflerle yazmış. İşte ya da işte böyle RRRCCC falan, hani bunlara dikkat etmek gerekir. Gönderen adı karşıda düzgün bir şekilde çıkmalı. Nevsal Alhas Trade Atlas işte vesaire, her neyse. İkincisi mailin konusu. Yani ikinci karar verilecek nokta mailin konusu. Şimdi mailin konusu öyle bir olmalı ki firm alıcı 200-300 tane maili şöyle aşağı doğru gözle taradığında tık o maili görünce acaba bu nedir diye o maile yaklaşmalı. Ve üçüncüsü buna karar vereceği bir noktada Outlook'tan bilirsiniz. Mailin konusunun hemen altında da sizin mailinizin ilk cümlesinin 3-4 bilemediğiniz 5 tane kelimesi gelir. Dolayısıyla cümleye başlarken, yani maile başlarken buna dikkat etmek gerekir. Mailin konusunun açıklayıcı ama yani böyle hani promosyon şey yapar gibi işte sürpriz sürpriz müjde müjde falan mesela bazı şeyler belki dikkat çeker ama 1-0 geriden başlarız. Nokta atışı olarak her ne satmaya çalışıyorsak ona ilişkin karşının ilgisini çekebilecek çok kısa bir bilgi. İşte Turkish Towel Producer mesela bu belki çok çok etkili olmasa da ama en azından yanlış yönlendirmeye meydan vermeyen işte Türk havlu üreticisi vesaire ya da çikolata üretim makineleri işte vesaire gibi bunun gibi kelimeler seçmek gerekir. Mailin body'sine ilişkin de az önce kısaca değindim. Şimdi önce şunu söyleyeyim. 2000 tane mail attım demiştiniz. Yani bir katılımcımız demişti. Şimdi bu herkesin başına gelmiştir. Şu bir gerçek ki Outlook üzerinden bir günde birbirine çok benzeyen 15, 20, 25'in üzerinde mail atmaya başladığınız anda siz bu mailleri gönderirsiniz ama bunların önemli bir kısmı karşı tarafta spama düşecektir. Çünkü Outlook bunun için yapamamış aslında. Böyle bir hacme, böyle bir şeye mail sistemleri çok fazla katlanmıyor ve sizi spamcı olarak işaretliyor. Akabinde bütün mailleriniz pıtır pıtır zaten spam box'lara düşmüştür. Şimdi bunu nasıl engelleyebilirsiniz? Hem mailleri eğer Outlook'tan belli bir sayıyı aşmayacaksınız. Bakın mailleri biraz kişilere göre özelleştirmek gerekir. Yani ben örneğin Eğit'ten işte Yiğit Bey örneğin olsun. Yiğit Bey'e mail atacağım. Şimdi İtkip'ten de Ali Bey'e atacağım. Öbüründen Ayşe Hanım'a atacağım. Herkese standart merhaba biz havlu üretiyoruz. Şu bizim sistemimizdir yerine. Bakın kişiye özgü. İşte Ali Bey merhaba. Ayşe Hanım merhaba. Hatta ben toplu mail atarken genelde şöyle de yaparım. Kişinin firmasının adını bile sanki böyle resmi makama yazar gibi mailin en üstüne yazarım. Yani Lens Aid Incorporation işte ABD altında başlıyorum. Dear Mr. Aroldo. Yani bu tabii %100 doğrulanmış değil ama benim çok nacizane kullandığım bir yöntem. Maili kişiye göre özelleştirmeye çalışıyoruz. Ama her koşulda 1000, 2000, 3000 böyle mailleri atacaksınız. Günde 10, 15, 20 bandını aşacaksınız. Bu noktada yapmanız gereken şey toplu mailing programları kullanmak. Şimdi ona hemen çok hızlıca bir örnek vereceğim. Akabinde mailleri nasıl bulabileceğimizi anlatacağım. Şimdi bakın bunların en bilinenlerinden bir tanesi Mailjet'tir. Mailjet var, Mailchimp var. Türkiye'de bu işi yapan Euromessage sanırım. Onun gibi bazı siteler var. Şimdi buradaki mantık tam olarak şudur esasen. Bu sitelerin amacı sizin insanlara biz bunu üretiyoruz diye mail atmanız değil tabii ki. Amacı şu, Trendyol'a işte N11'e vesaire üye oldunuz, oradaki tiki de işaretlediniz, bana promosyonları gönder. Yani izin verilmiş insanlara mail almak için bana mail atabilirsin iznini vermiş insanlara mail atılması için kurgulanmış platformlar bunlar. Ama belli bir sayının üzerinde belki tam amacına hizmet etmese de bunları kullanabilirsiniz. Kullanım noktasında da bakın size şöyle bir örnek vereyim. Kullanımları çok kolaydır. Aynen az önce Wix örneğini verdik. PowerPoint'te sunum hazırlamaktan farksız yazıyı çekiyorsunuz, yazıyorsunuz. Görseli çekiyorsunuz, atıyorsunuz. Mailinizin konusunu belirliyorsunuz. Akabinde listeleri buraya yüklüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bu mailimi bu listelere gönder. Onları eşleştiriyorsunuz. Gönderme saatini belirleyip gönderiyorsunuz. İnternette buna ilişkin YouTube'da vesaire videolar bulabilirsiniz. Burada zaten kendileri de öyle ya da böyle biraz bunları açıklamıştır. Burada şimdi birkaç trik yani nokta anlamında şunları söyleyebilirim. Bu gibi sistemler de herkese aynı mail atmak zorunda bırakmıyor sizi. Yani Ali Bey merhaba diye gider öbürüne. Bu taraftakine Ayşe Hanım merhaba diye gider. Sistemde bunu tanımlayabiliyorsunuz. Listeyi yüklerken mailin yanına ismi de yüklersiniz. Yani mesela Ali @3atlas
Ayşe Etrid Atlas. İlkine giden mailin yanına ben mail adresinin yanına Ali Bey diyorum, öbürüne Ayşe Hanım diyorum. Maili kurgularken de bu değişkenleri tanımlıyorum. Bunda herhangi bir sınırlama da yok. Mesela Amerika'daki firmaya mail atarken sistem gidiyor ki, işte Dear Mr. John, we are a good company and we don't have a dealer in United States. Orada United States değişken. Öbür taraftaki ne diyor ki, we don't have a dealer in Germany. Bunları tanımlıyorsunuz, hepsini atabiliyorsunuz. Ücretsiz kullanım bölümü de var bunun. Günde 200 tane yanlış hatırlamıyorsam mail atabilirsiniz. Buradan bir deneme yapabilirsiniz belki küçük küçük. Hem de sisteme alışmanız anlamında. Bunun gibi sistemler hem sizin domaininizi çok fazla yormayacaktır. Küçük küçük attığınız sürece ama paralı üye olup aynı anda 10 bin kişiyi gönderirsiniz. Bunların da kalkıp 100-200 tanesi ben bu listeye üye olmadım derse o zaman sadece mailjet hesabınız değil arka planda sitenizin de kullandığınız maillere ilişkin de sorun yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla yani amacının bu olmadığını bilerek mesela ben kendim ihracat yapmaya çalışırken günde 2-3 farklı zaman diliminde 30'arlı 40'arlı paketleri halinde mailler gönderirdim. Gönderirken de mesela sabah bu tabii sistem kurmak mümkün. Sabah işte 5.30 Türkiye saatiyle Çin'e gitsin diye kuruyorum. İşte öğlen 12 itibariyle İngiltere'ye gitsin. Akşam 6.30 itibariyle Amerika'ya gitsin. Yani herkese kendi mesai saatlerinde gitsin anlamında. Bu şekilde mail jeti kullanabilirsiniz. Şimdi mail bulma işlemine gelirsek. Bakın şurada ben bir iki tane site yaptım. Maile yazdım. Bunları şimdi şurada anlatmaya çalışayım. Hunter.io. Dünyada kurumsal mail bulmak bir ticarettir. Ve bunları toplayıp yayınlayan siteler var. Belki daha önce bunları kullanmayanlar varsa önümüzde. Hunter bu konuda en çok tıklanan sitelerden bir tanesi. Şimdi Trade Atlas olarak biz aynı zamanda çok yakın bir zamanda beyannamelerin yanına mail adreslerini de ekleyeceğiz. Bir kısmı da var şu anda ama biz de bu hizmeti devreye almak üzereyiz. Yakın bir zamanda yani beyannameyi gördünüz, ithalatçıyı buldunuz, yanında maili, telefonu vesaire de var. Ama sadece bu işi yapan profesyonel siteler olarak dersiniz. Bakın Hunter dünyada en çok tıklananlardan bir tanesi. Şimdi veri tabanı şöyle çalışıyor. Turkcell.com.tr'ye yazdınız. Bakın elinde 163 tane Turkcell maili var Hunter'ın. Ücretsiz üye olabilirsiniz bu sisteme. Ücretsiz üye olursanız yanlış hatırlamıyorsam size bir ayda 10 tane ya da 15 tane arama hakkı vermekte. Bir de üye olmadan kullanım var. Ben bunu şöyle kullanırdım. Chrome'da üye olup login yapardım. Hunter.io. Explorer'da login yapmadan kullanırdım. Bakın Turkcell.com.tr şöyle yazdım. Turkcell.com.tr. Şimdi 5 tane sonuç verecek. Şu anda login yapmadığınız için günde 10 tane arama hakkımız var. Ondan sonra artık zaten arama da yapmayacak. Şimdi her ne kadar buradaki maillerin ikinci ve üçüncü harfleri bulanık gibi görünse de Hunter mail toplama anlamında dünyanın en şeffaf sitesi. Bakın bu mailleri nereden bulduğunu. Zaten paralı üye olsanız da bunu gösterecek. Bunlar maalesef removed olmuş ama ha, bakın bu burada var. Şimdi şurada birisi var. Başal Ayan olabilir. Bazal Ayan. Kimmiş bakalım. yerlibirlider.org sitesinde Bilal Ayan'mış zaten. Bakın bunu buradan aldım diyor Hunter. Şimdi ben bu siteye gidersem, bu site eğer halen çalışmaktaysa zaten ben buradan göreceğim. İşte Bilal Aydın, Turkcell Data and Security Support Management Engineer. Doğrudan mail adresi de burada. Hatta kişiye ilişkin tanıtım falan da var burada. Şimdi bunu dünyadaki bütün firmalar için yapabilirsiniz. Apple.com. Yani Apple gibi, Microsoft gibi firmalar da tabii artık işlemlerin ötesinde 3400 sonuç var. Burada artık şansınıza ilk 5'te 10'da ne gelirse onu alırsınız. Ama görece daha küçük firmalarda sonuçlar daha makul olacak. Yani 5 sonuç, 10 sonuç vesaire. Bunların infosunu, şurunu, bununu işte contact, info, purchase bunları ayıklayıp az önce söylediğim gibi şuradan bakmak suretiyle, source'lara bakmak suretiyle bunları yakalayabilirsiniz. Ücretli üye olursanız da ben uzun zamandır login olmadım ama eğer girebilirsem şöyle girmeye çalışayım. Bakın aynı sonuçlar şöyle. Turkcell.com.tr yazdım. 163 sonuç var. Şimdi şu anda burada free plan'dayım ben. 25 tane arama hakkı tanıyormuş. 50 tane verification hakkı tanıyormuş. Bir ayda. Bakın Emresel. Şimdi ücretsiz üye olup bu 25 hakkı size 10 tane gösterecek. Bakın 10 tane görüyorum ben buradan. Nur, Aslı, Sami, Tamer. Bakın bunlar hepsi canlı canlı mailler. Yani info@turkcell'e atmak yerine
Bunların kim olduğuna bakıp, tabii bunları LinkedIn'de vesaire arayabilirsiniz. Şurada hatta Bilal Aydın'ın LinkedIn'ini daha iyi yakalamış. Şimdi onu da ziyaret etmiş olduk gerçi ama artık şuradan göreyim. Yapı Kredi'ye geçmiş zaten. Eskiymiş. Bakın Turkcell, Data Security Support Engineer, 2018 Mart'ta ayrılmış. Gördüğünüz gibi Yapı Kredi. İki firma değiştirdikten sonra Yapı Kredi'ye geçmiş. Yani bu kişinin tabii ne kadar güncel olduğunu Hunter'ın bilme imkanı yok. Bunu yakaladığı tarih 2019. 2019'da da ne kadar güncel olduğu belli değil. Dolayısıyla bunların bir de LinkedIn vesaire kontrol bölümü var. Şimdi Hunter benzeri çalışan, bakın birkaç site söyleyeyim. RocketReach. Çünkü bunları söylememin sebebi şu. Bunların hepsi 5, 10, 20, 30 aylık ücretsiz kullanım hakkı tanımakta. Snow.io aynı şekilde bunu tanımakta. Hatta Snow'un diğerlerinden farkı şudur. Snow'da bildiğim kadarıyla arka planda MailJet gibi çalışan bir e-mail entegrasyonu da var. Yani hem mailleri buluyorsunuz hem de o maillere şakır şakır mail gönderiyorsunuz. RocketReach'in de diğerlerinden farkı firma ismi ve ünvan vesaire de aramaya bulunuyoruz. Yani Türkiye'de sağlık sektöründeki doktorları arıyorum vesaire gibi. Böyle bir arama yaptığınızda sistem elindeki data çerçevesinde tabii ki size sonuç üretmekte. Şimdi benim en çok kullandıklarımdan bir tanesi e-mail formattı. E-mail formatı mantığı diğerlerinden şu noktada farklı. Bunlar sadece mail yayınlamıyorlar. Aynı zamanda bir firmanın kurumsal olarak kullandığı mailin yapısını sergiliyorlar. Şimdi bakın yine Turkcell örneğini vereyim ben. Hatta Turkcell.com.tr'ye yazmanıza dahi gerek yok. Turkcell diye de arayabilirsiniz. Bakın içinde Turkcell geçen bütün domainler zaten burada. Turkcell.com.tr'ye gireceğim ben ve sistem bana şunu verecek. Bakın Turkcell.com.tr uzantılı maillerin %64'ünde format first name nokta last name. Yani ben Turkcell'de çalışsam muhtemelen mail adresim nevsal.alhaset.turkcell.com.tr, aliveli.turkcell.com.tr vesaire. Dolayısıyla şimdi şurada da representative e-mail adresleri görebiliyorsunuz. Zaten bakın burada bunu görüyoruz. Ferda.atabek, Ayça.kutay, Barış.tan. Şimdi zaten sistem bunu yakalıyor. Bize bunu sunuyor. Bu bizim ne işimize yarar? Şöyle bir işimize yarar. Şimdi diyelim ki az önce Halil Tan, yanlış hatırlamıyorsam, Turkcell'de çalışan Halil Tan diye birisini bulduk ama mailini bulamıyoruz. Şimdi bunun maili buradaki algoritmaya göre çok yüksek oranda halil.tan@turkcell.com.tr'dir. Dolayısıyla bilinmeyen bir maili bilinen maillerin buradaki formatı üzerinden de çok kolaylıkla yakalayabilirsiniz. E-mail format sayesinde bunlara buradan bakarsınız. Zaten bakın burada 47 tane mail var. Şurada görebiliyorsunuz. 47 sayısını nasıl yakaladım dersiniz. Bakın bir Chrome eklentisi kullanıyorum. E-mail extractor anlamında şunu bir yere basarsam açılacak zannediyorum. E-mail extractor'ın ama overloop'a döndü. E-mail extractor Chrome extension. Yazamadım ama. Evet. Şimdi bu e-mail extractor dediğimiz uzantının esprisi şu. Şuradaki evet. Şuradaki zincire dikkat edin. Bir tane daha e-mail extractor var çünkü. Bunun esprisi şudur. Siz o anda hangi web sayfasını ziyaret ediyorsanız o web sayfası içerisindeki mail adresini alır ve sizi burada listeler. Bakın burada şu anda bir tane mail adresi var. Benim Gmail'im. O da çünkü Google hesabını kullanıyorum. Başka hiçbir mail adresi yok. Zaten sistem bunu yakaladı. Nevsal@gmail. Şimdi şuradaki 47 maili nasıl yakaladım ben? Bakın görüyorsunuz aşağı doğru 47 tane mail var. Yani büyük olasılıkla. Şimdi extractor'a tıklıyorum. Tık diye ben bunları buradan görüyorum. Şimdi şu John Smith'ler bakın şuradan geliyor. Çünkü sistem bunun John Smith diye bir adam var mı yok mu olduğunu maalesef bilemez. Bunları da mail olarak alacak tabii ki. Akabinden de işte Ferda ve Ayça'dan başlamak üzere şu iki mailden başlamak üzere gördüğünüz gibi bütün mailleri aşağı doğru diziyor. Bu kopyalanabilir bir format. Kopyalanabilir, Excel'e atılabilir, Excel'de değerlendirilebilir. Bakın burada hepsini görüyoruz. Şunu sildim alttaki reklam bölümü. Şurada bütün mailleri görebiliriz. Şimdi bunu nasıl kullanıyorsun derseniz, bakın e-mail extractor'ı çok efektif bir şekilde kullanmanın yolu aslında Google'dan geçiyor. Şimdi hemen kapanıştan önce buna ilişkin de bir örnek vereyim. Sunumumuzda bir firma vardı. Lensand.com. Evet. Bakın Lensand.com. Şimdi pijama işte vesaire, süveter, kot satıyor. Diyelim ki benim hedef firmalarımdan bir tanesi ve ben bu firmada temasa geçebilir isabetli birilerine mail adresini arıyorum. Arada bunun konusu geçmişti. Benim çok nacizane önerim şudur.
Telefonda trafik tabii ki yani. Mail çok soğuk bir pazarlama yöntemidir. İşte maili alacak, görecek, etkilenecek, temas kuracak, ne kadar diyecek vesaire. Dolayısıyla maili telefonla desteklemenin çok önemli olduğuna inanırım ben şahsen. Benim taktiğim şuydu. Önce mail atarım. Bir ya da iki gün sonra da mail attığım firmaları tek tek ararım. Bu sayede hem sıcak teması yakalamış oluyorum telefonla. Aynı zamanda o mail gelip ulaşıp ulaşmadığında karşı tarafı sorma imkanım oluyor. Arıyorum, merhaba ben Nevsal, Fidat Aslan arıyorum. İşte bir mail atmıştım ben size ticari istihbaratla ilgili. Geldi mi gelmedi mi? Kişi maili bulmaya çalışıyor bir yandan, eğer ilgilenirse veyahut mail gelmediyse de hemen telefonda canlı canlı bir dakika bir daha atayım falan diye hemen atıyorum. Düştü mü düşmedi mi falan. Yani o mailin oraya gittiğinden bir şekilde emin olmaya çalışıyorum. Bu yöntem kullanılabilir. Ya tabii ki şimdi her mail attığımız, her aradığımız firmaya mal satacağız diye bir şey yok ama burada önemli olan irtibatı arttırmaya çalışmak. Çünkü temas ettiğiniz firma sayısı artarsa irtibat kurduğunuz yani pazarlığa geldiğiniz firma sayısı artacak. Bu artarsa da öyle ya da böyle tabii ki satış artacak. Dolayısıyla bu çaba, gayret ve işte zaman kaynak meselesi. Bakın şimdi önce şuradan başlayalım. Chrome kullanıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Çünkü artık büyük oranda insanlar Chrome kullanıyorlar. Zaten bu sistem Chrome'da çalışmakta. İlk yapmamız gereken çalışma şudur. Google.com ve Google.com.tr. Ayrı ayrı bunlara gireceğiz Chrome'dan. Her ikisinde de alt tarafta bakın ayarlara girmek suretiyle. Şöyle göstereyim. Ayarlar. Şurada arama ayarları. Sayfa başında sonuç sayısı. Bunu buradan görebilirsiniz. Şimdi buradaki sayfa başında sonuç sayısını sizde 10'dur eğer bunu değiştirmelisiniz. Çünkü default 10 olarak gelmekte. Şimdi bunu ben 100'e taşıdım. Şimdi 100'e taşıyınca hem com hem com.tr'de. Bakın. Şimdi Trade Atlas diye arayayım ben. Şimdi siz aradığınızda sizde 10 tane sonuç olacak. Akabinde şurada Google'ın yuvarlakları görünecek. 2, 3, 4'e geçmek için. Ama ben de çıkan 73 tane sayfanın tamamını bakın tek çırpıda burada görebilirsiniz. Şimdi bunu yapmamın temel sebebi şu. Google üzerinden mail adresi arayacağım. Bunu aramak için de Extractor'ımı kurdum. Extractor'ı kurduktan sonra o sayfada ne kadar çok Google sonucu olursa Extractor o kadar çok veri çekecek. Dolayısıyla ilk aşamada Extractor'ımı kurdum. Akabinde Google sonuçlarını 100'e çevirdim. Şu anda Google bana her bir aramada 100 tane sonuç vermekte. Şimdi bu saatten sonra artık yapılacak olan çalışma şudur. Lensand.com web sitesinde bakın www'sini, https'ini sildim. Geriye kalan lensand.com'un başına bir tırnak, sonuna bir tırnak yazdım. Şimdi ben bunu Google'da arıyorum. Şimdi şu anda Google şunu yapacak. Hem lensand.com yani www.lensand.com'da arayacak. Ama aynı zamanda lensand.com'da biten mail adreslerini de benim aradığım terim içinde geçtiği için öyle ya da böyle az ya da çok onlardan da çıkaracak. Bakın burada şimdi az önceki örnek işte buradan geliyor zaten. Sunuma tekrar döneyim, hatırlayın. Bakın Low Arallo bunların Global Sourcing'den sorumlu yöneticisidir. Ben bu sunumu bir süre önce hazırlamıştım. Şu anda hala bu kişi burada çalışıyor mu? Ona LinkedIn'den bakmak gerekir. Ama bakın gördüğünüz gibi iki tırnaklı bir arama yapmak suretiyle Low Arallo dediğimiz kişinin mailine ulaştık. Artık Global Sourcing'den sorumlu kişiyi tanıyoruz. Mailini biliyoruz, ismini biliyoruz. Hatta Low Arallo yazmak suretiyle eğer doğru yazdıysam Lensand. Orada LinkedIn şeyi vardı gerçi. Hemen akabinde ben bunun LinkedIn'de bu kişi var mı yok mu? İsmini yanlış yazdım sanırım. LinkedIn'de var mı yok mu? Çünkü hala orada devam edip etmiyor. Bunu takip ederim. Akabinde yapılacak olan şey buradaki işte Low Arallo dediğimiz kişiye bir mail atmak. Merhaba biz bir İzmir firmasıyız. Burada işte ABC ülkesinden şunları üretiyoruz. Bunlarla ilgilenir misiniz? Şimdi giden maille ilişkin bakın şu notu da düşeyim. Giden maillerde özellikle firmanızın ve ürünlerinin farkını ortaya koymak bence bu maillerin okunulduğunu ve isabet oranını arttıracaktır. Yani biz bir Türk firmasıyız, tekstil makinesi üretiyoruz, ilgilenir misiniz vesaireden ziyade. Bizim tekstil makinemizin öne çıkan noktası nedir? Biz aynı anda, yani bu sektörden değilim, bunları tamamen örnek olarak söylüyorum. Aynı anda 4 kumaşı birden dokuyan makine üretiyoruz. Bakın işte rakiplerimiz sadece 2 kumaş dokuyor. Ya da bizim hızımız işte 80 metre bölü metrekare bölü saniye şudur. Veyahut bizim fiyatımız hesaplı olabilir. Teslim sürelerimiz, stoğumuz var. Yani herkesin elinde olan verilerden ziyade, özelliklerden ziyade farkı ortaya koymak bu mailin
okunduktan sonraki tabii ki yani okumazsa zaten yapacak bir şey yok ama okunduktan sonraki etkinliğini önemli oranda arttıracaktır. Son tüyü olarak bakın şunu vereceğim. Şimdi Lens & Com yazdığınız yeterli sonuç çıkmadı. Şimdi biz burada tabii ki aradığımız kişiyi yakaladık ama eğer yakalamamış olsaydık Hunter vesaire onlara da bakabilirdiniz. Ama son olarak da şunu söyleyeyim. Bakın eğer yeterli sonuç gelmezse hemen bunun yanına mail yazın, kontakt yazın, farklı yani Google'a mail aradığınızı iletmeye çalışın bir şekilde. Bakın 3 tane sonuç ona geldi. Şimdi Marilyn Monroe böyle biri çalışıyor mu acaba? Yoksa bu örnek de olabilir. Çünkü bazı siteler az önce John Smith'te gördüğümüz gibi örnek de sergiliyor olabilir. Bakın burada daha farklı farklı mailleri yakaladık. Şimdi ben buna kontakt yazarsam bir tık daha farklı farklı mailler. 5 tane mail geldi. Burada da bakın Sarah Rasmussen diye birini yakaladı vesaire. Şimdi bu da bakın işin sonu değil. Şu noktayı da söyleyeceğim. Şimdi az önceki örnekten gidelim. Diyelim ki bir firmanın mailini Google'da yakaladınız. Şimdi Hunter vesaire buralarda yakaladığınız mailler size sadece bir tane mail verecek. Yani lensen.com diye Hunter'da aradınız. İşte diyelim ki ilgili kişinin mailini bulduğunuzda bitti. Ama Google'ın en büyük avantajı şudur. Bu mail nerede geçiyor acaba diye analiz yapma onu nasıl tanıyacak. Şimdi biz buradaki aramada şuradaki Global Procurement'tan sorumlu kişinin mailini bulduk. Low.araldo. Şimdi hemen Google sonuçları içerisinde low.araldo diye arıyorum. Bakın bu sonuç şuradaymış. j10c.com diye bir site var ve bunun kullanıcılarından bir tanesi low.araldo. Zaten Google nasıl yakalamış? Gitmiş kendi mailiyle buraya üye olmuş muhtemelen. Google yakalamış. Şimdi peki bu site nedir? Neden bu kişinin maili burada? Buradaki amacımız şu. Yani bu kişinin ne yaptığını sorgulamaktan da öte. Eğer bu kaynakta bu kişinin maili gibi belki de Amerika'daki büyük tedarik zincirlerinin Global Sourcing'den sorumlu yöneticilerinin mail adreslerinin bir listesine ulaşma şansınız var. Bakın internet bu listelerle dolu emin olabilirsiniz. Bulduğunuz maillerin peşinden gitmeyi asla ihmal etmeyin. Çünkü bir dernek üyeliği olabilir. Bir sempozyuma katılmıştır. Tekstil ithalatçılarına ilişkin bir sempozyum vardır. Listeyi bir ele geçirirsiniz ki orada Amerika'da, Almanya'da her neredeyse 5000 tane firmanın ithalat sorumlusunun maili vesaire gibi. Yani mail atmak tabii ki tek çare değil. Oranlar hiçbir zaman %100'lere yaklaşmaz ama mümkün olduğu kadar daha isabetli olan kişilere mail atmak gerekir. Yani birinci noktada doğru maili bulmak. Eğer bulamıyorsak doğru kişinin ismini bir şekilde LinkedIn vesaireden bulup bulduğunuz mailleri benzer mail formatı yakalamak. Ha, son çare artık ben her koşulda gene infoya atmadan önce mesela muhasebeciyi bulduysam onu atarım. Bir ümit muhasebeci aldığı maili satın almaya iletmiş olabilir. Yani çünkü info bence en düşük olasılıklı olan bölüm. Şimdi mail adresine ilişkin de benim söyleyebileceklerim şu bu kadar. Zaten sunum bitti. Sadece birkaç tane web sitesi vardı. Onlara ilişkin birer cümle söyleyeceğim. Akabinde sorulara bakacağım. TradeAtlas.com bizim mail sitemiz ticari istihbarata ilişkin. Hunter ve e-mail format az önce söylediğim web sitesi yani mail adresi bulma siteleri. Şimdi Mailjet'i anlattım. Google Analytics anlattım. AdWords'e reklam verebilirsiniz. Belki verenler vardır. AdWords öyle ya da böyle. Sonuçta Google dünyanın en büyük arama motoru olduğu için bilinirliği çok ciddi oranda arttırmakta. Dolayısıyla belli coğrafyalarda belki küçük küçük bütçelerle denemeler yapabilirsiniz. Dönüşlere bakabilirsiniz. Eğer ürününüz daha geniş kitlelere ulaşıyorsa ama uçak parçası üretiyorsanız bunu Google'a reklam etmeye gerek yok. Zaten müşteriniz belli. Yani Türkiye'de Tayyip ya da işte Lockheed Martin gibi o firmanın da F-16'dan. Hani zaten 3-5 tane müşteriniz olacağı için belki burada Google'a gerek yok ama daha genel anlamda Google reklamlarını kullanabilirsiniz. Uptime robotu anlattım. Sitenizin online olma oranını oradan tespit edebilirsiniz. Şimdi GİTİP tespitine ilişkin arada zaten birinin sorusu vardı. Bakın gümrük.com.tr'yi kullanırım ben bazen. Şu alttaki web sitesi İngiltere hükümetinin GİTİP bulma sitesi. Buradan da gidebiliriz ama her ikisinde de temel mantık şudur. Önce ikili GİTİP yani fasıldan başlarsınız. Özür diliyorum. Mesela 87 işte otomotiv grubu 8703 arabalar akabinde işte 8703 10 araba parçası vesaire vesaire. Ama
şuradan sunumdan çıkacağım çünkü şu linki alacağım. Şimdi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı olmadan önce çok güzel bir çalışma ortaya koymuştu. Hala arka planda bunu çalıştırıyorlar mı yoksa böyle olduğu gibi kaldı mı çok emin değilim. Çünkü YTB, Gov.tr, işte Ticaret Bakanlığı dönmediği için zannediyorum ki arka planda çalışma durdu. Ama bu sitenin mantığı şu, sadece GİTİP tanımında geçen kelimeleri değil, kelimelerin ticari isimlerini de kullanabilirsiniz. Bakın bizim sunumumuzda o var mıydı? GİTİP koduna ilişkin benim bir slaytım vardı ama sanırım burada o yok. Mesela cep telefonunun GİTİP kodu şudur. 85-17-12. Şuna GİTİP yazayım. Açıklamasını görelim. Bakın şuradan kendi sistemimizden görelim açıklamasını. 85-17-12. Alıcısı bulunan, şimdi gelecektir. Alıcısı bulunan verici portatif tarih seçimleri için gelmedi. Alıcısı bulunan verici portatif cihazlar. Yani bu GİTİP kodunun tanımı bu. Siz cep telefonu diye GİTİP kodu ararsanız maalesef bulamazsınız. Ama Gümrük ve Ticaret Bakanlığı zamanında bunun önüne geçmişlerdi. Bakın buraya cep telefonu yazıyorsunuz. Sistem, şimdi Türkiye'deki bütün beyannameler kendi ellerimde olduğu için, pardon, aşağıdaki şuradaki güvenlik kodunu yazmadık, 73. Bu beyannameleri taramak suretiyle içinde cep telefonu geçenleri ayıklıyor. Yani öyle tahmin ediyorum büyük olasılıkla. Cep telefonu geçenleri ayıklıyor ve bunların GİTİP kodunun 85-17-12 çift 0 çift 0 11 olduğunu bize söylüyor. Zaten bakın GİTİP tanımı şu, alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları. Hatta ve hatta bakın şurada böyle resimler de var. Detaylara da girersek bunu da görmemiz mümkün. Yani ürününüzün ticari ismi bir GİTİP kodunun tanımına isabet etmiyor ise bunu da buradan görebilirsiniz. Bakın tabii çok eskide kaldığınız şuradaki işte Nokia, hatta Sony Ericsson mudur artık şu, çok emin değilim. Oradan da görebiliyoruz ama burayı kullanabilirsiniz. Sunumda bu link gelecek zaten. Chat bölümünden yazmıyorum. Şimdi son bir iki tane daha söyleyeyim web sitesi. İhracata ilişkin çok fazla doküman var. Bunların hepsini bilmenize gerek yok. Ben yani ihracat yaparken bugüne kadar fatura ve paket listesi dışında evrak hazırladığımı hatırlamıyorum. Gümrükçümüz zaten bunların tamamını yürütüyor. İşte ATR mi gerekiyor? Beyannameyi zaten kendisi dolduruyor bu bilgileri sizden almak suretiyle. Şimdi bakın burada o kadar çok belge var ki. Ama eğer çok özellikli bir ürün satıyorsanız belki bu belgeleri incelemek durumunda kalabilirsiniz. Ben burada mevzuat neti kullanıyorum. Buna ilişkin tabii farklı kaynaklar var. Mesela şurada bu siteyi kontrol ederken şunu görmüştüm. Kimberley süreci sertifikası. Hiç duymadım hayatımda. İlk defa gördüm. Bakın ham elmas sevkiyatı yapacaksanız böyle bir sertifikaya ihtiyacınız var. Ama bu bilgileri gümrükçünüzden çok kolaylıkla alabilirsiniz. Satacağınız ürünü gümrükçüye söyleyin. Ben cep telefonu satacağım. Hangi ülkeye satacağınızı söyleyin. Hatta onların Türkiye'den çıkışa ilişkin ya da ithalat yapıyorsanız Türkiye'ye ilişkin bilgiler zaten tam olarak onlar bilmekte. Buna ilişkin kaynakları kullanmaktalar. Karşı tarafa ilişkin olarak da acaba ne gerekir diye merak ederseniz burada aslında en önemli kaynak müşterinizdir. Müşterinize sorarsınız. Yani ben bu cep telefonu göndereceğim ama sen hangi evrakları istiyorsun diye. O da başlayacaktır saymaya şunları gönder diye. Buna ilişkin Trade Map'in de bağlı olduğu ITC tarafından hazırlanan MakeMap adında bir site var. Belki kullananlar biliyordur. Sadece gereken evrakları değil, ülkeler arası gümrük vergilerini de göstermekte. Yani örneğin Türkiye'den Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 85-36-90 diyelim mesela, bu bir elektrik GİTİP kodu. GİTİP kodunuzu yazıyorsunuz. Bakın sistem Güney Afrika Cumhuriyeti hükümetinden aldığı veriyi burada bana yayınlayacak. Şimdi bu GİTİP kodunun bakın şeyi sıfır. Tarifesi sıfır. Buradan görüyorsunuz. Farklı 8'li 10'lulara bakabilirsiniz. Bakın 10'la bitenin tabii o az önceki orta şu 10'la biten koddu. 85-36-90-10. Bakın bunun sıfır ama 20 ile bitenin %10 vergisi var. Ve biz Güney Afrika ile herhangi bir anlaşmamız olmadığı için MFN dediğimiz yani standart tarif uygulanıyor bizde. Ama bu Almanya olsaydı mesela burada 85-36-90 Almanya olsaydı bakın Almanya'da şöyle yazacaktı bize. Bir gümrük, Almanya zaten bu ürüne vergi uygulamıyormuş. Vergi uygulamadığı için gümrük birliği çıkmadı ama gümrük birliğinin çıktığı bir ürün yakalayabiliyor olsaydım evet. Bakın sonu 4000'le biten şu elektrik ürününde
Şimdi standart olarak Almanya dünyadan gelen ürünlere %2.30 vergi koymakla birlikte preferential tariff for Turkey. Buradan görüyorsunuz. Bizim gümrük birliğimiz var. Dolayısıyla hatta şurada bunun detaylarını da görüyorsunuz. Bakın Customs Union işte 95'ten beri geçerli. Bize uygulanan vergi sıfır. Hemen bunun bir tık altında da bakın bu ürüne ilişkin ya da bu ürün gitim kodlarına ilişkin Almanya hangi bilgileri istiyor? Hangi sertifikalar olabilir? Gümrükte istenen belgeler olabilir. Ürüne ilişkin bakın labeling, testing vesaire bunları daha görmek mümkün. Yani ürünün üzerine Almanca yazacak diyebilir. İşte Dubai diyor ki ürünün üzerine ya İngilizce yazacak ya Arapça yazacak. Türkçe ürün kabul etmem vesaire. Buna ilişkin bazı bilgileri de kolaylıkla buradan alabilirsiniz. Şimdi şu Borusan Lojistik ve Easy Cargo dediğimiz şeyler konteyner ölçüleri. Eğer ihracat hiç yapmadıysanız bir konteynere ne kadar ürününüzün girdiğini hesaplamanız pazarlıklarda ve canlı yani telefon, Zoom vesaire görüşmelerinde size fayda sağlayacaktır. Konteyner ölçüleri çok yerde var. Ben burada Borusan örneğini aldım. Şu Easy Cargo örneğine ilişkin de bir cümle söyleyeyim. Biraz süremizi de açtık ama bakın bunun gibi programlar çok fazla var internette. Kutuların ebatları ve ağırlıklarını sisteme yükleyince size o konteynere kaç tane girer ya da en efektif nasıl yüklenir bunu göstermekte. Dolayısıyla ürününüz kutulanabilir bir ürünse yani kocaman makineyi tabii ki buna yazmaya gerek yok. Zaten makinenin alacağı hacim iyi kötü bellidir. Ama mesela ben daha önce bez dolap ihracatı yapmaya çalışmıştım. Ürünlerimiz kutu kutuydu. Dolayısıyla buradan bunları hesaplıyorduk çok kolaylıkla. Biraz ücretsiz bölümü de var. Buna da bakabilirsiniz. Ve son kaynak marinetraffic.com. Belki bilenler biliyordur. Nasıl ki dünyadaki bütün uçakları takip edebildiğiniz flight radar varsa dünyadaki bütün gemileri gördüğünüzde marinetraffic adında bir web sitesi var. Yani bir ürünü gemiye yükledik Amerika'ya, Çin'e gönderiyoruz. O gemiyi buradan takip edebilirsiniz. Bakın bunların hepsi birer tane gemi. Hatta bakın İzmir Limanı'na gelen gemileri görüyoruz. İstanbul Limanı'na gelen gemileri görüyoruz buradan. Ve bu gemilerin kabaca nereden gidip nereye geldiğini de sistem göstermekte. Ne zaman yetişecek kabaca bunu da göstermekte. Bunları buradan görebilirsiniz. Kendi geminizin adını biliyorsanız da ihraç ederken bu geminizi takip edip hani buna göre belki müşterinize vesaire bilgi verebilirsiniz. Şimdi benim sunumum bitti. Çok fazla soru oldu farkındayım ama hani sistem sunumu bitirelim. Belki ayrılmak durumunda olan, geç kalmış olan katılımcılarımız ayrılabilir ama son soru bitene kadar ben buradayım. Tabii Yiğit Bey de orada olduğu sürece Yiğit'ten hızlıca şimdi chat bölümündeki soruları cevaplamaya question and answer'da bir soru görmüyorum şu anda. Rusya'nın dil sorusu vardı ama arada koptu. İnşallah çok soru olmamıştır. Hemen en son cevap verdiğimiz noktadan itibaren sorulara bakacağım. YouTube kanalınızın ismi ne rica etsem? Eyb'in YouTube kanalı da yayınlanacak. Bizim Trade Atlas olarak İlettim onları da Nevsal Bey. Onu ilettiniz tamam. Evet. Tekrar ileteyim isterseniz. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirler. Gönderdim tekrar. Tamam. Şimdi Ahmet Bey'in sorusu. Extractive programlarıyla çok sık arama yapmak Google tarafından sıkıntıya hatta Gmail hesabının kapanmasına kadar yol açabilir. Şimdi bunu ilk defa duyuyorum Ahmet Bey. Burada bakın yaşanabilecek tek sıkıntı Google'ın çok fazla arama yaparsanız bir süreden sonra sizi şu CAPTCHA denilen yani ben insan mıyım makine mıyım o soruyu atması olacaktır. Ama Google'ın bu sorusuyla çok fazla karşılaştım. Extractor'ı uzun bir zamandır kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Zannetmiyorum. Yani en azından benim başıma hiç gelmedi ama çok çok yoğun kullandığım dönemler oldu. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gümrük müşaviriyim demiş. Aksu yazıyor. Size akıl vermek gibi olmadı. Herhalde ona espri olarak şey yapıyorsunuz ama benim tabii bu konudaki bilgilerim çok nacizane ihracat yaparken bilgilerim sınırlı. Ben teşekkür ederim tamamınıza katılımınız için. Umarım faydalı olmuştur. Umarım ihracatınıza irili ufaklı bir katkı sağlarsa ne mutlu. Katılım belgesini Eyüp'ten alabilirsiniz. Database'inizde ülkelerden bütün satın alabilecek beyanname dataları mevcut mu? Ticaret ve ticaret yapmakla ilgileniyorum. Bu şekilde bilgileri ulaşabilecek. Bakın şimdi buradaki kritik nokta şu. Şurada ben veri kapsamı dosyamızı açayım. Şimdi biz hangi ülkenin gümrüğünden veriyi alıyorsak bunu zaten burada yayınlıyoruz. Bakın Arjantin gümrüğünden bu veriyi alıyoruz. 2013'ten beri bütün verileri almış durumdayız. Ama Arjantin gümrüğünden gelen verilerde product detail bölümü yok. Çünkü ülkenin verdiği veri böyle. Yani
bizim sildiğimiz ya da eklediğimiz bir şey zaten olamaz. Ülkenin gelen verisi böyle exporter kolonu boş. Ancak bakın şurada bir not var. Tüm ithalatçıları görebiliyoruz ve aynı zamanda ihracatçılar da burada gelen dosyanın brand kolonu bölümünde yer alacak. Dolayısıyla şimdi Nijerya diyorsunuz. Ben şimdi hemen hatırlamadım. Bakalım. Bakın biz Nijerya verilerini alıyoruz. 2019 verileri yüklenmiş. 2020 verileri şu anda elimizde yüklenecek ve 2021'de bekliyoruz. Yani gelince hızlıca onu da yükleyeceğiz. Elimizde Nijerya verileri var. Nijerya'nın tüm ithalatçıları var. Yani mesela çünkü bazı kayıtlarda bakın şurada yazar by sea. Çünkü Amerika'da çünkü karayolu kayıtları yok. Ama Meksika'nın karayolu kayıtlarını gördüğümüz için Amerika'dan Meksika'ya giden bütün tırları görebiliyoruz. Bunu Meksika kayıtlarından. Ama Nijerya'da bütün sevkiyatı görebiliyoruz. Dolayısıyla göremediğimiz neymiş? İhracatçı ismi ve fiyatı göremiyormuşuz. Ama Nijeryalı ithalatçıları görebiliyormuşuz. Yani ihracatçı diye değil burada ürün ve gitip diye aramak gerekir. O şekilde bu veriye erişebilirsiniz. Teşekkür edenlere ben teşekkür ederim. 10.000'in üstünde döküm olduğunda bunu nasıl alacaksınız? 10.000'li paketleri halinde. Yani ya ülkeyi sınırlandıracaksınız veya tarihleri mesela ay ay, 3 ay 3 ay, 5 ay 5 ay vesaire bunları bu şekilde sınırlandırmak mümkün. Ben teşekkür ederim tekrar. Arada soru nihai son ürün premium üst kalite uzun raf ömürlü bisküvi, gofret, kurabiye vesaire üretiyoruz, satıyoruz. Ana rakiplerimiz İtalya'da, hedef pazarımız Katar. İki ülkede veri yok. Evet. Şimdi her iki ülkede veri yayınlayan ülkeler değil. Dolayısıyla bu iki ülke arasındaki verileri kısmi olarak erişebiliyoruz. Yani %10, %15 bandında erişmek mümkün. Bu kaynak da şudur. Veri tabanımızın önemli bir kısmı resmi ülkelerin gümrüklerinden gelen veriler. Ama bunun yanında uluslararası nakliye ajanslarının doldurduğu konsümanto bilgileri de var elimizde. Bunları da yüklüyoruz. Ancak bunlar %100 kapsayıcı değil. Yani Amerikan verisi %100 kapsayıcıdır. Ama İtalya ile Katar arasındaki bu trafikte çok fazla veriye erişmek her zaman mümkün olmayacak. Dolayısıyla bakın ben genelde şöyle yapıyorum. TradeAtlas.com'a girelim hemen kendi sitemize. Bizim sitemizde ücretli üye olmadan önce sistemde ne kadar veri olduğunu çok kolaylıkla görebilirsiniz. Bakın kendi hesabımdan çıkış yapayım. Şöyle göstermeye çalışayım. Şimdi örneğin GİTİP kodu arıyorsunuz ya da işte ithalatçı arıyorsunuz. 85-36-90. Bakın GİTİP kodunu yazarsınız. Sisteme sorguyu gönderirsiniz. Üye olmadığımız için ya da giriş yapmadığımız için sistem bize sonuç göstermeyecek ama sayıyı gösterecektir. Dolayısıyla şimdi ben Katar arıyorum. Pardon, Türkçe'ye dönmüş. Orta Doğu ülkeleri grubu içerisinde geçiyor olabilir. Katar yorumluyorum. Middle East countries. Evet, Middle East'in içerisinde Katar. Tabii şu anda beni üyeliğe login yapmaya zorladı bir aramadan sonra. Ama ücretsiz üye olursanız sistemi bu sorguları göndermek suretiyle kaç tane veri olduğunu görebilirsiniz. Bu sayede Advanced Search bölümü de yine ücretsiz üyeleri açık. Yani sonuç göremeyeceksiniz. Firma ismi ya 1 ya 0 ama şuradaki rakamları görürsünüz. Böylece daha iyi bir analiz yapabilirsiniz. Bulgaristan var mı? Bakın Bulgaristan'ın verileri yok elimizde ama şuradan veri kapsamı bölümünden elimizde kaç tane Bulgar ithalatçı olduğunu Oğuzhan Bey'e söyleyeyim. Buraya gelip zaten bunu kendiniz de görebilirsiniz. Biraz şöyle yaklaşalım Bulgaristan'a doğru. 12 bin tane Bulgar ithalatçı var sistemimizde. 313 bin tane beyannameleri var. Şuradan eğer Katar'a yaklaşabilir isem evet 31.600 tane de Katar ithalatçısı var elimizde. 1.4 milyon defa ithalat yapmışlar. Bu bisküvi için olan sorunun cevabı eğer İtalya'dan gelen sevkiyatları görmüyorsanız sistem içindeki ülkelerden gelen sevkiyatları arayın. Onları görebilirsiniz. Ya da premium benzer ürünlerin ticaretine bakabilirsiniz. Yani şu anda aklıma gelmiyor ama premium uzun raf ömürlü bisküvi üretiyorsunuz. Buna benzer ne olabilir? Premium çikolata olabilir, premium sakız olabilir gibi. Hani siz daha iyi bilirsiniz bu hususu. Dolayısıyla bunların ticaretini arayabilirsiniz. Bu şekilde bunları yakalayabilirsiniz. Bulgaristan'a da cevap vermiş olduk. Evet, böylece sorulan bütün soruları cevap vermiş olduk.
Question and Answer bölümünde de başka bir soru yok gibi görünüyor görebildiğim kadarıyla. Teşekkür edenlerin tamamını ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur eğitim. İhracatınıza umarım katkı sağlar. Tekrar söyleyelim, sunumu paylaşıyoruz. Videoyu da zaten YouTube'a koyacağız. Eğer başka bir sorunuz var ise yanıtlamaya çalışayım. Aksi halde zaten zamanımızda yarım saat aşmış bulunduk. Hepinize teşekkür ederek belki Yiğit Bey'in son kapanış için söylemek istedikleri varsa akabinde kapatabiliriz. Çok teşekkür ederiz birlik olarak. Ciddi bir emek verdiniz. 3 saattir, 3,5 saattir. Çok faydalı olduğunu ben düşünüyorum. Birçok trik diyelim. Katılımcılarımızın kullanabileceği önemli noktalara parmak bastınız. Tekrar çok teşekkürler. Farklı etkinliklerde de buluşuruz diye umut ediyorum. İnşallah. Büşra Hanım, ayrıca size de teşekkürler. Organizasyon teşekkür sürecindeki işbirliğini sebebiyle. Zaten katılımcılarımızın soruları olursa biz size de yönlendiririz mail tabii üzerinden. Tabii. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar.